28 TV. Vizyon 58, Sivas'ın en canlı, en renkli televizyonu. Vizyon 58 TV, Vizyon 58 TV. Vizyon 58 TV. Toprak Gayrimenkul Neler Oluyoruz sunar. Evet, hayırlı akşamlar. 3 hafta aradan sonra benim için sizlerle beraber olmak mutluluk verici. Arkadaşlarım önceki hafta sevgili izleyicilerimizle bir araya geldiniz. Yine gündemi dolu dolu konuştunuz. Vatandaşlarımızın teveccühü, sorular, yorumlar maşallah. Her geçen gün programımız çok fazla ilgi görüyor. Ben bu arada yaptığım seyahatimde Edirne'de, İstanbul'da çok güzel dönüşler aldım. Hepsinde Sivaslı hemşerilerimin, hatta Hollanda'dan Savaş Bağcıvan diye bir hemşerimizin programımızı zevkle izlediğini, efendim uçakta beraber gittik, ilgiyle izlediklerini, Sivas'ı da sizden başka konuşan yok herhalde dedi. Evet. Tacettin Bey, Mustafa Bey. Maalesef. Yani ben aslında ona maalesef diyorum. Maalesef diyor. Keşke Sivas çok konuşulsa. Yani herkes diyor ki Sivas'la ilgili tek program. İnanın 70-80 yaşındaki büyüklerimiz de, özellikle şunu da söyleyeyim, kadınlardan da çok sayıda izleyicimiz var. Var tabii. Yani. Çok ilgiyle izliyorlar. Tacettin Bey'le ilgili belediye Sivas... Belediyecilikle ilgili sorular sordular. Ben onu kendilerine sorun dedim. Hatta su meselesini sordular. Bugün herhalde o konuya da gireceğiz, evet, zannediyorum. 3 aylık bir suyumuz kalmış efendim. Bugün yine dolu dolu bir program sizlerle birlikte interaktif olarak yapacağız. Tabii bugüne özel kravatımdan anlamışsınızdır. Yarın yine Sivasspor'un bir kupa sevinci yaşatmasını bekliyoruz biz inşallah. Trabzonspor'la Süper Kupa maçımız var İstanbul'da. İstanbul'daki Sivaslı hemşerilerimiz zaten alev alev tutuşmuş, maçı bekliyorlar. İnşallah takımımız da hazır o maçı alır, bize ayrıca bir gurur daha yaşatırlar diye bekliyoruz. O konuda da meydandan, hükümet meydanından Abdullah Yiğit kardeşimiz, Sivasspor'un televizyonumuzun da spor müdürü Abdullah Yiğit Bey kardeşimizle canlı telefon bağlantılarımız, vatandaşlarımızla ilgili canlı telefon bağlantılarımız da olacak. Diyorum, beni Edirne'deki düğünde hakikaten insanların hepsi
kıpır kıpır düğün başladı, oynadılar. Gelini bandoyla alıyorlar evden. Bizde davul zurna ile yapılan iş orada bando geliyor, alıyor. Efendim Avrupa yakası ya. Efendim. Evet. Düğün başladı oynamaya, gençler, ihtiyarlar, yaş farkı yok. Bitene kadar oynadılar, zaman da yetmedi. O kadar neşeli, o kadar... Tabii biraz daha içinde bulunduklar stresle ilgili. Oralarda da hayat hakikaten çok pahalı, çok problemli. Yani ekonomik sıkıntı arkadaşlar. Bizim Sivas'ta yaşadığımızı, oralarda da insanlar, oranın çiftçileri de çok zengin halbuki. Ona rağmen ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, sanayicilerin de ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade ettiler, gördüm de. Üzüldük tabii, inşallah temennimiz hepimizin bu ekonomik sıkıntılardan hep birlikte güzel bir şekilde çıkarız ve inşallah bu sıkıntıları atlatırız. Halkın durumu hakikaten alım gücü orta sınıfın altında insanların tamamını bitirdi. Ayrıca zengin dediğimiz insanların artık ciddi problemler yaşadığını ve şikayet ettiğini gördüm orada Taceddin Bey, Mustafa Bey. Siz de görmüşsünüz. Evet, evet, tabii, tabii. İş adamlarından. Bunlar ülkemizle ilgili ciddi problemler diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey, siz Avrupa'yı gezdiniz. Avrupa'yı Avrupa turu yaptık. Geçen bir nebze değindim. Bazen konular geçtikçe şeyi gelirse, böyle bir örnek vermek veya bahsi geçecek durum olursa yine arada birkaç cümle sarf ederim. Ben bir de orada çok enteresan bir karşılaşmada bulundum. Edirne Selimiye Camisi'nin bahçesinde otururken bir baktım ki bizim Ali Kılıç Bey efendim, Erol Genç ve Kürşat kardeşim, hayırdır ne yapıyorsunuz burada? Selam aleyküm selam dedik ki ya işte dünya bu kadar küçük. Sanıyorum mevcut bizim meydandaki cami, Selimiye projesinin aynısıymış. Orayı bir görelim, ona göre bir değerlendirelim. Yerinde ne var ne yok, burada uygulanan uygulanmayan neler var diye yerine gezmeye gelmişler. İsabetli dedim, ne var fark eden, ne gördünüz dedim. Baktık bakacağız da, bir de onarma almışlar zaten ama orada dikkatimi çeken Selimiye'de, Edirne'de ve İstanbul Sultanahmet'te Oya Ağacı diye çok güzel bir ağaç. Oralar kış, kar, kış biliyorsunuz Edirne. Oya Ağacı, resimleri gönderdiydim Bekir'e. Aradan sonra onu görüşelim arkadaşlar. O ağaç Sivas'ta da yetişebilir. Müthiş güzel bir ağaç. Evet, ve şekli. Evet, evet. Şekli o kadar ağaç. Güzel ki bu Selimiye'nin bahçesinde de muhtemel Selimiye'nin muhtelif yerlerine dikecekler bu ağacı. Sultanahmet'ten Ayasofya'ya gidene kadar da bu ağaçtan var. Çok güzel, çok pırıl pırıl. Ayrı bir görüntü vermiş. Sivas'ta da olabilir mi diye düşündüm. Hatta Facebook'tan da paylaştıydım. Olabilir Mustafa Bey, sizin ağaç... Vallahi Tokat'ta da görüyorum. Yani evet. Oya ağacı benim de dikkatimi çekti. Evet. Da bir tane dikeyim bizim kapının önüne falan bir denemesini yapayım diye de düşünmedim değil ama... Neyse iki senedir aklımda bir deneme yapmak gibi. Evet. Ama fırsat olmadı. Yoksa ben de seviyorum. Yani. Bence bir deneyim istasyon caddesinin boydan boya bu ağaçlarla meydanın hatta o ağaçsız dediğimiz bölgelere bu ağaçlarla dikildiği zaman hem oradaki görüntü hem o tarihi estetik. Bu uzun süre Ziya Bey uzun süre çiçekli kalıyor. Evet. Yani diğer mesela... Ağaç bir çiçekleniyor. Hani böyle bir şey ağaçlarımız var ya. Evet. Diyelim ki armut, işte elma, eriğin şeyleri, süs eriği var falan. Onlar böyle 10-15 gün çiçekli kalıyorlar. Bu daha fazla çiçek açan bir ağaç çeşidi. Ama tabii Sivas'a dayanıklı mı veya da Sivas'ın belki şöyle diyeyim Paşa Fabrikası bölgesi gibi biraz daha kuzeyi kapalı olan bölgelerinde daha güzel yetişebilir diye düşünüyorum ben. Siz de diyorsunuz bir eski bir belediyeci olarak. Yo, ben yani bu ağaç konusu biraz farklı ihtisas istiyor. Tabii. Yani bugüne kadar denendi mi bilmiyorum ama benim bildiğim
bazı flora bitkileri belli bir yükseklikten sonra maalesef olmayabiliyor. Ama denemek lazım. Denedip denemediğini de bilmiyorum ama belediyenin park bahçeler müdürlüğü olsun, buradaki orman müdürlüğü olsun veya tarım il müdürlüğü olsun, en azından bu ağacın bir şeyini getirirler, fidanını deneme yaparlar. Görüntüsü çok güzel. Yani ben, bu tür çeşitlendirmek lazım. Tabii, ben bir örnek vereyim. Ben bizim bahçeyi böyle hani renklendirirken ben Altuni Selvi deniyor. İşte Gold Rider mı? İşte mesela dedi ki birçok konunun uzmanı da olan arkadaş, bu dedi Sivas'ta yetişmiyor falan dediler. Ama şu var biliyor musun? Son yıllarda Sivas'ın iklimi de o aşırı sert, bizim çocukluğumuzdaki sertliği kalmadığı için benim mesela 6-7 yıldır o Altuni Selvi dediğimiz bizim evin etrafına dikmiştim. Birkaç ağaç daha var böyle. Bu burada olmaz dediler ama şu an 6-7 yıldır herhangi bir sıkıntı olmadı. Demek ki iklimdeki yumuşamayı da hesaba katmak lazım. Ya Mustafa Bey, şimdi biz Sivas olarak yani köylerimize de şöyle dikkat buyurursanız, Kangal tarafını filan. Evet. Yani bu ağaç konusunda bir milletiz yani. Bir özürlüyüz yani, öyle diyelim. Halkımız da çok sevdalı değil. Şimdi işte halkımızın da bu konuda yani biraz bakış açısı farklı. Ama ağaç, yeşillik, bitki, bunlar hayatın da bir parçası, hayatın neşesi. İnsanın yaşadığı yerleri güzelleştiren şeyler. Onlar da canlı. Bunlardan niye mahrum olalım? Denemek lazım. Biz de bazı şeyleri denemeden hemen baştan itirazcılık vardır ya. Hı hı. Onlara da gerek yok. İlla bu işi bilen insanlar bu konularda bir çalışma yaparlar diye düşünüyorum. Veya sizin gibi meraklı olanlar da deneyerek bu işleri öğrenirler. Yanlış yaptıkları olabilir. Tabii. Sulaması yanlış olabilir. Rüzgar vesaire konularında yanlış dikilen yerler olabilir. Bunlar denenerek görülecek şeyler. İnşallah bu tür şeyleri getiririz. Yani biz neticede 50 sene öncesine kadar Sivas'ta kavaktan başka çok fazla ağacı tanımayan bir şehiriz yani. Bizim çocukluğumuzda biliyorsunuz her yerde kavak ağaçları vardı. Evet, kavaklar. Pamukları da belli bir mevsimde ilkbahardan yaza geçerken her taraf pamuk tarlasına dönüyor. Kavak ve söğütten başka neredeyse pek bilmiyorum. Yani ben kavaktan başka ağaç tanımam diyorum ya. Tanımamız lazım değerli izleyiciler. Yani dünya da gelişiyor, ilerliyor. İnsanlar da bu konuda kendini geliştirirler. Bir de şey dikkatimi çekti. Demin hani eskiden biliyorsunuz Avrupa'daki meydanlarda pek ağaç olmaz. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Mesela Danimarka'da, hatta fotoğraflarını bir ara şey yaparım. Danimarka'da birkaç meydan gördüm, geniş meydan. Belli bölümlerini, hatta ortasını, yani bizim şöyle düşünün, havuzun olduğu bölüm var ya, havuzun etrafını iki sıra, böyle bir belli beşer metre aralıkla düşünün, geriden ağaç dikmişler, meydanı ağaçlandırmışlar. Hem de ne zaman? Daha 5-6 yıllık hani kütüründen şöyle baktım. Dedim ki ya Avrupalılar fikir değiştirmeye başladı herhalde. Meydanlarını da ağaçlandırmaya başladılar. Bunu da buradan belediyecilere duyurayım. Yani Avrupa'da falan meydanlarda ağaç çok fikri yavaş yavaş benim gördüğüm bazı meydanlardan, önemli meydanlar bunlar tabii. Buradan mesajımız da şu olsun. Daha yeşil, daha güzel. Daha güzel. Yaşanabilir bir Sivas için bunlar da gereklidir diye. Tabii evet. bizden onu bekliyorlar. Evet. Sivaslı belediyeden, yerel yöneticilerden onu bekliyorlar. Arkadaşlar, bugün bir şehidimiz var. Bu hafta içinde şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanlar cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Ailelerine Allah sabır versin. Hakikaten ateş düştüğü yeri yakıyor. O ailelere Allah sabır versin, metanet versin. Sivas'ın, bizim gençliğimizin yıldız sanatçılarından da İlhan İrem beyefendi bir sanatçıydı. O da rahmetli olmuş. Onunla ilgili de ben Allah rahmet eylesin diyorum. Siz ne diyorsunuz Taci Bey? Tabii rahmet dileyeceğiz. Işıklar içinde uyusun. Gençliğimizin siyah beyaz televizyondan renkli televizyona geçerken böyle kadrolu sanatçısı gibiydi TRT'nin. Şarkılar herkesin dilindeydi o tarihlerde. Evet. İşte hayat akıp gelip geçiyor diyen, işte nasılsın diyen. Ben ne bileyim artık çok o gençliğin verdiği şeyle
insanların sürekli şarkıları dilinde olan güzel bir sanatçıydı. Yani öyle sansasyonel bir tip değildi. Evet, evet. Askerliğini de Sivas'ta yapmış bu arada. 78-79 evet. Yılları. Evet, evet. Yani bir komutanım yazmıştı bugün. Evet, evet. Mustafa Pirik. Yani şarkısında dediği gibi işte hayat akıp geçiyor diyelim. İşte akıp gidiyor. Evet, sanatçı da olsa, padişah da olsa, kral da olsa, evet, evet, vatandaş da olsa fark etmiyor. Hepimizin gideceği yer belli. Diyelim ki herkes Allah rahmet eylesin. Evet. Veya işte ışıklar içinde uyusun diyelim. Evet. Herkes ektiğini biçiyor ve sonuçta belli yani. Evet, evet, böyle beyefendi bir sanatçıydı. Sanatçıydı. Bir de tarzı hani herkesin değişik bir tarzı vardır ya, veya bazılarının birbirinin taklidi olan sanatçılar da var. Ama İlhan Erem gerçekten özgün bir sanatçıydı. Kendine hasır. Kendine has böyle üslubu, tarzı, şeyi ne diyelim, böyle bir ses tonu, bir şarkı söyleme tarzı falan çok değişikti. Allah rahmet eylesin diyorum. Yani Türk müziğine önemli bir katkı getirdi. Bir renkti, bir desendi. İşte dediği gibi hayatımız belli aşamalardan geçiyor ve bir gün nokta, ne zaman, nerede, ne zaman, ne vakit, kaç yaşında diyor ya şair. Evet. Bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. İşte hepimiz oraya doğru akıp gidiyoruz. Evet. Allah hayırlı ömürler versin, evet, diyelim. Dost biriktirmek lazım. İyilik yapmak lazım. Değil mi? Evet. Gerisi boş. Gerisi boş. Hayat boş sevgili izleyiciler. Hiçbir şey öbür tarafa gitmiyor. Saltanat, makam, mevki, hı, iktidar sonsuz ve sınırsız değil. Herkes haddini bilecek. Hepimiz haddimizi bileceğiz. İktidar, güç, bunların hepsi gelip geçici. Bugün var, yarın yok. Evet. Yarın yok olduğu zaman ne yapmak lazım? Hakkımızda, hakkınızda iyi şeyler söylemesi lazım. Taceddin Bey, iyi insan, sorumluluk alıyordu. Mustafa Bey, iyi insan, sorumluluk alıyordu. Işte, memleket için çalışıyor, çabalıyordu. Bunlar güzel şeyler. Şimdi aslında meydandan canlı yayına geçene kadar böyle oradan buradan kısa bilgilerle paylaşalım istiyorum. Bugün şeye gittim, siz gezdiniz mi orayı arkadaşlar? Sanayi Mektebi müzesine, müze, eski kadın cezaevinin, evet, olduğu yere. Şeref Çınar, Hatay'daki bizim karşısındaki yer değil mi? Evet, evet. Yani eski kadın cezaevinin karşısı. Kadın cezaevinin yanı. Yan yana. Yan yana. He. Tam öbür. He, oraya kaybolmaya yüz tutmuş Sivas'ın, heh, el, tamam, sanatları ile ilgili loncalar yapmışlar. Hı. Oralarda efendim. Hatay'dan misafirlerimiz, hemşerimiz Şeref Çınar, devamlı izleyicimiz mesaj atıyordu ya, o gelmişti. Orada bir çay içelim dedik. Hakikaten çok nefis, güzel bir alan oluşturulmuş. Fakat halkın girebileceği bir tuvalet yok. Yani şimdi Taceddin Bey, tam senin işin. Yani bir inşaat... Ben burada oraya gireyim. Buyurun. Evet. Önemli bir konuya... Yan binada da mı yok yani? Yok. Hemen biraz açalım. Arkadaşlar, binanın içinde bir tuvalet koymuşlar ama, hmm, esnaf kullanıyormuş. Anahtar esnafta, he, vatandaşın gireceği tuvalet vatandaşa yok. Vatandaşa yok. Şimdi ben burada, bakın değerli izleyiciler, biz bu konuyu programdan önce filan hiç konuşmadık. Kendiliğinden aktı geldi bir şey. Evet, evet. Geleceği varsa konunun geliyor. Geliyor, evet, evet. Bayramın üçüncü günü Taşan'da bir misafirimiz. Taşan'a gittik. Akşam 11'e kadar oturduk, çay içtik. Hmm. Sonra tabii ister istemez bir tuvalet ihtiyacı oldu. Evet. O kadar çaydan sonra. Abi, yani, o kadar çaydan sonra. İnsani bir ihtiyaç sonra. Yani. Sonra öğrendik ki Taşan'da tuvalet yok. Eskiden yukarıda mı? Taşan'ın, ben biraz şimdi biraz kafaya taktım ya onu. Geldim, Taşan'ın restorasyon, hı, renovasyon, bütün projelerini buldum. Allah Allah. Taşan'ın orijinalinde de yok. Hı. İşin garip tarafı. Tarihi. Neyse, orada tuvalete kavuşamayınca görevli oradaki arkadaşa, çalışan arkadaşa sorduk. Dedi ki burada en yakın benzinlik var, mobil, emoil. Evet, evet, evet. Oraya gideceksiniz. Aldık arkadaşı, oraya götürdük. Yolu da bilmiyor, yurdu da tabii, bilmiyor. Tabii, yabancı. Adam dedi ki ilaçlama yaptı, kusura bakma, kapalı. Ne yapalım? Karşıda yeni cami. Yeni caminin bahçesinin kapısını da kilitlemişler, tuvalet de kilitli. Paşa cami.
kitli. Evet. Meydan Cami kitli. Kaldık mı ortada? Şehir merkezinde. Yani meydana bari kale caminin yanında var ya. Oraklımıza geldi. Evet. Ta oradan kalktık taşandan meydana şeye geldik. Kale caminin yanındaki. Ben dedim ki oraya kesin açıktır. Orada 24 saat açık olabilir. Ya girdik orada kitli. Neyse bir tane orada temizlik yapan belediyeci var. Ha kardeşim bu tuvalet niye kapalı bu? Meydanda bir tek Sivas'ın şehrin meydanda değerli izleyiciler bir tane tuvalet var. Bir tane umumi. Niye kapalı kardeş? Abi herkes bunu soruyor deyip çocuk bir de bana şey yapmasın mı? Fırça attı. Fırça değil de abi herkes bunu soruyor. Gelen bunu soruyor. Allah aşkına Twitter'a yaz, Twitter'a yaz dedi. Ne Twitter'ı lan dedi. Belediye başkanı Twitter'a yaz diyormuş. Değerli izleyiciler. O da bunu almış. Değerli izleyiciler. Sivas ağzıyla söyleyeyim. Yabancılar bunu dinliyorsa ayıp olur da malamat olduk. Yani misafire, yani bırak misafiri ben olsam ne olacak fark etmez ki. Saat 11-11.30. Caddede hiçbir tane dükkan açık değil. Bütün camiler kapatmış. Cami hocasına da bir şey diyemez. Cami hocası o tuvaletin bekçisi değil ki kardeşim. Ne yapacak yani? Ayas namazından sonra adam kapatıp gidiyor. Ha, tabii. Bir tane bir şehirde, bir tane ya Mekale Camisi'nin yanında Umumi Ela var. O da saat 11. İşte biz 11'de gittik yani. Kapatıp gitmiş Allah adam. Hayır. Yaz akşamı millet 1'e kadar geziyor. Hayır, bir de öğreniyoruz ki Türkiye'de hakikaten marka bir meydana sahibiz. Güzel bir meydanımız var. Ve yani oraya hakikaten güzel müze, oradaki sosyal donatılar da çok güzel. Trafik problemi yoktur. Ben macera de, nasıl oluyor? Macerayı bitirmedik. Öyle mi? Pardon. Şimdi tabii bu mevzu basit gibi görünen çok arkadaş önemli bir mevzu. Arkadaş yardımcı oldu mu? Bir dakika. Ne yardımcı? O arkadaş yardımcı oldu mu? Bir anahtar var mıymış? Yok ki adamda. Temizlik. Belediyeci yani. Orada süpürge süpüren temizlik görevlisi o. Ama yardımcı olmuş. Twitter'a yazdı. Çünkü çok soran oluyormuş onu orada görenler. Allah Allah. Şimdi aklıma şey geldi. Sanayideki tuvaletleri duvar örgüp yıkmıştı. Evet, orada bir vatandaşımız kaldı. Evet, iade etmişti. Hani ulusal sosyal medyada düşmüştü. Evet. Nereye ne yapacağız diye. Evet. Ben de buradan soruyorum. Sayın belediye yetkilisi arkadaşlar. Allah ya bir Allah. Misafiriniz geldi. Adam yabancı. Oteli bilmem nerede, evi bilmem nerede diyelim. Ya bu adam çarşının ortasında saat 11 dedi mi bütün dükkanlar kapalı. Camiler kapalı. Umumi helal yok. Ne yapacak kardeşim? Nereye yapacak bu? Bu nasıl bir mantıktır ya? Evet. Bir abim de beni tesadüf bu konuyla ilgili dün yolda yakaladı. Dedi ki Allah aşkına dedi. Ben Kayseri'deydim dedi. Tuvaletlerin tamamında dedi camilerde dedi. Belediye görevlileri var dedi. Öyle hocadan anahtar al veya oraya bir adam tut filan yok. Bir birim ora. Birim. Ayrı bir belediye hizmet veriyor. Camide işte. Kamunun yeri değil mi? Tabii. Belediye belli bir şirket aracılığıyla oralara görevli tayin etmiş. Evet. İki iş göre bakıyor herhalde. Temizliğini, bakımını. Temizliğini, caminin etrafını, tuvalet. Paramara da yok ha. Paramara yok. Evet. Biraz Kayseri Belediyesi'nin önüne kalın. İki, benim birader arabayla gitmesi icap etti Konya'ya şeyle otobüsle. Abi dedi bizim burada dedi paralı pislikten girilmiyor. Konya'ya gittim dedi indim dedi. Abi dedi ne parası? Yani 5 yıldızlı otelin ha tuvaletine girmişsin ha terminalin tuvaletine girmişsin. Para mara öyle bir şey yok. Değerli arkadaşlar, değerli Sivaslı hemşehrilerim, değerli yetkililer, tuvalet, temizlik, hijyen bir medeniyet göstergesidir. Affedersin, salonunda en güzel koltuk takımın olsa, en güzel arabaya dahi binsen, tuvaletin pislik içindeyse, temizlik, hijyen içinde değilse, parayla bilmem neyle rezillik, kepazelik içindeyse, buralara bakamıyorsak, bir şehir için bu bir utanç vesilesidir. Bakın bu söylediğim mesele de öyle hayali mayali değil. Adama ben saat 11-11.30 arası şehrin içerisinde tuvalet bulamadım arkadaş. Ne yapacak yani? Eskisinden olduğu gibi gel seni şu karanlık yere götüreyim. İşte ne bileyim bir ağacın dibine öyle bir şey yok. Lütfen basit gibi görünen çok önemli şeyler bunlar. Medeniyet göstergesidir. Rezil kepaze olacaksan işte böyle olursun. Orada dünyanın en güzel tarihi eserlerin olsa ne yazar? Adam sıkışmış. Ne yapacak? Gidip duvarın dibine mi yapacak?
bu konuya derhal bir yer atılması lazım. Buradan da açık açık söylüyorum. Utanılacak, sıkılınacak bir konu da değil. Yok, bazıları diyebilir ki bu televizyonda konuşulacak bir şey. Bazıları ayıplayabilir. Tabii, yani. Tabii. Basbayağı da bir konu arkadaş. Halbuki temel ihtiyaçta da yani yeme, yani insan şöyle bir varlık. Yiyor, içiyor ve bu sindirim sistemimizden geçiyor. Yani bir sindirim sistemi var, boşaltım sistemi var. Yani tabii. Bunun ayıplarını bazılar gerçekten ayıplıyorlar. Var. Tabii tabii. Çocuğu var. Öyle konuşulmasını ayıplayan vatandaşlarımız var böyle. Yok. Ondan sonra geçenlerde ben de bir böyle bir değinmiştim. Onu bazen diyor ki ya bu konuda gündeme gelir mi hani bu konu? Ama dediğiniz gibi bir de şu var, mesela şey konusunda da bazı illerde belediye dediğinizde görevlendiriyor. Mesela bu özellikle büyük millet bahçesi gibi büyüklükte ya da daha büyük ya da daha küçük mahalle bahçelerimiz var ya, parklarımız. O tip yerlerde de gündüz olsun belli vakitlerde güvenlik görevlisi görevlendirme gibi belediyenin hani şey görevlisi. İlla bekçi veya şey olarak düşünmeyelim. Orada insanların rahat gezebilmesi, huzurlu gezebilmesi, çoluk çocuğun, kadınların, erkeklerin neyse rahat gezebilmesi açısından oralara mutlaka bir güvenlik görevlisine ihtiyaç var. Paşa Bahçe'de yani, geçtiğimiz haftalarda bir zeytinler de mesaj göndermişti hatırlarsanız. Evet. Paşa Bahçe'deki o tuvalette pislik içinde. Evet. Yani burada belediyedeki bir yetkili diyebilir ki vatandaş temiz kullansın. Ya tamam arkadaş, vatandaş temiz kullan. Eğitelim tamam. Fakat 100 kişi temiz kullanır, 2 kişi kötü kullanır, kötü kullanılmış olur. Fakat bu bir süreçtir. Temizlik, hijyen, buraları temiz hijyen tutmak belediyenin görevidir. Kuru tutmak, temiz tutmak, evet, havalandırmak. Bu bir kamu hizmetidir. Bu yanlışı yapanlar da biz uyaracağız. Herkes ailesinin etrafında çoluğunu çocuğunu hatta uyaracak. Ayıplayacağız. Ayıplayacak. Tabii. Bir gösterge olarak buraların mutlaka bir şekle kavuşması lazım. Çok ciddi bir sıkıntı olarak bu mesele ortada. Birileri der ki ya bu da konu mu? Kardeşim kimine geliyor ki öyle bir anılıyor ki konu. Evet. Arkadaşlar. Öyle o, bir anılıyor ki tabii, çok tabii, önemli. Yani, tabii. O duruma geldiği zaman insanlar yaşar. Kesinlikle tuvalet bir medeniyettir. Doğru, temizlik. Evet. Ayrıca bu müzedeki o hakikaten güzel yapılmış yerde bir kamu için, yani, da vatandaş için tuvaletin olmasında fayda var. Oraya özel idaresinin. Ayrıca oraya ilgili bir şikayet daha söylediler. Müze kartı geçmiyor. Neden geçmiyor? Burası özel müze. Nasıl özel ya? Özel idare almış. Şirket, özel idarenin kendi şirketine... Kültür Bakanlığı'na bağlı değil manasında. Evet. Kültür Bakanlığı'na bağlı değil. Özel idarenin şirketine devredildiği için, o şirketin yönetiminde idare edildiği için müze kartı geçerli değil. Yani hani devlette devamlılık esas? Yani hani oradan da para alma. Tabii. Yani kimin parasıyla sen orayı restore ettin kardeşim? Tabii. Özel idare, nerenin özel idare? Sen Sivas'ın parasıyla restore ettin. Evet. Oradan da para alma. Tabii. Almak zorunda mısın her şeyden para? Özel idare genel sekreterimiz Kadir Bey, Hakan Bey özel idare, il özel idaresi genel İl Genel Meclis Başkanımız, Sayın Valimiz, sanıyorum şirket yönetimindeki kişiler bu müze kartı bununla ilgili ve oradaki tuvaletle ilgili sanıyorum bir müze kartı da uyumlu olabilir. Bakın ne yapılıyor? Şeyden örnek vereyim. Misal İstanbul kart değil mi? Şey kime ait? Marmaray Ulaştırma Bakanlığı'na ait. Ama şeyinin İstanbul kartla entegre oluyorlar. Oradan çekilince onun hesabına geçiyor. Buradan çekilince bunun hesabına geçiyor. Yani o artık bilgisayar hesaplarıyla çok mümkün Mustafa yani. Mustafa Bey şuradaki bizim yani, müzeyi topu senede ziyaret etse 40 bin 50 bin kişidir. 1 lira desen 50 bin lira. 10 lira desen 500 bin lira. O kadar para da etmez de. Yani müzenin girişine 5 lira desen 10 lira desen. Alma kardeşim. Yani her yerden para almak zorunda değilsin ki. Zaten sen onun bahçesindeki yerleri kiralamadın mı? Oradan evet, bir rant gelirin yok mu? Evet var. O da ciddi bir para. O az buz paraya kiralamadın. O benim bildiğim en az 400-500 milyon lira kirası var onun yerine. En az. Bildiğin ihaleyle verdiler çünkü. Müzeyi adam ziyaret edecekmiş. Yani bu şahsın olsa bir şey demem de devletin müzesi. Ve müze kartı devlet veriyor. Tabii. Her şeyden para alma gibi bir
gelene konuşturuldu. Evet. Buna da vatandaş diyemiyor ki ben niye para veriyorum ki kardeş, bu benim kentimin, şehrimin parasıyla yapılmış. Kentimin müzesi. Niye para vereyim buna da, bir tane de Allah'a kulu çıkıp bunu söylemiyor. Ha buradan biz söylüyoruz, siz de söyleyin arkadaş. Her yere de para vermek zorunda değiliz. Sivas şehrinin otoparklarına, biz caddelerine niye para veriyoruz? Bir Allah'a kulu bunu soruyor mu? Gidin Kayseri'ye, caddede, herhangi bir yerde, meydan dahil 1 lira otopark parası alıyorlar mı? Bir sorun bakayım Kayserililere. Yani Kayseri'de almıyorlarsa, ya Sivas'ta niye veriyoruz kardeşim? Bu cadde, zaten cadde, yaya, araç için, bunun özel sana para kesmeleri, 2 saat için 10 lira almaları, 3 saat için 15 lira almaları, bunun ne mantığı var? Ben anlamıyorum ki. Bunun bir mantığı varsa Kayseri'de niye yok? Kayseri'deki adam niye almıyor? Kayseri'deki belediye niye buraları satmıyor birilerine? Orada Taceddin Bey, şöyle bir şey olabilir, şöyle bir mahsuru var. Şimdi diyelim ki buraları paralı hale getirmedik değil mi? Evet. Ben mesela şu görüşteyim. Saati 1 lira, 2 lira sembolik olmalı ama olmalı. Öbür türlü ne yapıyor bizim vatandaş biliyor musun? Yanında hani esnaf ya, yanında dükkanı var hemen o otopark yapılan kaldırımın yanına. Oraya getiriyor bir şey koyuyor. Neydi? Şöyle bir plastikten. Orayı yani tası koyuyor oraya. Ondan sonra diyor ki bura benim diyor. Bu defa kendi sahipleniyor. Sabah akşam kendi kullanıyor. Hem de hoyratça kullanıyor. Başkalarına da yer yer tartışarak, hakaret ederek kullananlar var. Çoğunlukta bunlar. Ve bir nevi bence biraz buna da sebep oluyor. Yani tabii, bir disipline etme ama ben, bence ben, sembolik olmalı ama. Ben bir örnek veriyorum. Yani. Diyorum ki Kayseri, tamam. Uzun dibi. Belki de Kayseri'nin esnafı böyle yapmıyordur 700 yani. 700 bin nüfusu. Ya oranın adamı da buranın adamı. Hayır, hiç mi koymadınız? Bura benim diyor, önüne şey koymuş, duva koymuş. Onu, duva. Onu diyemez. Onu duva dediği koyuyor. Zaman, onu dediği zaman vatandaş zabıtayı arayacak. Nerede? Zabıta gelecek. Zabıta ne... Adam kaldırımı işgal ediyor, esnaf ona karışıyor. Ne arabayı... Hayır, araba yerini işgal yerini ediyor. Yerini işgal ediyor, ona karışıyor. Bizim burada saldım çayla Mevlam kaldı. Hayır, o esnafla sizin kavga etmeniz gerekiyor. Yalnız burada bak, Kayseri'de yani. Bunun iş nasıl olmuş? Yani Kayseri'de niye insanlar bu dediğimiz olumsuzlukları fazla yaşamıyorlar? Evet. Parasız olduğu halde, bu meydanında da böyle, ana caddelerinde de böyle... Ziya Bey gerçek söylüyorum. Bir lira para alma diye bir yok, şey yok. Ama inanıyorum orada da. Belediyecilik varsa, orada vatandaşa en azından bu konularda yardım etme varsa, ey Sivas Belediyesi, sen hangi haktan milletten para alıyorsun? O da cadde. Hani özel bir bina yaparsın. Bilmem şunu bunu yaparsın anlarız. Deriz ki buraya para harcandı. E sen cadde harcanmamış. Ya yol. Yola park yaptırıp deli dumrul misali birilerine para kestiriyor. O da birilerine. Hayır, bir ara, o bak, birilerinden alınan paralar nereye gidiyor belli de değil. Bir ara Taceddin Bey ücretsiz, İstanbul'daki değnekçilere döndü bu. Ücretsiz olduğu dönem vardı. İnanın ben kaç defa kavga noktasına geldim. Diyor ki ya hani de şöyle bir bahane var. Biraz sonra mal yıkılı gelecek. Biraz sonra bilmem şu gelecek, bu gelecek. Yani ya kavga edeceksiniz park etmek için ya da diyor ki yani arabanın başına diyor bir şey gelirse biz sorumlu değiliz diyor. Ne demek bu? Ben öyle çok kavga ettim. Var işte ama yani bunlar da var şimdi, yani. Şimdi yani meselenin bu boyutu da var. O boyutu için ne diyoruz ki? Bu caddelerin, sokakların zaptiyesi, evet, intizamı, düzeni, hukuku, kanunu kimden sorulur? Belediye zabıtasından sorulur. Trafikten, emniyet müdürlüğünden evet, sorulur. Tabii. Şu anda bizim caddelerimizde, sokaklarımızda trafik açısından devlet yok arkadaş. Evet, devlet yok, yok diyorum. Hayır ben. Tabii. Kayseri burnumuzun dibinde vatandaşına olabildiğince cadde boylarında otopark yerleri açmışlar. Planlamalarını öyle yapmışlar. Otoparkları böyle geniş alanları otoparka çevirmişler. Para almıyorlar. Vatandaşa bak ben şurada duruyorum 10 lira veriyorum 1 saatliğine 2 saatliğine. Evet, evet. Oradaki vatandaş vermiyor. Oradaki vatandaş bizden daha mı zengin? Tabii muhakkak. Bakın yani. Siz talep etmezseniz belediyenin de umurunda değil öbürünün de umurunda değil. Niye? Öyle gelmiş, böyle gidiyor. Alışmış. Doğru. Çünkü kendine kendi geldiği zaman onu görmüş. Öyle bir düzen var. Niye ben düzeni bozayım diyor ki? Ben de diyorum ki, biz niye bu paraları verelim ki? Sebep ne yani? Gerekçe ne? Sen görevini yapmazsan, otopark yapmazsan, alanları otoparkları yapmazsan,
Ben niye para vereyim ki? Sen görevini yapmıyorsun. Tabii. Sivas Belediyesi 3 yıl oldu. Bir tane otopark yapmadı. Bir tane. Evet. Onun için kadar... onun için vatandaş niye para verdiğini sorgulamalı. Bak. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ÖTV'yi vermeyin kardeşim. Değil mi? Hı hı. Araba almayın. Almayın. ÖTV'yi kaldıracağım. 11 ay bekle dedi. Sayın Cumhurbaşkanı bir kararname çıktı ÖTV'yle ilgili yetki kararnamesi. Büyük ihtimalle ya kaldıracaklar ya azaltacaklar. Ya da dilimleri ayıracak. Peki vatandaş bugüne kadar niye şunu sormadı? Biz bu özel tüketim vergisi denilen ÖTV'yi ödüyoruz. Sebep ne? Sen benim malımın ortakçısı mısın? Niye ödüyoruz biz bunu? Onun evet. için vatandaş sorgularsa... Vatandaş biraz tepkili olacak, talepkar olacak. Aynen öyle. Arkadaşlar evet Sivasspor'un kupa finali maçıyla ilgili Abdullah Yiğit spor müdürümüz, Sivasspor'un vazgeçilmez takipçilerinden. Abdullah Bey. Evet. Abdullah Bey. Abdullah Bey şu an meydanda. Evet. Abdullah Bey'in sesini duyamıyoruz Bekirci. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Biz şu anda kent meydanındayız. Kongre Müzesi bahçesindeyiz. Alo. Sesim Abdullah Bey mu? Duyuyoruz seni. Buyurun. Sevgili Ziya Soybayraktar. Tekrar merhaba. Az önce Taceddin Bey ve Mustafa Bey'e de selam gönderdim. Yenilemiş olayım. Evet, herhalde aleyküm o arada selam. Bir sesle sıkıntı oldu. Şu anda biz tarihi kent meydanındayız. Kongre Müzesi bahçesindeyiz. Sivas Spor Store'un önündeyiz. Buraya da geldik. Taraftarları gördük. Gerçekten de bunlar zaten az sonra da konuşacağız. Daha önceden organize olan bir durum değil. Her akşam herhalde taraftarlar toplanıyormuş burada. Burada güzel bir tesadüf oldu. Onların da duygularını alacağız. Evet, senin de dediğin gibi yarın İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivas Spor için tarihi önem taşıyan bir maç var. Evet. Kupa maçı var. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivas Spor evet. sezonu kupayla tamamladı. İnşallah sezonu da süper kupayla açacak. Bir yıl arkadaşı istiyor, bunu bekliyor. Tabii yani sizler de bu şehirdesiniz biliyorsunuz ama söylemek gerekirse çok azınlık bir grubun dışında maalesef Sivaslı, Sivasspor'un varlığından bir haber. Bunu da üzülerek söylüyorum ben. Yani bunu aslında bu daha detaylı yani maç harifesinde değil de daha sonraki programlarda enine boyuna konuşulması, tartışılması, neden böyle oluyor Sivaslı, neden ilgisiz, duyarsız konuşulması lazım diye düşünüyorum. Aslında Ziya Bey sana da iş düşüyor çünkü sen bu konuları iyi biliyorsun. Gerçekten Sivas insanmak mümkün değil. Hani başarıya aç, susamış, şampiyonluğa aç, susamış bir şehir. Ama şu anda maalesef işte satılan bilet sayısı aşağı yukarı 35 bin bilet ayrıldı Sivasspor için. Ama şu anda aldığımız rakam 9 bin 10 bin bile olmadı. Bunu anlamak mümkün değil. Yani sadece bu Sivas'ta değil maalesef İstanbul'da da bu duyarsızlıklar var diyelim. Tabii ben kısaca da Sivasspor'dan bilgi vereyim. Daha sonra arkadaşlarla burada taraftarlar var. 58 taraftar grubuyla onlarla konuşacağız. Sivasspor bugün gitti. Bugün öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a gitti. Kalacağı otele yerleşti. Kırmızı beyazlar saat 18 sularında da teknik direktör Rıza Çalınbay ve kaptan Hakan da basın toplantısı yaptı ve duygularını, düşüncelerini anlattılar. Tabii rakip takım Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da aynı şekilde açıklama yaptı. Sivasspor'un muhtemel kadrosu en çok merak ediliyor. Yeni transferler merak ediliyor. Biliyorsunuz bugün akşam saatlerinde aslında bekleniyordu. Sivasspor kulübü son dakika haberi olarak açıkladı. Clinton Enji transfer oldu. Bu futbolcunun daha önce Dinamo Moskova'da oynadığını da söyleyebiliriz. Biraz kariyerine baktığımızda gerçekten bizi heyecanlandıracak bir kariyeri var. Ofansif yönü çok güçlü bir futbolcu olduğunu bizim en azından yaptığımız araştırmalar. Ama ne yazık ki yarınki Süper Kupa maçında forma giyemeyecek. Peki kimler giyecek yarınki maçta?
kalede Ali Şaşal'ın olmasını tahmin ediyoruz ki %90 Ali Şaşal. Sol tarafta Uğur Çiftçi, sağ tarafta yeni transfer Göztepe'den alınan Murat Paloli. Ortada Apindango'ya ve Caner Osman Paşa. Apindango'ya'nın yerine belki Dimitros Gutas'ı da tercih edebilir. Burada bir esneklik diyebiliriz. Hakan Arslan, Ulveştat ve geçen sene Sivasspor'un Sivasspor'a çok şeyler kazandıran Faysal Facır'ın gitmesinden sonra en çok merak edilen Sivasspor'un orta sahasında kim oynayacak deniliyordu. Bu maçta da aldığımız duyumlara göre Robin Yalçın'la başlayacak. Biliyorsunuz teknik direktör Rıza Çalınbay geçtiğimiz yıllarda da Robin Yalçın eski futbolcu Sivasspor'un, Sivasspor'u orta sahada da denedi, joker gibi kullandı. Dolayısıyla Robin Yalçın üçlüsüyle, yani Hakan Arslan, Ulveştat ve Robin Yalçın üçlüsü olacak orta saha. Sağ tarafta Erdoğan, sol tarafta Max Gradel ve en uçta da Yatabare 11 ile başlamasını tahmin ediyoruz Sivasspor'un. Leke James'in de takımla birlikte bugün İstanbul'a giden 21 kişilik kadroyla birlikte olduğunu da belirtelim sevgili seyirciler. Maçı da yine İstanbul bölgesinden Mete Kalkavan yönetecek. VAR hakemi de Alper Ulusoy olacak. Çünkü VAR hakemi de en az orta hakem kadar önemli. Evet. İstersen sevgili Ziya Soylu'yla ben taraftarlarımızla düşüncelerimi alayım. Çünkü dediğim gibi biz buraya geldiğimizde onlara hazır diyorduk. Sanki bizi bekliyorlarmış gibi. Alalım alalım. Tabii dinleyelim. Dinleyelim. Buyurun. Dinliyoruz sizi Abdullahçığım. Peki. Peki Allah'ım. Merhabalar. 58 taraftar grubundansınız. İsmim Murat Yüksel. Evet Murat. Şu anki maça İstanbul deplasmanı için hazırlığımızı yaptık. Bekliyoruz saatimizin olmasını. Şu anda bir şehirde ambiyans çok önemliydi. Bizim şehrimize ne yazık ki bir ambiyans. Şu anda bir şan ve hani kupa almış bir takımın ambiyansı yok. Bu takım, bu şehir bunu hak etmiyor aslında. Birçok şikayetlerimiz tabii ki dile gelecektir ama bizim gönlümüz şu andaki tek amacımız bu Süper Kupa'yı da Kayseri'de oynadığımız Türkiye Kupası kadar şerefle hak ettiğimizi düşünerek bu kupayı alma derdindeyiz. Burada takımımızı ne kadar destekleyebilirsek, ne kadar onlarla beraber yürüyebilirsek, onlar sahada biz ikinci bir yani ne derler 12. adam olarak tribünde onları destekleyerek bu şerefi onlara kazandırmak için bizler sayı 9000 dedim ama şu ana kadar aldığınız bir rakam var mı? Ya bizimle duyduğumuz 9000 ama şu anda asıl rakamlar tam net açıklanmıyor. Dün de biz yine görüşmüştük diğer tribün liderleriyle. Şu anda net sayı 8000 olarak biz biliyoruz. Diğer gruplarında yani aldığımız arkadaşlarımızla bilgilerine göre ama çok az bir seyirci kitlesi var. Dün Rıza Hoca basın toplantısında pardon önceki gün şeyi söyledi. Biz dedi şu anda arkadaşım evet getiriyor satılan 10.080. Evet şu anda şu an itibariyle biz yayına girmeden baktık 9.000 civarıydı. Şu anda 10.080. Yani yine az onu diyeceğim teknik direktör Rıza Çalınbay ya maç günü gelir dedi. Bizim Sivas'ın da böyle bir handikapı mı var diyelim. Hani eskiden şu anda otomatik ödeme talimatı var da elektrik su parasını son güne birikti saklarlardı. Giderler kuyruğa girerlerdi falan. Sanki öyle bir şey gözlemliyoruz ama en iyimser rakamla 15.000 hatta 20.000 bile olsa bizim için az. Bu hakikaten hoş bir şey değil. Sivasspor bunu hak etmiyor. Yani biz şöyle düşünelim. Yani bu biz Türkiye genelinde Sivas'ı geçtik. Yani Sivas bir şekilde memleketine sahip çıkmak zorunda. Bu takıma mecburen sahip çıkmak zorunda. Ama biz şöyle baktığımız zaman Sivas'ı sahipleniyoruz. Sahipsiz Sivas'ı sahipleniyoruz. Evet, taraftar bayağı dolu. Değil mi? Kardeşlerimiz sağ olsun yalnız bırakmıyorlar. Şimdi genel akşam mı çıkacaksınız? Bu saat 11 gibi yolculuğumuz başlayacak. Alo Ziya Bey duyamadım kim söylüyorsun? Ya çok güzel bir slogan varsa olabilir. Çok güzel bir slogan Abdullah'cığım. Ali yanımıza geldi bu arada. Abdullah'cığım. Başkanı Ali seni de alalım canlı yayınımıza. Abdullah'cığım. Çok güzel bir slogan. Çok güzel bir slogan. Sahipsiz Sivas'ın sahipleriyiz diyor. Program yapımcımız sizin sloganınızı çok beğenmiş. Çok güzel diyor şu anda stüdyodan bana
kulağıma onu söylüyor. Sahipsiz Sivas'a sahip değiliz de. Keşke sadece Sivas Spor için değil, diğer her konuda sahipleri olabilse. Hayır, müsaade edersen arkadaşlarla hem de sen de dinlemiş olsun. Trabzon'dan da seyirci gelmiş. Onu da soruyorum. Evet. Evet. Bu arada bizi izlemeye gelenlerden de sözü olan varsa buyursun gelsin. Tabii alırız birazdan. Sizin de çok kısa düşüncelerinizi alayım. Abi öncelikle... Öyle mi? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum abi. Abi şimdi şehirde gerçekten yani Sivas Spor bir marka diyoruz. Ama gel gör ki hani yine Allah razı olsun sayın valimizden, belediyemizden kendilerince yine destekler çıktılar. Ama yani Sivas gibi bir şehre bu sayı az. STK'lar... Yani şimdi 6 otobüs yani Sivas halkına verilmiş bir otobüs sayısı çok az abi. Biz bundan zaten hani yine dediğimiz gibi teşekkürlerimizi sunuyoruz ama biz daha fazla bir sayı bekliyorduk. Şimdi taraftar gruplarına yükleniyor herkes sosyal medyalardan. Taraftar gruplarının zaten yapacağı bir şey yok. Bizim elimizdeki imkanlar da bu. Ha biz de isteriz yani orada takımımızı zaten en iyi şekilde desteklemeye gideceğiz. Yani yanlarında olacağız. Ama şehir de buna bir inanması lazım. Önceki Türkiye Kupası'nda abi şehirde güzel bir ambiyans vardı. Ya herkes gerçekten çabuk mu doydu Sivaslı? Abi, o zaman Trabzon'un da hiç böyle gazel kıpırdamaması lazım eğer doymuşluğa kalırsa değil mi? Trabzon sayısız kupa aldı. Abi senin de biraz önce belirtmiş olduğun gibi biz Sivas halkı olarak biraz son dakikalara bırakmayı seviyoruz işlerimizi. Hani yarınki oynanacak maçta sayımızın gerçekten 15 bin 20 bin olmasını biz de çok istiyoruz ki olacak da inşallah. Allah'ın izniyle de inşallah o kupayı zaten Sivas'a getireceğiz. Allah'ın izniyle biz taraftar grupları olarak abi her zaman Sivas'ımızı iç sahada olsun dış sahada olsun her türlü desteğimizi esirgemeden, kar demeden, yağmur demeden, çamur demeden yanlarında olacağız. Her zaman da yanlarındayız yani. Yine konuşacağız. Ben istedim bir şey söyleyeyim son kez. Bize Akın hocam gibi hocalar lazım. Bizim lise yıllarında bize Sivas Spor sevdasını gerçekten aşılayan gerçek hocam. Akın hocam Allah razı olsun ne güzel bir şey. Akın hocamla Mert'ti değil mi? Bu yakışıklı Mert'ti alacak. Çocuklara daha çok şey. Sen biraz önce ben gerçek Sivas sporluyum dedin. Hollanda'dan mı geldin? Evet Hollanda'dan geliyorum ben. İnşallah Sivas kazanır. İnşallah Sivas'ta oynayacak. Hollanda'da futbol oynuyor. Öyle mi futbolda oynuyorsun? Evet. Arkasındayım. Ne güzel. Adını soyadını da alayım. Onur Eser. Onur. Yani önce anneyi babayı tebrik ederim. Seni iyi bir Sivas sporu yetiştirmiş. Evet, böyle olmalı. Belki böyle olursa biz bu olimpiyat stadını doldururuz. Yoksa çok zor. Önce çocukların. Yine biz bir pozitif ayrımcılık yapalım. Mert seni de alalım. Hocam şöyle gel. Evet seni tanıyalım. Adım Yiğit Mert. Mert. Benim oğlumun adı da Mert Yiğit. Evet Mert. Sivas Spor'un iyi bir transfer dönemi geçirdiğini biliyoruz. Ama taraftar sayımız çok az. Ziraat Türkiye Kupası'nda çok güzel bir taraftar sayımız oldu ama Süper Kupa'ya nedense hiç taraftarımız gelmiyor. 9.000-10.000 civarı taraftarımız var. Sivas Spor'un Angileski gibi, Robin Yalçın gibi transferleri olmasına rağmen yani bu kadar ambiyansın az olması beni şaşırttı. Yani Sivas Spor'un 20.000'den az taraftar sayısı olmamalı. Yani helal olsun. Hani, aferin be Mert. Kendi küçük yüreği büyükten ile tam da ona uygun bir Mert. Vallahi ben az önce söyledim şu Hollanda'dan gelen kardeşimin annesine babasına teşekkür ettim. Senin de babanı tebrik ederiz. Sadece seni değil okuldaki bütün çocukları Sivas Sporlu yapmış. Vallahi helal olsun. Evet. Hocam çok kısa senin de duygularını alalım. Senin de duygularını alalım. Ben öncelikle şehrimizin güzide takımı Sivas Spor'umuza bu mücadele süper kupa mücadelesinde yürekten başarılar diliyorum. Ne kadar olumsuzluklar gösterilse de takımımız güzel bir kamp sezonu geçirdi. İyi nokta transferleri var. Belki Rıza hocamız gerçekten mücadeleci, başarıyı isteyen, hırsıyla, inancıyla futbol oynatan bir teknik evet. Direktör. Başkanımıza, ekibimize yürekten başarılar diliyorum. Bizlere düşen zaten yürekten destekliyoruz. İl dışında bazı yerlere gittiğimiz zaman Anadolu şehirlerinden Sivas'a gıptayla bakanlar oluyor. Ve yürekten de destekliyorlar. Ben bunu her zaman görüyorum. Ben başarılarımızın inşallah yarınki maçımızda da galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Ne kadar Trabzonspor büyük bir camia da olsa gerçekten büyük bir camia ama futbol olarak Sivas Spor inançlı, mücadeleci oynayacağını düşündüğüm için galip geleceğimizi düşünüyorum.
başarılar diliyorum. Ve bu cefakar taraftarlarımıza da canı gönülden tebrik ediyorum. Gidecekleri deplasmanda da yollar açık olsun diliyorum. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Ali, sevgili Ali Yavuz Şöylal'ın Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi Başkanı, bir şey mi diyorsun? Evet. Abi şimdi biz aynen hemen hocam, kusura bakmayın. Şimdi biz 58 taraftar grubu derneği olarak çeşitli projelere imza atacağız zaten. Bunlardan birisi zaten yönetim kurulumuzda olan engelli bir abimiz var aynı şekilde. O da takımımızı en iyi şekilde destekleyecek ve engellilerle alakalı onunla projeleri var. Bir ona da söz vermek istiyorum müsaade edersen abim, çok kısa. Ali, o zaman hocam 2 dakika Ali, izin var mı? Yok, seni çok beklettim, o yüzden şimdi o zaman hemen alalım. Sizi bir tanıyalım. Merhabalar, ben Hüsamettin Duman. %90 görme engelliyim. Yani 3 metreden fazla göremeyen bir vatandaşım ama ben statlarda o memleketimi desteklemeyi seviyorum. O ortamda olmayı seviyorum. Ben diğer vatandaşlarımızla yani ellerinden geleni yapmalarını istiyorum. 58 Taraftarlar Derneği olarak engelli arkadaşlarımızın o atmosferi, o havayı solumaları için, teneffüs etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Ben görmediğim halde İstanbul'a deplasmana gidiyorum. Birçok deplasmana giden bir insanım. Benim amacım, memleketim, orada golün kimin attığını arkadaşına sorup da sevinen bir insanım. Bütün gönül Sivas götür, evet, böyle olsa gerek. Ben yani bütün Sivas halkından Sivas sporumuzun yanında olmalarını istiyorum. Çünkü başka hiçbir reklamımız yok. Memleketimiz tanıtan hiçbir şeyimiz yok. Bir varsa yoksa Sivas sporumuz var. Her zaman iyi günde kötü günde Sivas sporumuzun yanında olalım. 58 taraftarlar grubu olarak biz bu yola baş koyduk. Sizden de bu desteği bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok duyarlısınız. Allah razı olsun. Sağ olun. İyi ki varsınız ya. Keşke herkes sizin gibi olsa, zaten sorun kalmaz. Yani, ne taraftarın azlığından bahsederiz, ne ilgisizlikten evet, bahsederiz. Evet, yani, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Peki, yolunuz açık olsun. Şu anda da canlı yayında Yiğidolar'ın otobüse doğru gittiğini de söylemiş olalım. Evet, sevgili Ali Yavuz, TSYD Sivas Şube Başkanı. Evet, öncelikle Ziya Hocam'a tabii akşam saat 17-18 sıralarında birlikteydik. Yine önemli bir proje için, programda da belki bahsetmiştir. Cuma günü 5 Ağustos'ta Kardeşlik Festivali ile ilgili bir toplantı vardı. Onunla birlikteydik. Kendisine ve diğer yayındaki dostlara da selam öncelikle gönderiyorum. Tabii heyecan dolu bir gün. Yani bakıyoruz, yarın bu saatlerde büyük bir heyecan yaşanıyor olacak bu alanda. Süper Kupa tabii önemli. Türkiye Kupası daha önemliydi bence. Neden? Avrupa'ya gidebilmek adına önemliydi. Süper Kupa biraz daha fantastik bir kupa. Yani Süper Kupa'yı aldığın zaman lig şampiyonunu yemiş olacaksın. Bu sezon öncesinde önemli bir moral motivasyon kaynağı olacak. Bunlar çok önemli artılar. Her ne kadar sonucunda büyük bir para, büyük bir getirisi olmasa da manevi anlamda da çok önemli bir katkı. Tabii genelde konuşulan konu tribünün dolup dolmaması konuşuluyor. Yani bunun bazı sebepleri var. İşte önce aldık Ali, sevgili Ali, bir arkadaşımız sağ olsun son dakika bilgisi olarak verdi. Baktım ben de sistemden, 10.000'i aşmışız. Evet, 10.000, yani bizim tahminlerimizde 15.000 civarındaydı. Yani bizim taraftarımız herhalde 15.000 civarında olacak. Son gün 3.000-5.000 taraftar mutlaka alır. Ya bunun farklı sebepleri var. Yani birincisi yaz sezonunda olmasından dolayı Sivas'ın şu anda köyleri, ilçeleri her taraf dolu. Yani İstanbul'da kupa finaline gelen en az 7-8 bin kişi şu anda köylerinde, net söylüyorum. Ondan dolayı bir eksi puan. Yani hoca da dün söyledi. Evet, yani bu köylerinde olmasından dolayı bir eksi puan var. Bu bir. İkincisi, çok fazla mesela son bir aydır Sivas Spor'un transfer gündemiyle ilgili transfer yapmaması yönünde çok olumsuz eleştiriler çok fazla oldu. Bu da biraz taraftarları etkiledi diye düşünüyorum. Yani bugün belki iki tane transfer bir hafta önce yapılmış olsa en az 2.000-3.000 tarafları daha etkileyeceğini düşünüyorum çevre illerden. Ha, bunlar etken ama şu var, taraftar kültürü çok önemli. İşte transfer yapmasa da Sivas sporluyum diyen herkes gidip tribünde takımına destek olmalı. Kombinesini almalı, formasını almalı. Herkes gücü oranında destek olmalı. Bu çok önemli bence. Sevgili abi, geçen hafta programda o rakamı da verdim ben. Bunu kulüpten aldığım resmi rakam. Bu sezon 1361 ürün satılmış Sivas Sporlu. Evet. Şimdi kupa şampiyonu unvanlı bir Sivas Spor. Ligi orta sıralarda bitirmiş, işte Avrupa'ya gidecek olan bir Sivas Spor. İşte milyonlarca Sivaslı'dan bahsediyoruz ama satılan ürün sayısı sadece ve sadece 1360. Artı Fenerbahçe ne yapmış? İşte hani Fenerbahçe ile boyu ölçmüyoruz biz. Evet.
Yani benim gözümde tabii ki Sivas Spor en büyük de şey olarak maddi olarak diyorum ben. Fenerbahçe aynı gün ürünlerini çıkarıyor, 49 bin adet satıyor. Şimdi, biz bir sezonda 1000 küsür, Fenerbahçe aynı günde bunun diyorum en az 5000'i alanların en az 5000'i Sivas'ıdır herhalde. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ilave edebiliriz buna. Şimdi bunu biraz şuna bağlıyorum. Bizim mesela şimdi taraftarlarımızın üstüne bakalım. Hepsinde forma var ama güncel forma yok. 10 yıl önceki forma var ama bugün geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Avrupa Kupası maçı oynadı. Bu işler hücretlisinden geçiyorum. Fenerbahçe'nin bu sezonki piyasaya sürdüğü formayla en az 10 kişi gördüm. Orijinal forma. Orijinal. Yani, evet. Yani bu takım, büyük takım taraftarları diye adlandırılmış taraftarlar hep güncelliyor. Her yıl formasını alıyor. 2,5 katı en az, evet. Yani Sivas en az, Spor. En az 2 katı bir kere. En az 2 katı. 250 bizim. Aynı Sivas'ta yaşayan taraftar Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş parasını verip alıyor ama aynı gelire sahip Sivas Spor taraftarı bunu alamıyor veya almıyor. Buna bilemiyorum. Bunları tabii aşmamız lazım. Yani Sivas Spor, Trabzon Spor mesela, Fenerbahçe, Galatasaray'dan ziyade Trabzon Spor'u örnek almalıyız. Yani Trabzon Spor kulübü bakıyorsun, kombine satışa çıkıyor, bitiyor. Maç bileti satışa çıkıyor, bitiyor. Forma çıkarıyor, bitiyor. Bugün geçen sezon bizim bir yılda sattığımız formayı Trabzon Spor bir maç önce satıyor. Evet. Yani buralardan bakıp da hani Sivas Spor'dan onların yaptığı transferleri beklemek de biraz hayalcilik oluyor. Yani şimdi buradan yöneticileri eleştiriyoruz ama bu sonuçlara bakınca çok fazla eleştiremiyorsun. Bugün kombine satışa çıkar çıkmaz %50'den fazlası bitse, İstanbul'da maç fiyatı full dolu olsa, bugün bu ne olacak? Yöneticiler bunu görünce ona göre onlar da daha hızlı, yani biz de basın karar olarak diyeceğiz ki dönüp ey tabii, yönetim tabii. Yani bu ilgiye, bu taraftara, bu coşkuya daha iyi transferler lazım, daha iyi takım lazım, evet, diyeceğiz ama şu anda diyemiyoruz. Evet. Ama tabii Sivas'ta yanlış bilinen bir doğru var. Yani bu doğru değil ama yanlış bir bilgi. Yani takım nasıl ki ben destek vereyim? Ya bu taraftarlıkta takımın nasıl olduğu önemli değil. İsterse amatör takımla çıksın, bu Sivas Spor armasıyla, 3 yıldızlı armayla çıkıyor. Onu her zaman desteklememiz gerekir diye düşünüyorum. Bu düşünce bizde hasıl olursa doğru sonuca varırız. Bugün bakıyoruz, Türkiye'de 81 il var, Süper Lig'de 10'a yakın il var. Yani 71 il Süper Lig'e yok. 12 ile arasında. Evet, 50 yılda Süper Lig'in yanına yaklaşmasını belki 10 yıl uğraşsa gelemez yani. Diğer 20 il arasında dolaşıyor Süper Lig. Onun için bunun kıymetini iyi bilip takımımıza destek olmamız lazım. Bu desteği de olacağını zannediyorum ama olan taraftarlarımız da yok mu? Fazlasıyla var. Onları da canı yürekten kutluyorum. Bugün işte hazırlık yapan Sivas'tan giden taraftarlar var. Tabii İstanbul'daki bu maçta Sivas'tan taraftar gidip gidememesine, Sivas'taki taraftarların çok üzülmemesini istiyorum. Çünkü çok uzun bir yol. Taraftarlar için gerçekten güç. Yani bugün karayolu, dönüşü var. Tabii karayolu bugün bakıyorsun 15 saat gidiyor. Maç izliyor. Geri 15 saat yol. Yani bu gerçekten çile denebilecek noktada bir durum. Onun için taraftarlarımızın Sivas'tan gidememesi, organizasyonun çok büyümemesi. Şimdi belediye yetkilileriyle de görüştük. Yani büyük organizasyon yapsak kupa maçlarında %55 civarında doluluk oranı yaşadık. Otobüslerle, anlaştığımız otobüslerle sıkıntı yaşadık diyor. Şimdi bunda da onun için böyle bir sıkıntı yaşanmaması önemli. En son TSYD olarak biz de tabii Sayın Belediye Başkanımızla görüşme yaptık. İşte biz başkanız ama siz de yöneticisiniz. Birlikte hareket ediyoruz. Birlikte ekibimizi hazırladık. Evet. Belediye Başkanımız Sayın İmre Bilgin de sağ olsun, teşekkür ediyorum kendisine. Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi yönetimi adına, hepimizin adına teşekkür ediyorum. Bizi boş çevirmedi. Yarın sabah itibariyle Sivas Havalimanı'ndan tüm uçakların dolu olması nedeniyle komşu ilimiz, dost ilimiz Tokat'tan havalimanından uçuş yapacağız. Hep Tokatlılar Sivas'tan uçacak diye bir kaydı yok. Biz de bu sefer Tokat'tan uçacağız. Pazarında geri Tokat'a döneceğiz uçakla. Karayolu'yla Tokat'a gideceğiz. Yani sabah inşallah hayırlı bir yolculukla hep birlikte olacağız. Uçacağız İstanbul'a. Maçımızı seyredeceğiz. Takımımızı destekleyeceğiz. Döneceğiz. Ali, şu ana kadar biliyorsun 3 transfer vardı. Bugün akşam saatlerinde bir transfer daha gerçekleşti. Bu yeni alınan transfer hakkında. Evet, Clinton tam ben adını okuyayım. Angie. Clinton Angie. Evet. 29 yaşında. Kamerunlu bir futbolcu. 206 maç oynamış. 30 gol, 24 de asisti var. Yani ofansif yönü ağır olan bir futbolcu görüntüsü var. Tabii akşamleyin daha rahat, daha geniş detaylarına bakacağız. Santrafor, onu da belirtelim. Daha önce her yerinde oynuyor. Evet. Yani şimdi şöyle, bu oyuncunun klasıyla ilgili hiçbir şüphe yok. Klas bir oyuncu.
benim tek şüphem var. Hani geçen sezonu nasıl geçirdiği önemli. Yani zaten bu oyuncu o klasında devam etse bugün 20 milyon eurolar civarında bir bonservis alması. Şöyle söyleyeyim ben işte yayından sonra inan ben de onu merak ediyorum gidip araştıracağım. Evet. 2019'da Dinamo Moskova'da oynamış ama ondan sonra yani Sivas Spor'a Dinamo Moskova'dan geldi gözüküyor da işte o aradaki sürede evet. Neredeydi ne yaptı? Oynamamış bir sakatlık mı geçirmiş? Evet. Burası çok önemli. Yani Sivas Spor'a kısa vadede bence katkı sağlamayabilir, ona da hazırlıklı olalım. Yani şimdi gelir gelmez işte lig maçıyla hemen başlayacak gibi düşünmeyelim. Belki 3-5 hafta belki 1 ay bir alışma süreci de olabilir. Ama şöyle diyeyim, geçmişte gelen usta oyuncular ayarında bir oyuncu. Eğer o havayı yakalayabilirse Sivas Spor'da çok evet. Ses getirecek diye düşünüyorum. Peki bir de hatta Rıza Çalınbay da benzer bir şey söyledi. Net demedi ama eğer Leke James yeni sezonda dönerse bizim en büyük transferimiz evet. O olur demişti. O da bugün takımla birlikte gitti. Belki ilk 11'de başlamaz ama. İkinci yarı şans verecek büyük ihtimalle. Leke James şimdi şöyle. Yatabaren tabii özellikleri farklı. Leke James'in farklı. Leke James Konya maçında ve Trabzon maçlarında oynadı. Tam o maçlarda görebildik. Onun özelliği şu. Leke James'in. Yani top ayağında tutma özelliği var. Bizim forvet oyuncularımızın çok fazla o özelliği olmadığı için genelde çok pozisyon yiyoruz. Leke James bu anlamda topla oynayabilen, orada kendisinin evet, harika, tabii ileri uçta kelemanlar oynatabilen bir yapıda. Mesela Konya maçında attığı gol, Konya maçında oynadı ama Konya maçında Max Gradel yoktu. Bak yani Max Gradel ile falan birlikte de gördüğümüzde daha farklı işler yapacağını düşünüyorum. O da önemli bir transfer gibi yani şu anda. Niye? Geçen yıl sezonda iki maç oldu. Miyiz? 4 transfer oldu. Dolayısıyla bu tabii şeyin bu Kamerunlu futbolcunun Clinton'un hazır olmadığını düşünürsek işte diğer Robin Yalçın zaten Sivasspor'un eski futbolcusu. Evet, bilinen oyuncu. Evet. Sanki Faysal Facı'nın yerine onunla mı başlar diye düşünüyorum. Yani orta sahada ben beklentim yarın Hakan, Ulvestad, Kerem de başlar diye düşünüyorum. Ama muhtemel kadroda Robin Yalçın. Robin Yalçın da olabilir. Robin Yalçın olursa Robin Yalçın, Hakan, Ulvestad olabilir. Kerem'i hamle oyuncusu olarak kullanabilir. O da olabilir. Yani ya bu 4 oyuncudan 3 oynayacak gibi orta sahada evet. Öyle gözüküyor. Yani şu anda elindeki oyuncuların kadro yapısına göre böyle gözüküyor. Yani ben Kerem'le başlayıp yorulduğu an katkı yapabilir diye düşünüyorum ama o da tam tersi maçın uzatmaya gitme ihtimalini düşünerek tabii. Robin'le başlayabilir. Rıza Hoca işini bilir bu konuda. Evet, evet. Peki Ali çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah teşekkür ediyorum. Birlikte evet. Uçacağız evet. İstanbul'a. Görüşmek üzere diyorum. Evet ben de iyi yayınlar diliyorum Ziya Hocama ve tüm ekip arkadaşlarına iyi yayınlar. Evet teşekkür ederim Ali. Evet Ali Yavuz'un sevgili Ali Yavuz'un da görüşlerini dinledik. Tabii Ziya abi bilmiyorum duydun mu Ali Yavuz Taceddin abiye Mustafa abiye de selam söyledi. Evet, onu da iletelim biz burada. Seninle birlikte. Evet var mı soru? Notlarım vardı ama yani muhtemelen 11'i söyledik. Maçın hakeminin kim olduğunu konuştuk. İşte taraftarlar sanıyorum saat 23 itibariyle İl Güvenlik Kurulu'nun kararı önemli bir bilet sayısı verilmiş. Saat 11'den sonra yola çıkacaklar. Abdullah'cığım. Dediğimiz gibi maç için şu ana kadar satılan bilet sayısı ne yazık ki diyorum 11 oldu. Çünkü yani biletlerin bitmesi lazım. Tükenmesi lazım. Yani bilmiyorum ne kadar olur. Abdullah'cığım, duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Abdullah'ı duyuyor musun beni? Duyuyorum. Evet. Ali Bey'e, Ali Bey'e biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Merak ediyoruz. Trabzonspor'un kaç seyircisi olacak? Var mı elinizde bilgi? Trabzonspor'un 30 bini bulmuş. Zaten 32 bin bize gelen duyum bilet ayrılmış. Ama bunun 30 binini Trabzonspor taraftarı şu ana kadar almış durumda. O 2 bini de artık güvenlik nedeniyle mi ya da yönetimin işte sponsorlara
hediyesi mi olacak, niye satmamışlar onu bilmiyorum. Ama Trabzonspor'un biletleri tükendi. Trabzonspor'un biletlerinin tükenmesi Sivas sporluları üzmesin. Sivas sporlu yiğit olan nitelikli çoğunluk olarak orada hem kupayı alacak hem daha güçlü Sivas Spor'a sahip çıkacak. Sahipsiz Sivas'ın biz sahibiyiz diyen o genç, dinamik, enerji kaynayan o gençler bu maçı alacak takımımızla beraber. İnşallah çok mutlu olacağız. Abdullah'cığım teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Katkı sundun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, var mı senin söyleyeceğin? Selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Mustafa Bey selamlarını gönderdi, duydun mu? Taceddin Bey elini kaldırdı, selamlarını gönderdi, duydun mu? Bu arada duydum. Bu arada Mustafa Coşkun'a, Mustafa abiye, Taceddin Kepene'ye de buradan selamlarımızı gönderelim. İnşallah diğer programınızda da Sivas Spor'un her türlü sıkıntıya rağmen Süper Kupayı da almasını konuşursunuz diyelim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Abdullah'cığım duydun mu? Teşekkür ediyoruz. Tamam. Evet. Değerli izleyicilerimiz, hakikaten Sivas için çok heyecan verici. Biz Türkiye Ziraat Kupası'nı almaktan çok gururluyuz, onurluyuz. Böyle bir kupa ilk defa yaşayınca sanıyorum onun mutluluğunu, değil mi? Doya doya yaşamak istiyoruz. Tabii inşallah bu Süper Kupayı da aldığımız zaman bu yılı taçlandırmış olacağız. Zira Sivas o gençlerin, sahipsiz Sivas'ın biz sahibi olacağız diyor ya gençler. Hakikaten biz de bu programda başladığı günden itibaren sahipsiz Sivas'ın sahiplerini oluşturma adına sorgulayan, üreten, efendim fikir söyleyen, düşüncelerini söyleyen, yöneten insanların çoğalması için çaba sarf ediyoruz. O gençlere hakikaten çok teşekkür ediyorum. Daha çok hani yaygın şeyle, hani şeyde Sedat Peker de hep 40 yaş üstü böyle düşünüyor zannediyordum. Ama gençleri böyle görünce, hani biz de sahipsiz Sivas'ın sahipleriyiz deyince ben doğrusu umutlandım. Buradan gençlere ben de teşekkür ediyorum. Yani böyle bir Sivas'ı sahiplenmek, Sivas'ın sorunlarına, Sivasspor özelinde de olsa sahiplenmek demek, diğer konularda da Sivas'a sahip çıkacaklarını, Sivas kamuoyunu yönlendireceklerini bu gençliğin gösteriyor. Ben inanın şu anki programda, bu canlı yayında en çok meydandaki bu gençlerden umutlandım. Evet. Yani burada ben de bir iki söz söylemek istiyorum. Buyurun. Gerçekten orada spontane gelişmiş, ilk defa duyduğum bir slogan. Ne diyorlar? Sahipsiz şehrin sahipleriyiz. Sahipsiz Sivas'ın sahipleriyiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizler sahip çıkacaksınız. Gençler, başka türlü bu işin yolu yok gibi gözüküyor. Onun için tebrik ediyorum tüm gençleri, Sivas Spor taraftarlarını. Ve orada beni duygulandıran esas konuşan arkadaşlardan birisi soy ismi Duman idi. %90 evet. Görme engelli olan evet. Arkadaşımız. Evet. O çok çok güzel. Yani gönül gözüyle görüp Sivas'tan kalkıp İstanbul'a maça giden o arkadaşı gözlerinden öpüyorum. O arkadaşı tebrik ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Herkes gözünü gözüyle görürse evet. İşte buradan kalkar, taraftar olarak bu kadar eziyete, zahmete rağmen gider ve bu gönül gözüyle görüp buradan kalkıp 14-15 saat maça gidecek olan giden bu arkadaşımız da izleyen diğer İstanbul'daki Sivaslı hemşerilerimiz de ibret alsınlar. Evet. Ne demek? Yani 32 bin bilet ayrılmış. 32 binin 32 bini de Trabzonlar almış. Biz 10 bindeyiz. Ya yani Trabzonlar köye gitmiyor mu? Trabzonlar tarlaya gitmiyor mu? Hayır, Trabzonlar da yaylalara. Yaylalara gitmiyor mu? Yani. Ey Sivaslılar,
Biliyorum ki İstanbul'da bizi izleyen, İstanbul'da yakın yerlerde izleyen çok Sivas'ta bir şeyimiz var. Arkadaş, futbol şeyiniz de olmayabilir. Yani ilgi alanınız da olmayabilir ama bu bir futbol maçı. Yani futbol sadece futbol değil. Bu Sivas Spor meselesi, Sivas'ın markası meselesi. Sivas'ın meselesi. Arkadaş, yarın sabahtan atlayın. Yarın maç akşam 8.30'da. Lütfen o maça gidin. Trabzon 32 bin bilet almış. Sivas Türkiye'de, dünyada 7 milyon Sivaslıymış. 10 bin tane kişi bilet almış. 32 bin yer ayrılmış. 22 bini dolu. Gidin arkadaş. Yani bunu maç olarak gitmeyin ha. Yanlış anlamayın. Futboldan anlamayabilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz. Ama bir Sivaslı olarak Türkiye'ye sesinizi duyurun. Biz de buradan gururla izleyelim. Bütün dünya gururla izlesin. Bütün dünya, dünya. Çünkü uydudan yayınlanıyor. Dünyanın her yerindeki Sivaslılar, evet, ve Türkler bu maçı izleyecek. Lütfen rica ediyorum. Sivas Spor, Sivas'ın tek markasıdır. Biz elimizdeki değerin kıymetini bilemiyoruz. 82 vilayetin içerisinde 10 tane şehir takımı var. Birisi Sivas, İzmir'in yok. Diğer işte büyük şehir Samsun'un yok. Birçok vilayetin, evet, yok. Evet, Sivas'ın var kardeşim. Şimdi sanki biz her gün Türkiye Kupası'nı kazanmışız gibi bir hava var şehirde. Ya ilk defa kazandık değerli izleyiciler. Türkiye Kupası'nı 1967 yılında kurulan Sivas Spor ligde ilk defa kupa kazandı. Yani biz bunu her gün kazanmıyoruz. Bakın, bunu taşlandıracak olan da Süper Kupa. Karşımızda üç büyükler de yok. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da Galatasaray'da yok. Öbürü de Anadolu takımı. İki Anadolu takımı mücadele edecek. Orada iyi oynayan kazanacak. Bu futboldur. Ama tribünlerde de bir şöyle Sivaslılar kendini göstersin. Orada taraftarının takımının arkasında olduğunu hissettirsin. O his çünkü bütün Türkiye'ye, ekranlardan bütün dünyaya yayılıyor. Haydi Sivaslılar. Sivaslı olup olmayıp artık neyse, İstanbul'da yakın şehirlerde olan herkes bir gününü de Sivas Spor'a harcasın. Yarın akşam 8.30'da biz de ekranlardan, evet, sizleri izleyelim, gururlanalım. Evet Taceddin Bey, yani bir de şu var. Burası 70 bin kişilik bir stadyum. Yani Olimpiyat Stadyumu. Evet. Şimdi şöyle düşünün, ikiye ayrılmış. Bir tarafta işte 32 bin kişi, öbür tarafta 32 bin kişilik yer ayrılmış. Şimdi şöyle düşünün, bütün Sivaslılar bunu bir yani şöyle bir yüreklerine sorsunlar, vicdanlarına sorsunlar. Özellikle de Marmara bölgesinde olanlar, İstanbul'da, İzmit'te, ne bileyim işte Bursa'da, şurada, hatta İzmir'de, Ankara'da olan Sivaslılar vicdanlarına sorsun. Şimdi hep beraber izlediğimiz zaman bir taraf tıklım tıklım dolu, bir tarafın tribünü, öbür tarafta diyelim işte dörtte biri dolu, üçte biri dolu. Yani ne kadar cılız bir görüntü vereceğimizi, yani şimdi adımınızı atsanız İstanbul'da, ben de hemşerim, ben de Sivaslıyım, ben de Sivaslıyım diyen, yani inanın 3 adımda 5 adımda bir Sivaslı'ya rastlıyorsunuz. Bu Olimpiyat Stadyumu'nun olduğu yere de metro çalışıyor. Metro var. Yani toplu taşıma vasıtaları var. Hiç kimsenin kusura bakmasın, yani bahanesi falan yok. Dediğiniz gibi Trabzonlular da şu anda en güzel zamanı onların yaylalarının. Her biri yaylalarında, köylerinde, yemyeşil mekanlarında geziyorlar, tozuyorlar, efendim yiyorlar, içiyorlar. Ama onların da ikimiz de, yani iki takım da İstanbul'daki şeyine güveniyor bir nevi. Potansiyeline güveniyor. Hani desek ki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olsa diyeceksiniz ki İstanbul'un yerli takımları ve işte eski takımları, üç büyükler falan. Dolayısıyla Sivaslılar hiçbir bahaneye bence sarılmamalı. Şu an geç değil, daha 24 saatimiz var neredeyse. Şu biletleri, yani geriye kalan bir 20 bin bileti çok çabuk tüketebiliriz ve stadyumu dolduralım. Sivaslıların bir onurudur bu. Bütün Sivas'ı temsilen şu 32 bin kişilik biletleri tamamen alalım diyorum ve buradan ben de aynı çağrıyı
tekrarlıyorum bütün Sivaslılara. Ben bir de şeyi burada konuşan Abdullah Bey'in konu olan gazeteci arkadaşımız Ali Yavuz, Spor Yazarları Dernek Başkanı. Evet. Yani çok objektif ve real şeylerde bulundu. Konulara değindi. Yani bir şehrin takımı kupa şampiyonu oluyor. Evet. Bir yılda sattığı forma veya lisanslı ürün Sivas 1100. İşte Fenerbahçe bir günde forma değiştiriyor. Bir günde sattığı 46.000. Evet, bir günlük satış. Bir günde. Değerli izleyiciler, değerli yurt dışından gelenler, hadi bizim ekonomimiz iyi değil. 200 lira 300 lira veremeyiz de. Şu anda nereye baksak yurt dışından gelen Sivaslılarla dolu. Arkadaş, meydanda Kongre Müzesi'nin yanında Sivas Spor Store mağazası var. Yarın en azından alın bir tane forma, bir şey alın. Şeye gidin yurt dışında, evinizde. Kaç euro ediyor yaklaşık? Ya 10 euro eder, 15 euro eder. Yani inanın bozuk para yani. Ya arkadaş, yani bir şey değil, alın alın. Yani bunu takıma destek olmak için alın. Kuru kuruya bu işler kurban olayım da olmuyor. Çocuğuna alsın, yeğenine alsın. Hediye alsın. Tabii. Hadi biz alamıyoruz, paramız evet, yok. Diyelim. Bir de ambiyansın zayıflığından bahsetti izleyiciler. Yani hakikaten bizim belediyemiz, valiliğimiz ya bir organizasyon yapılsa mı? Yani sadece otobüs götürmek değil. Bir önceki kupa maçında 50 otobüs ayarlamışlardı. Şimdi 6 olmuş. Evet. Hadi otobüsü geçtik. Ya şehirde bir onu hareketle verecek. Bir heyecan olması heyecan lazım. Heyecan yaratacak yani. Bir şeyler yapmak lazım. Burada herkese görev düşüyor. Başta idarecilere. Ama bu maç öncesi bu işler biraz zayıf. Fakat futbolda maç oynanmadan da bir şey denilmez. Kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Trabzon şu anda görüntüde bizden güçlü gözüküyor. Ancak mesele maç oynanınca ortaya çıkar. Bir de burada bu mücadeleyi yapacak taraftarların orada güç gösterisi olacak. Verecekleri resim olacak. Takındıkları tavır olacak. Bütün dünya, Türkiye bunu izleyecek. Sivas Spor'un da Sivas'ın da Anadolu'nun göbeğinde büyük bir şehir olduğunu herkes görecek. Görmek zorunda, göstermek zorundayız. Başka adam zaten elimizde onu gösterecek. Başka bir argüman da yok. Başka bir şey de yok. Onun için tekrar rica ediyorum İstanbul ve Marmara bölgesindeki Sivaslılara. Hiç hayatınızda maça gitmemiş bile olsanız evet. Yarın mutlaka, ben de pazar dedim ama maç cumartesi akşam 8.30'da, yarın mutlaka o Atatürk Stadyumu'na gidiniz arkadaş. Bizim adımıza da seyredin, şehriniz adına da seyredin. Hatta gidin iki eş dost görürsünüz, sohbet edin. Evet. Böyle bir güzellik yapın diye bekliyoruz. Ziya Bey. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Zaten Ziya Bey'in kravatı konuşuyor. Ben kravatı konuşuyor. Yani onun kravatı konuşuyor, biz stilimizle konuşuyoruz. Evet. Yalnız ceketi de kırmızı olsaymış daha iyi olurmuş ama. Yani şöyle, bir dahakine kırmızı ceket de inşallah. Evet, ortak duyguları arkadaşlarımız ifade ettiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Aidiyet bilinci, aidiyet bilinci, aidiyet bilinci. Hem şehrine sahip çıkmak, hem şehrinden markalaştırdığın takımın olabilir, fabrikan olabilir, ürünün olabilir. Ona sahip çıkmak seni her yerde, her zaman güçlü kılar. Bu çok önemli. Şehirlerin marka değerini artıran şey, işte bu aidiyet bilinciyle oluşan o bilinçli, o duygulardır. Biz de inşallah yarın bu kupayı alacağız. Hiç korkmayın, biz Trabzon'u çok yendik zaten. Yeneriz de, merak etmeyin. Şimdi reklamlar diyoruz. Reklamlardan sonra yine çok 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 önemli konularla geleceğiz karşınıza. Toprak Gayrimenkul'ün katkılarıyla neler oluyor devam edecek. Ayhan Çelik Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Turan Dere, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler.
Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özdürek, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Belçika Sivaslılar Birliği Başkanı Kadim Argu ve yönetimi Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Eğitim Birsen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Sivas Vadi Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı İlham Özata, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Mariposa, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Turalko Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şeker, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Melih Uçmaz, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağ, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Sivas Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Yıldız, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Şarkışla Lüks İnşaat, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Toprak Gayrimenkul, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Türk Eğitim Sen Sivas Şube Başkanı Yüksel Yiğit, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Zeki Aral, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Avrupa Nizami Alem Federasyonu Başkanı İsmail Canik, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. 58 Çelik Metal, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Esenoğulları Akaryakıt Yönetim Kurulu Başkanı, önceki dönem Hafik AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Esenoğulları, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Tuğra Kuyumculuk, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Yıldız Et, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday adayı Adem Demir, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. 27. Bölge Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifi Birliği Başkanı Mesut Dursun, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Vizyon 58 TV. Lüks İnşaat'tan dev bir proje daha. 1985'ten günümüze imza attığı her projeyle şehre değer katan Lüks İnşaat, Antalya'nın kalbi Kepez'de dev bir proje hayata geçiriyor. Size daha rahat bir yaşam alanı sunmak için başlatılan projede aynı zamanda ev bir yatırım imkanı sunuyor. Lüks İnşaat sizleri turizmin kalbine Antalya Kepez'e taşıyoruz. Projemiz şehir hastanesine 1,5 kilometre uzaklıkta olup havuz, otopark ve yüksek güvenliğiyle konforlu yaşam alanlarını ve Mazı Dağı'nda doğayla iç içe yaşama imkanı sunuyor. Her şeyin ötesinde Antalya'nın kalbi Kepez'de markamız kadar manzaramız da sağlam. Lansmana özel fiyatlarla satışlar başlamıştır. Siz de projemizde geç kalmadan yerinizi alın.
Detaylı bilgi için irtibat numaralarımız 0346 512 12 02 0346 580 58 58. Türkiye'de ilk ve tek imar işlemleri, tapu işlemleri ve parselinizin yapılaşmaya kadar gittiği tüm süreçlerde sizi bilgilendiriyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Plansor, kusursuz çözümler. Sivas'ta en uygun fiyatlı, en kaliteli, uygun ödeme koşullarıyla mobilya nereden mi alınır? Tabii ki Sivas Ceren Mobilya'dan. Yenilenen yüzüyle Park AVM, 6000 metrekare teşhir alanı bol çeşit ve uygun fiyatlarla sizin hizmetinizde. Beyaz eşya, koltuk takımı, yatak odası, baza, bahçe mobilyaları, tekstil ve züccaciye reyonlarımızda, şimdi Aksu ve Yenişehir şubelerimizde Sivas'a her gün kampanya diyerek hizmet sunuyoruz. Sivas Park AVM, tüm il, ilçe ve yurt dışına sevkiyatımız mevcuttur. Adres, Eski İmparş Yeri Kat 3, Şube 1, Eski Diyaliz Merkezi. Şube 2, Aksu 1. Etap Karşısı. Üreticilerimizin yüzü artık Halimoğulları ve Edeler Süt ve Süt Ürünleri ortaklığıyla gülüyor. 2020 yılında Şarkışla ilçesinde kurularak her gün gelişen işletmemiz Sivas bölgesinde birçok ilde üreticilerimize hizmet veriyor. Artık ürettiğiniz ürünleri nereye, kime, hangi fiyata vereceğim diye düşünmeyin, bizi arayın. Şarkışla ve çevre köylerinin yanı sıra Gemerek, Ulaş, Gürün, Yıldızeli, Altınyayla, Kangal, Uzunyayla ve Yozgat Çayıralan olmak üzere şimdilik 7 ilçede toplamış olduğumuz sütleri yaygın personel ağımızla aracı hiçbir firma olmadan sorunsuz bir şekilde hijyen şartlarına uygun olarak fabrikamıza ulaştırıyoruz. Halimoğulları ve Edeler Süt ve Süt Ürünleri üreticilerimizin yanında. Halimoğulları ve Edeler Süt ve Süt Ürünleri. Bilgi ve irtibat için bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0545 466 63 60. Sivas'ın ulusal boya markası Laçin Boya. Adres, 1. Organize Sanayi Bölgesi 80. Yıl Bulvarı numara 98. Telefon 0346 218 12 37. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler inşa ederler. Altınyayla ilçesinde bölgedeki vatandaşlarımızın rahat ibadet etmeleri için Altınyayla Büyük Millet Camii inşaatımız başlamıştır. Yardım ve bağışlarınız için irtibat telefonu 0544 246 0705 0535 625 1815 Ziraat Bankası İBAN TR 76 301 çift 016 6492 3882 5850 01 Bir tuğlada sen koy diyerek çıktığımız bu kutlu yolda yardımlarınızı bekliyoruz.
Vizyon 58, Sivas'ın en canlı, en renkli televizyonu. Vizyon 58 TV. Ayhan Çelik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Turan Dere, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özürek, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Belçika Sivaslılar Birliği Başkanı Kadim Argu ve yönetimi Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Eğitim Birsen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Sivas Vadi Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı İlhami Özata, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Mariposa, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Turalko Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şeker, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Melih Uçmaz, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağ, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Sivas Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Yıldız, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Şarkışla Lüks İnşaat, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Toprak Gayrimenkul, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Türk Eğitim Sen Sivas Şube Başkanı Yüksel Yiğit, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Zeki Aral, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Avrupa Nizami Alem Federasyonu Başkanı İsmail Canik, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. 58 Çelik Metal, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Esenoğulları Akaryakıt Yönetim Kurulu Başkanı, önceki dönem Hafik AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Esenoğulları, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Tuğra Kuyumculuk, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Yıldız Et, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday adayı Adem Demir, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. 27. Bölge Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifi Birliği Başkanı Mesut Dursun, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Toprak Gayrimenkul'ün katkılarıyla Neler Oluyor devam ediyor. Evet, değerli izleyicilerimiz, tekrar sizlerle beraberiz. Sivas Spor'u konuştuk. Yarın Sivas Spor'un
nasıl Trabzon'u yeneceğini ve kupayı nasıl alıp getireceğimizi konuştuk. Kupayı getirdikten sonra inşallah güzel bir törenle nasıl kutlama yapacağımızı konuşacağız. Önümüzdeki hafta inşallah. Ama tabii ki hakikaten Sivas Spor, Sivas için önemli bir marka, sahip çıkmalıyız. Sivas Spor'un ürünlerini satın almalıyız. Hepimiz az çok pahalı demeden bu ürünleri almalıyız. Ve bu ürünlerle birlikte Sivas Spor'a da katkı sunmalıyız diye düşünüyorum. Ben arkadaşlarım da zaten Sivas'la ilgili, Sivas Spor'la ilgili çok güzel şeyler söylediler. Ali Yavuz kardeşim, Türkiye Spor Yazarları Sivas Şube Başkanı, bugün beraber bir toplantıya katıldık. Sağ olsun Kredi Yurtlar Kurumu Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Bey'in başkanlığında Kardeşler Festivali Sivas için. Kardeşlik. Çok önemli. Ağustos'un 5'inde yani 5 Ağustos 5-8-8. Ayı 58 Sivaslılar Günü ilan edildi. Öyle bir teamül oluşturuldu. Burada bir halaylarla insanların birlik beraberlik duygusunu yaşadığı, birlikte halay çektiği ve birlikte Sivas için güçlü hayaller, güçlü birliktelikler, güçlü enerjinin oluşması için oluşturulmuş bir etkinlikti. Aslında 4 Eylül Festivali ile birlikte planlanan bir süreçte bir yıl boyunca her ay için planlanan bir faaliyetti ama Kardeşlik Festivali hakikaten ciddi ilgi çekti. 1058 insanın hükümet meydanında, Cumhuriyet meydanında birlikte Sivas ağırlamasını, oynaması, o heyecanı, o birliği, o duyguyu birlikte yaşaması Türkiye gündeminde de uzunca bir süre yer almıştı biliyorsunuz. Sivas'ın yaslanma, o bayılma dediğimiz kısmı çok dikkat çekmişti. Muhtarlarımız her mahalleden bir ekip kendilerine göre halay bilen, halay çekmeyi bilen herkes, hatta o gün meydanda bulunan herkes spontane gelişen grupların içerisine girdi. Güzel bir tablo ortaya çıkmıştı. Covid sürecinde bu faaliyet olmamıştı. Bu yıl 2019'dan sonraki süreçte olmayan bu faaliyet bu yıl yapılacak. Muhtarlarımızdan, Sivaslı hemşerilerimizden yoğun bir katılım bekliyoruz. Hakikaten sahip çıkın. Birlik beraberlik adına güzel bir etkinlik. Tabii 4 Eylül Sivas'ın, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 4 Eylül Festivali öncesinde bu festivalin, bu halk oyunları, türkülerimiz, aşıkların, saz çalabilen insanların sazını al gel deyip meydanda birlikte bir Sivas ezgilerini çalması, Sivas'ın bu tür sosyal etkinliklerle deşarj, psikolojik anlamda deşarj olmasını sağlayacaktır. Bunlar faydalı mı? Faydalı. Bunlar olması gereken şeyler mi? Elbette olması gereken şeyler. Bunu buradan duyurmuş olayım. Devlet, yani valiliğimiz, resmi yetkililerimiz bu konuda ciddi hazırlıklar yapmışlar. Bütün hemşerilerimizin de bu faaliyetin içine katılmasını istiyoruz. Hakikaten çok dikkat çekmişti. Ulusal medyada da evet, ciddi yer almıştı. Bu Sivas köy ağırlaması, insanların birlikte halay çekmesi, bir araya gelmesi. Demek ki halay, halk oyunları aynı duyguyu birlikte müştereken yaşamayı sağlıyor. İlk önce bir sinema filmiyle aslında başladı. Evet. Düğün dernekle başladı. Düğün dernek çok dikkat çekmişti o halay. Ondan yanamadım, sonra bu evet, halay bir şey oldu. Sivas'ı temsil eden bir halay haline geldi. Meydanda da zaten onun figürü var ya, evet, insanlar evet, üzerine önünde resim falan öne çekti figürler. Yani bu. O halayın tam adı ne? Köy ağırlaması. Sivas'a başka Abdurrahman halayı mı yazıyor? Yok, o Abdurrahman halayı ayrı, Sivas halayı ayrı. O ağırlama halayı. Sivas köy ağırlaması. Ulan meydanda zannediyorum öyle yazmıyor ama Ziya Bey. O Sivas ağırlaması yazar.
Öyle mi? Evet. Sivas ağırlaması yazar. Şimdi köy ağırlaması farklı. Sivas ağırlaması farklı. Merkezde oynananlar, köylerde oynananlar farklı ama aynı ezgiyle, aynı ritimle oynanan bir halay. Yorum farkı var. Arkadaşlar, Sivas halk oyunları Türk halk oyunları içerisinde münhasır ve müstakil bir yere sahip. Yani Sivas halaylarını bir tiyatral dans gibi izlemek, yani bir efendim senfoni gibi, bir konçerto gibi, senfoni gibi, bale gibi, mizansenli bir oyun gibi izlemek lazım. Oyunlarımız bizim şahsına münhasır. Bir halayımız en az 3 bölümden oluşan, farklı makam, farklı ezgi, farklı ölçü ve hepsinin de anlattığı kendine has bir hikayesi var. Türkiye genelinde çok münhasır bir yere sahip. Yani belki izlediğin zaman işi bilmeyen insanlar için çok ağır bir halay gibi geliyor olsa da dans uzmanlarının hayranlıkla bu dizileri, bu adımları bu kusursuzluktan nasıl bağlamışlar, bunu kim yazdı diyor. Bir yazan mı var, oluşturan mı var diyor. Hayır dedim, bir Rus koreografist dans uzmanıyla karşılaştık Mudanya'da. Hayır, bu Sivas halkının, Sivaslı'nın kendisinin üretip yazdığı ve köylerde, düğünlerde oynadığı oyun deyince... Aslında ben de işin farkında değildim ama hani çifte minareye gidiyoruz, bakıyoruz taş oymacılığı ama işin uzmanları bakıyor ya, aman yarabbim bu çapraz geçişler, asimetrik geçişler falan filan, geometrik şeyler, bunlar tamam. Nasıl yapmışlar? Bunlar anlıyor. Biz de adam işte oyma falan diyoruz. Ben de o Rus dans uzmanıyla karşılaşana kadar bu hakikaten halaylarımızın özelliklerinin farkında değildik ama bana bir anlattı ki kendi oyunlarımızı, aman yarabbi dedim. Hakikaten Sivas halayları münhasır ve özel bu bir halaydır. Bu konuya has yayınlanmış eserler var değil mi? Var tabii. Yani bu Sivas halaylarını anlatan ve hikayeleriyle anlatan. Var, var. Yani. Bu konuda bir de çalışma var arkadaşlar. Ama bu ağırlama konusundaki şu yatma meselesi, evet, var ya. O bir denge meselesi. O çok zaten dikkat çekici, evet, ve espri kaynağı veya insanların merakını uyandıran şey o aslında. Evet tabii. Diğer figürlerin biz, anlamını bilmeyebilir ama böyle bir önden arkaya doğru yatıyorlar ya birbirlerine. İşte o bir atarak. Evet. O bir dayanışmayı, o bir denge. Dansta denge. Çok önemli bir yoksulluk sıkıntılı dönemde halkın bitap düşüp efendime söyleyeyim bayılma, yaslanma kısmı, sonra da işte duydukları sevinçli haberlerle o coşkuyla halayı bitirme. Evet. Anlamı yani, bitişi tabii, çünkü bitişi biraz coşkulu bitiyor. Tabii coşkulu halaylar, evet, efendime söyleyeyim ama bunları tabii izleyicilerimiz, oynayanlar bilirler ama Sivas oyunlarını bir tiyatral sahnede dans oyunu gibi, bale gibi izleyin. Çünkü hepsinin anlattığı kendine münhasır bir hikayesi var. Bir kompozisyon halaylar. Evet. Bayılma da o yüzden çok dikkat çekti. Biz yarışmalarda herkes o bayılmayı beklerdi. Yarışmacı ekipler. O bayılmada o dengeyi doğru sağlayıp sağladığımız zaman alkışlar. Evet. Alkış tufanı ama orada kırılma, o dengeyi sağlayamaz da kalkışta hata yaptık mı tamam bunlar. Her şey bozuluyor. Evet. Yani Ali Yavuz kardeşime ben de teşekkür ediyorum. Bu ilk kardeşlik festivalini Ali Yavuz Bey halk oyunları il temsilcisiyken yapmışlardı. O zaman Sayın Valimizin de katkılarıyla. İnşallah bu yılda çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar, bize gelen mesajlar var. İsterseniz ben o mesajlardan okuyup sonra sözü sizlere vereyim. Birincisi tuvalet meselesine çok teşekkür ediyorlar Taceddin Bey, Mustafa Bey. Bile getirildi. O, evet, bu bugünün konusu değil, yılların konusu. Bunu ifade ettiğiniz için de size teşekkür ederim diyor.
İnşallah efendim, belediye yetkilileri dinliyordur. Dinliyor. Ya da sonraki yayınları veya YouTube'dan falan görürler de bir an evvel çözüm üretsinler bari. Çözüm üretirler. Ben hem de işte kardeşlik festivali derken işte 4 Eylül'e kadar biliyorsunuz Sivas sokakları, caddeleri canlı olacak. Geceleri de canlı olacak. Vatandaşı da sıkıntıya sokmayalım. Evet. Ayrıca şey diyor, Sivas'ta park problemi, teşekkür ederim o konuya da girdiniz diyor Mehmet Avunlu kardeşim. O Ali Ağa Camii'nin arka tarafının, orada sadece belediye araçlarına ait mi? Biz kendi araçta esnaf orada, araçlarımızı kullanamayacak mıyız diyor. O konuda da... Şimdi orada belediyenin 3 katlı otoparkı var, kapalı otoparkı. Evet. Aslında bir katı hiç kullanılmıyor gibi. Hmm. Evet. Giriyorsunuz oraya. Ben oraya otoparkı belediyenin bütün araçları oraya girebilir. Evet. Onun haricinde mesele şu. Mümkün olan her yerde belediye otopark oluşturması lazım. Mümkün olan her yerde. Şu anda adam işte benzinlerin etrafında boş yer var. 10 lira parayla saatliğine şey kesiyor. İşte atılı yerleri böyle insanlar para şeyi haline getirmişler. Bir de fahiş fiyatlar. Şimdi 3 yıldır sen belediyedesin. Bak ben olsam derhal ilk yapacağım iş seçimlerden önce de zaten bu konu çok gündeme gelmişti. Evet evet. Yani bu otopark işi, otoparkla ilgili mutlaka belediye çalışma yapması lazım. Hilmi Bey döneminin zannediyorum ama bir cümleyle en zayıf olduğu konulardan biri de otopark konusu. Hiç umurlarında değil. Öyle yani bir halde. Orada bir çalışma yok gibi. Yok. Bakın Sivas Sitesi'nin altı. Bak Sivas Sitesi'nin, evet, bahçesinin altı. Efendim şu anda Uzun Acılı Camisi'nin orada gerçi özel mülkiyet. Adam orayı otopark olarak ciddi parayla kiralıyor yani. Otopark olarak kullandırılıyor ama orası mesela daha verimli bir otopark haline getirilebilir. İşte Kongre Müzesi'nin Cumhuriyet Ortaokulu muydu? Beyrampaşa'nın karşısındaki yerler. Onların bahçeleri. Evet. Bakın yaz döneminde özellikle. Evet, okulların olmadığı dönemlerde otopark haline getirilebilir. Caddelerde efendim bu vatandaşa resmi değnekçilik yaptırarak bu para tahsil etmesi hiç yakışmıyor Sivas'a. Bak Kayseri'de böyle bir şey yok. Burada da olmaması lazım. Mahalle aralarında söylemek istediğim şu. 30 araçlık, 20 araçlık, 10 araçlık çok böyle yerler var. Atılı yerler. Buralarda çalışma yapılarak buralar otopark haline getirilebilir. 27 Haziran Parkı'nın o bölgede yine yerler var. Orada otoparklar oluşturulabilir. Evet. Belediye yani isterse bir çalışmayla çok yerde otopark alanı oluşturabilir. Ve bu işe gayret etmesi lazım. Çalışması lazım. Hatta önermiştik ya şu yeni yapılan caminin altı otopark. Onu şu Milli Mücadele Meydanı 108 gün anıtına doğru şöyle bir uzatılsa diye bir temennimiz vardı. Yeni yapılan caminin alanına adam işte dükkanlar yaptı. Koskoca bina işte yükseliyor. Evet. Yani yıllardan kaç yıl, 2 yıl burada itiraz ettik ya bu kadar büyük yapmayın. Bu kadar yeni bir paşa camimiz oluyor. Ya paşa cami yanında ufak kalır. Yok, altı dükkan olarak ha, yani yeni paşa cami. Devasa bir bina. Yani evet. Bu işler yaptım ettim olduğundan olmuyor ki işte yani. Bak seçimlerden önce bütün vatandaşlar herkes diyordu ki otopark sorunu var kardeşim Sivas'ta. Evet. Şimdi Selçuk Ortaokulu'nun yıkılan yerinde işte yine orada fiili bir otopark oluştu. Yani buralarda bu arandıktan sonra yer çok olur. Mesela SSK Hastanesi'nin yıkılan lojman binasının olduğu yer. Doğru mu? Evet. Şimdi orada vatandaş 3-5 kişi getiriyor park ediyor. Ya kardeş orayı bir düzle. Dışarıdan sokaktan da bir kapı ver. Hatta 2 katlı portatif otopark metotları var yani. Tabii tabii. Oraya yap, hiç değilse o bölgenin ağırlığını orası alsın. Tabii. Yani bunlar hiç çalışmazsan üzerinde, bunları görmemezlikten gelirsen bu sorun ciddi bir sorun olarak devam eder. Ondan sonra sizin dediğiniz gibi adam caddenin olduğu yerde getiriyor vatandaş, esnaf 2 tane duba koyuyor. Bura babasının malıymış gibi. Evet. Bura benim. Tamam senin de kardeş, babanın malı değil ki, tapulu yerin değil ki senin ya. Bundan vatandaştan ne oluyor? Esnaf karşı karşıya geliyor. Zabıta sen neredesin? Trafik sen neredesin? Okulların bahçeleri mesela yaz döneminde çok müsait şu anda. Tabii. Bu konuya belediyenin acil çözüm bulması lazım. En azından bir yandan basit pratik çözümler, bir yandan da
önümüzdeki dönemlere ait bina şeklinde, yani iki katlı, üç katlı, tabii, mümkün tabii. olan her yerde otopark yapması çok lazım. Çok katlı, kapalı. Tabii. Belediye hiç bu konularda şu anda başarılı gözükmüyor. Burada parkla ilgili bir yorum var arkadaşlar. Onu ben, beyler, ben İzmir'de yaşıyorum. Sokakları parsellemişler. Ekecekse para verme. Adam parayı alıyor. Aracın güvenliğini kurmayıp bırakıp gidiyorlar. İstedikleri ücreti vermezsen aracın başına neler geldiğini tasarruf bile edemezsiniz. Yorumlarınızda siyaset yapmasanız iyi diye düşünüyorum. Ona vatandaş karar versin diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz de size iyi akşamlar diliyoruz. Siyaseti böyle algılarsak hiçbir şey konuşmamamız yani, lazım o zaman. Ben yani. Özellikle ifade etmek istiyorum. Şehrin sorunları bunlar. Evet. Yani. Konuşun diyorum. Gerçekleri söyleyin. Söylemediğiniz gerçekler, efendime söyleyeyim, sessizlik kimseyi korumuyor. Evet. Yani biz de burada sessizliğin kimseyi korumadığını bildiğimiz için kendi dilimizce inandığımız şekilde bir siyasi partiyi öne çıkarıp diğerini yerecek şekilde bir yorum yapmıyoruz ama yerelde de, yerel yöneticilerin de sorumlu kalması gerektiği ile ilgili elbette ki konuşulmalı. Elbette ki o arkadaşlarımıza şehirde neler oluyor, neler olmuyor ifade etmeliyiz. Bu da şehrin geleceği, selameti ve birlikte yaşadığımız bu şehirde daha iyi, daha güzeli ulaşabilmek adına yapıyoruz. Ziya Bey, bizim burada siyasi hiçbir şeyimiz yoktu. O vatandaşımız herhalde İzmir'de uzakta olduğu için olabilir. Bak, nereyle nereyi kıyaslıyorum. AK Partili %70 oy alan Kayseri Belediyesi. Evet, Sivas. %60 oy alan AK Partili Sivas Belediyesi. Evet, iki komşu vilayet. İkisi de aynı siyasi görüşten tabii, değil mi? Tabii. Birinde otopark sorunu yok, birinde ciddi otopark sorunu var. Biri çözmüş, biri hiç eline dokundurmuş. Hatta biri daha küçük bir, nüfus olarak daha küçük bir il. Evet. Yani bir de o var yani. Tabii. Yani hani orada, şehir büyüdükçe sorunlar... Orada 1 milyona yakın nüfusu tabii. var veya şehir merkezi 750 bin diyelim. Sivas'ın şehir merkezi 350 bin. 350 bin. Yani bu sorun değil. Bakın değerli izleyiciler, şöyle de konuşabiliriz. Değerli izleyiciler, değerli Sivaslılar, Sivas'ta otopark sorunu diye bir sorun yok. Her şey güllük gülistanlık. Evet. Esnafla vatandaş hiçbir şekilde karşı karşıya gelmiyor. Zabıta görevinin başında derhal müdahale ediyor. Şak 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 şak. Şehrimizde böyle bir şey yok. Bu çözüm mü? Ya. Böyle bir şey yok ki. Yani bu çözüm olmadığı için. Taceddin Bey. Hayır, yöneticilerimize de böyle yardımcı olamayız. Diyoruz. Hayır, yöneticilerimize en iyi yardım, ihtiyaçlarımızı bildireceğiz, talepleri bildireceğiz. Biz bu programda ne yapıyoruz? Yeri de bildiriyoruz. Diyoruz ki falan yere otopark yapabilirsiniz. Falan tabii, önerilerle yani. Arkadaşlar, bir izleyicimiz de diyor ki, iyi akşamlar. Aha, böyle candan açık yürekli olun. Korkmayın, eleştirin, yanlışları söyleyin. Tebrikler demiş Mahmut Toptaş diye. Eyvallah. Bir hemşerimize. Bu hemşerimiz de böyle diyor. Mahmut Bey, hakikaten teşekkür ederim. Çok üst üste gelmiş, evet. Yani belki de birbirlerinden haberdar değiller. Evet. Yani aha böyle diyor, aha böyle Sivaslı bir ifade. Şimdi orada şöyle evet, bir teşekkür durum var. Ediyorum. Şimdi İzmir'de benim de çok değerli arkadaşlarım, dostlarım var. AK Partili diyelim. Onlar istiyor ki İzmir AK Parti yönetsin. İzmir şöyle olsun, böyle olsun. Şimdi oradan bakınca burada da biz burayı eleştirince sanki bir partiyi eleştiriyormuş gibi algılıyor. Sivas'a buna gönlü razı olmuyor, Sivas'ın eleştirilmesine. Halbuki gelse dese ya otopark sorunu var mı, var. İşte dediğiniz gibi okullarla ilgili öneriler, yerlerle ilgili öneriler. Ya Sivas daha iyi olsun diye öneriyoruz. Yani şimdi ben başıma gelmiş yani. Bir olay. Adam misafir gelmiş. Saat 11-11.30 evet. arası memlekette hela bulamıyorsak. Evet. Ne yapacağız kardeşim, söyle. Hela ile ilgili bir mesaj var arkadaşlar. Hakikaten ciddi bir problemmiş demek ki. İnsanlar bu konuda sıkıntı yaşıyormuş. Diyor ki Karşıyaka Doğa Koleji'nin yanındaki camide VCR'leri kilitli tutuyorlar. Kullanma kapalı, sadece namaz vakitlerinde açık tutuluyor. Bu durumu da dile getirmenizi istiyorum. Ziya Bey, şimdi hadi bütün, orayı anladık yani. Bütün şeyleri cami tuvaletlerine yıkmışız. İyi de ya bu caminin hocası ya da cami dernekleri
Yani sadece namaza gelene hizmet etmiyor ki tuvaletler. Şehirdeki bütün işi onlar görüyor. Evet. İyi de ne mecburiyeti var kardeşim? Tabii. Cami hocasının orada tuvaleti kapatacak, açacak. Umumi tuvaletlere ihtiyaç var. Yani bu belediye umumi tuvalet vazifesi gördüğü için cami tuvaletleri tabii. Belediyelerin bu işe el atması lazım. Yine örnek veriyoruz. Kayseri'ye gidin belediyeci arkadaşlar gidin görün nasıl yapıyorlar. Bilmiyorsanız öğrenin alın aynısını buraya getirin. Konya'ya gidin öğrenin. Hatta ben şunu diyorum, Konya Belediyesi Türkiye'de bak belediyecilikte geçmişten bu yana bir numaradır bak. Gerçekçi evet, konuş. Başarılı bir numara. Evet doğru. Hizmet konusunda. Doğru. Ben olsam buradaki belediyedeki müdür arkadaşları alırım oraya götürürüm bir hafta. Orada eğitime, oryantasyona tabi tutarım. Vallahi bakayım. Evet. Zamanında hiç unutmuyorum. Malatya Belediyesi Osman seçilmiş belediye başkanı. Malatya Belediyesi'nden bir talep gelmiş. Demişler ki bizim sistem arızalı. Sizin oradan işi bilen 2-3 arkadaş gelsin de bize burada yol yordam öğretsin. Evet. Vallahi bak buradan 2-3 arkadaş, biri ben, Ali vardı, Ali Zorlu kardeşim. Bir arkadaşım daha vardı. Malatya Belediyesi'ne gittik. Yılını hatırlamıyorum. 94-95 yıllar olabilir. Ya gittik ki adamlar bizden en az 30 sene geride. Ya. Ne fen işleri ne bilmem ne. Ya dedik bu böyle değil. Şunu şöyle yapacaksınız sistemimiz. Şura böyle olacak. Şirketiniz böyle olacak. Ama adamlar eksiklerini tespit etmiş. Ve o gün bir hafta bizi orada misafir ettiler. Biz bunlara işi yani anlatabildiğimiz kadarını anlattık. Ve adamlar bugün belediyecilikte çok aşırı bir mesafe kat ettiler kısa sürede. Hani diyorlar ya kişi noksanını bilmek kadar irfan olmaz deniyor. Aynen noksanını öyle. Bilmek büyük bir meziyet. Şimdi bizim Sivas'ın içinde yerel yöneticiler kendileri gidiyorlar Ankara'ya, geliyorlar Sivas'a. La kardeşim bu işin en iyi yapan yeri neresi? Konya mı? Tabii tabii. Gönder personeli Konya'ya. Nasıl yapıyorlar? Bir öğren. Yani sen otoparktan 3 kuruş almayla, tuvaletlerden 5 kuruş almayla bunu çözemezsin. Bak bunun çözülmüş şekli var. Bu nasıl çözülmüşse sen de aynı şeyi uygula ve çöz. Tabii tabii. Yani bunun ayıp bir şey var mı? Ayıp bir şey yok. Değerli arkadaşlar, yorumlar bayağı çoğaldı. Okuyalım. Hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İlgilerine, katkılarına. Evet diyor ki, ben diyor eski adliye yerindeki otoparkta herkese aynı fiyat olmalı. Memurlara neden indirimli? Diğer insanlara neden ayrı fiyat uygulanıyor diyor. Eski adliye yerindeki. Yani bahsettiğimiz kapalı otoparkta. Belediye evet. Personeline bir indirim evet, var. Evet. İyi akşamlar. Belediye kendi personeline de ya onu da biraz normal karşılamak lazım. İyi akşamlar. Valilik arkasındaki müzeye %85 engelli kartımla müzeye giremedim. Selamlar Ankara'dan İbrahim Tümsek. İbrahim Bey bu konuyu zaten demek bahsettik. Ki, yukarıdaki Sanayi Mektep Müzesi'nin hariç evet. Belediye ana binanın, tarihi binanın içindeki müzede de aynı sorun evet, var. İşte, demek ki özel şirket işletiyormuş gibi. Bu mantık doğru değil. Engelliler için devletin verdiği bir kartı, devletin sen bu kartla engellilik hakkından yararlanacağın dediği bir karta sen sınırlama getiremezsin ki ya. Arkadaşlar. Veya özel idare. Yerel yönetici arkadaşlar. Ziya Bey, il genel meclisi oturacak bir karar alacak. Tabii ya. Diyelim ki özel idareye ait müzelere giriş ücretsizdir kardeşim. Bu kadar kolay ya. Bir toplantılık. Ya alacağın kaç kuruş senede 40-50 milyar para alacaksın. Alma. O da olursa yani. Evet. Adamı evesle çocuğunu getirmiş. 4 çocuk. Hanımı kendi aile olarak gezecek. Ne yapsın? 200 lira para mı versin yani girip? Evet. Yaşar Göçil Samsun'dan. Biz bunu söyleye söyleye bıktık inan. Arkadaşlar Yaşar Bey her programda da söylüyoruz. Bu Samsun treni yolcu seferlerine ne zaman başlayacak? Değerli yöneticiler, muhterem yöneticiler, Sivas'ı yöneten siyasetçiler, efendim daire müdürleri, dört işletme müdürü, kimse bu işle sorumlu arkadaşlar. Buna bir açıklama yapın arkadaşlar. Ya, gönderin yani, bir söyleyelim. Kısmen işliyor. Evet. Şeye kadar mıydı? Amasya'ya kadar günde Amasya'ya iki defa. Sefer var. Aynı şey gibi bizim Divriye, Raybus gibi sefer yapılıyor. Sivas'a niye yapılmıyor? Sivas tuhaf yani. Dört işletme bölge müdürlüğü değil mi? İşletme. Evet. Evet. İşletme bölge müdürlüğü de burada. Evet. Burada. Şimdi bu bölge müdürlüğü denilen zatı muhterem. Değerli evet. Dostumuz, kimse Mustafa Bey'in dediğiyle ben evet, tanımıyorum evet. Da sen dediğin gibi dostumuz diyelim. Evet, evet. Ya arkadaş sen bölge müdürüsün.
Samsun'da sana bağlı, Sivas'ta, Amasya'da, neyse bu taraf doğuda sana bağlı değil mi? Tabii. Ben öyle biliyorum yani. İyi, Samsun bağlı olmayabilir. Samsun değil zannediyorum. Yani sen bölge müdürlüğü sınırları içerisinde bu tren niye işlemiyor arkadaş? Yani sen, Samsun'dan Amasya'ya kadar işliyor, Sivas'tan Samsun'a kadar işliyor. Bunun işlememe sebebi ne? Mazotunuz mu yok, benziniz mi yok? Elektrikli. Raylar mı çalındı? Ne oldu? Orada maaşı al otur bölge müdürü. Ya çık da millete bir izahat ver. De ki şu sebepten kardeş bu tren çalışmıyor. Ne var ya? Ne var bunu anlamıyorum ki. Hayır, yük treni çalışıyormuş Taceddin Bey. Hayır. Yolcu treninden bahsediyor. Yük treni çalışıyor. Hatta bir sıkıntı yok. Hatta sıkıntı yok. Ya tren, o yük treni ağır raylara basıyor. Öbürü hafif havada kalıyor. Yani işte sebebi olması lazım. Bunu anlamıyorum. Yani bir de şu an buraya 100 milyonlarca lira harcandı. Burası modernize edildi. Elektrik, yani hat komple yenilendi. Ve aynı zamanda elektrikli hale getirildi. Şimdi aklıma... Hacettin Bey niye yararlanılıyor? Ben anlamıyorum yani. Ara istasyonlarda, istasyonlar var ya, ara istasyon. Evet. Oraya personel bulamıyorlardı. Hani indi bindi, bilet kesti, kondüktör falan. Öyle bir şey mi var acaba? Ama öyle bir şey de varsa deyin ki böyle bir şey var. Hayır, o da mazeret değil. O da mazeret yani değil. Anlaşılır bir durum değil. Yani. Değil. Sayın Bölge Müdürümüz, bu işe bir el atacaksınız. Öyle her şeyi de milletvekili çözecek değil. Ya biz vatandaş olarak, bak mesaj da geliyor. Biz de vatandaşın sesi olarak size buradan bunları iletiyoruz. Ulaşım, yani oturmayla olmuyor bu işler. Ulaşım derken neler oluyor programını severek izliyorum. Özellikle Ziya Bey bugün çok şıksınız. Teşekkür ediyorum. Evet, kravatım dikkat çekiyor. Sivas Spor kravatım. Evet. Bir sorum olacaktı diyor. Sivas İzmir uçak seferi neden kaldı? Evet. İşte bu da bir dert. Bu da bir dert. Evet, Taceddin Bey. Vallahi sürekli konuştuğumuz bir mesele. Sağ Bey, evet. Bu mesele hakikaten neden kalktı? Yani mesela akrabalarım geldi, bu bayramda gelmişler. Dönerken İstanbul aktarmalı gidiyorlar. Yani İstanbul aktarmalı geliyorlar. Benim kız kardeşim bayramdan önce geldi. İstanbul şeyde, İzmir'de yaşıyor. Evet, biz de kayınbirader. Aynı şekilde sizin dediğiniz çok gibi İstanbul aktar. Niye? Sebep niye? Şimdi buraya gelecek uçak demek ki yaz mevsimi ya turizme daha yoğun olan yerlere aktarılıyor. Biliyorsunuz. Başka yerlere kaydırılıyor. Antalya, İstanbul arası şu an uçaklarda yer bulunmuyor. Evet. Şimdi bu işletme zafiyeti. Yani vatandaşın tabii bunları bilebilmesi mümkün değil. Diyor ki senin orada müşteri az. Sen B klasman müşterisin. Benim Antalya ile İstanbul arasındaki müşterim A klasman müşteri. Hani eskiden birinci mevki, ikinci mevkiler vardı ya. Evet. Türkiye'de birinci mevki şehirler var, ikinci mevki şehirler var, üçüncü mevki. Şimdi biz anlıyoruz ki mevkileşme bitmemiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında trenlerde varmış o. Demek ki Sivas ikinci mevki şehir kardeşim. Yani bizim milletvekilleri, siz de dolayısıyla ikinci mevki milletvekilleri oluyorsunuz. Yöneticiler, idareciler, siz de üçüncü mevki milletvekilleri veya yöneticiler oluyorsunuz. Bunu bize, kendimize, vatandaşınıza yakıştırıyorsanız siz de bizim gibisiniz. Ve çözün kardeş. Yine tekrar şunu söylüyoruz. Sorun olabilir. Bir mesele olabilir. Ancak meselenin, sorunun ne olduğunu vatandaşa izah etmenizde fayda var. Yani CİMER'e mi başvursun adam? Bana İzmir uçağı niye gelmiyor? BİMER'e mi başvursun? Evet. Bir de SİMER diye bir şey çıkardı. Sivas müracaat yeri. Yani biz kendi yerel konularımızı SİMER'e soralım. Sivas feryatçıları diye hani bir ara şu harami feryatçılar gitmişlerdi ya harami için. Sivas feryatçıları grubu yapalım bir de böyle. Yani bir şeyi. İnsanlar hangi konularda muzdaripseler oraya yazsınlar. Mustafa Bey, bu konular öyle konular yani, ki yani inan vatandaşa sadece bilgi verilecek. Şu sebep kardeşim. Mantıklı, mesela açıklayıcı. Niye yok? Tabii insanları tatmin edici. Yani biz para veriyor, bedava uçmuyoruz buradan İstanbul'a ya da İzmir'e değil mi? Tabii. Evet, iyi yayınlar. Sevgili Sivas severler diye hitap etmek istiyorum diyor bizim için. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de Sivas seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz, Türkiye'yi seviyoruz, Türk milletini seviyoruz. Her zaman Sivas'ın güncel konularını ele alıyorsunuz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size bir sorum olacaktı. Acaba Sivas Demir Çelik'le ilgili yeni bir gelişme var mı?
İşçiler haklı davalarında ne yaptılar? Bir bilginiz var mı? İnşallah bekledikleri kayyum atanmıştır. Fabrikaya iyi yayınlar diliyorum. Tekrardan sahipsiz Sivas'ın sahibiyiz. Maç içinde başarılar diliyorum diyor. Evet, biz de daha önceki programda söylemiştim. Bu Sivas'ın yerel siyasetçiler için kızıl elması olmalı demiştim. Bu işi mutlaka çözmeliler. Çözemedikleri zaman siz Sivaslı hemşerilerim bu konuda bunun mutlaka gerekçesini sorun ve sorgulayın diyorum. Konuşun diyorum. Gerçekleri söyleyin diyorum. Sessizlik kimseyi korumaz. Korumuyor da. Lütfen sessiz kalmayın artık diyorum ya. Meselelerinize sahip çıkın Ziya arkadaşlar. Ziya Bey, bu konuyla ilgili geçen hafta biz kapsamlı bir program yaptık. Evet, çok geniş, beraber, geniş girdik yani konuya. Şimdi mesele sahipsizlik meselesi aslına bakarsanız. Evet. Burada meseleyi de işçiler boyutunda düşünmemek lazım. Düşünmüyorum. Sivas meselesi. Tabii Sivas meselesi. Sivas'ın fabrikası bu. Sivas'ın fabrikası. Bu işçilerden çıkmış bir şey arkadaşlar. Ve bu bir milliyetçilik meselesi. Evet, çünkü evet. Toprak gibi, bayrak gibi bu fabrikada bu memleketin tüysüz yetimin hakkıyla yapılmış, parasıyla yapılmış yerler. Burası da bir bayrak. Şimdi Devlet Bey dedik ki milletvekili oraya götürsün, oradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşılsın. Çünkü bizim AK Parti iktidar milletvekillerinde ses yok. Evet. Tıp oynuyorlar. Peki şimdi bir şey daha, son günlerde çok gündemde olan konu ya, bir öneri daha getiriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu kalkıyor diyor ki işte araba almayın, ÖTV'yi kaldıracağım, hemen geriye yapılıyor. Gençlere diyor ki KYK burslarını ödemeyin, faizlerini, geldiğimiz gün kaldıracağım, ertesi gün hemen kaldırılıyor. Sayın Ulaş Karar, sana da güzel bir görev düştü şimdi. Sayın Kılıçdaroğlu'na söyle de desin ki Sivas 11 ay sonra gelince Sivas Demir Çelik Fabrikası'nı devletleştireceğim. Tekrar yeniden kamuya mal edeceğim. Bu işi çözeceğim. Az daha bekleyin dese herhalde öyle çözülür diye düşünüyorum. Sayın Ulaş Bey, Sivas Demir Çelik dosyası sunması lazım. Abi böyle bir yani. Böyle bir siyasi yaklaşım ve böyle bir yaklaşımla giderseniz en azından hükümeti, iktidarı harekete geçirmiş olursunuz. Bakın herkes konuşuyor, kimse kimseyi harekete geçiremiyor. Evet. Özellikle iktidar milletvekili olan 3 milletvekilimiz Sayın Ulaş Karasu'nun dediği gibi diyelim, ben demiyorum. 3 maymunlar oynuyorlar. Yani görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Ya kardeş, neyi bilmiyorsunuz, neyi görmüyorsunuz, neyi duymuyorsunuz? Adamlar 500-600 kişi feryat ediyor, aylardır maaş alamıyor. Kayyum atansın diyor, kayyum atandı mı atanmadı mı belli değil. Birisi çıkıp açıklama yapmıyor. Fıs 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 fıs. Hatta bir tane oranın eskiden genel müdür olan bir başka partinin temsilcisi olan bir beyefendi var. O da ortada dolanıyor puan toplamaya. Sen de boşuna dolanma. Başka bir partinin o zaman oranın genel müdürlüğünü yapmış arkadaştan bahsediyorum. Sen de boşa dolanma. Tabii. Bundan prim alamazsın. Çünkü o işin müsebbipleri içerisinde belki tabii sen de varsın. Eğer gerçekçi bir yaklaşımla, gerçekçi bir eylem yapacaksan genel başkanınıza söyleyeceksiniz. Tabii. Genel başkanınız gelecek, bu 500-600 kişinin hakkını diyecek ki savunmak için bir yıl sonra geliyoruz. Ya çözün, ya bekleyin, biz gelince çözeceğiz değil mi? Bakın nasıl oluyor bu işler. Ulaş Bey, duydun değil mi? İnşallah duymuşsun. Öbür şey Millet İttifakı'nın diğer ortağına da söylüyorum. Evet, sadece ona değil. Yok. Hem burada hem Ulaş Bey'e, biz geçen haniki programda çok ayrıntılı girdiğimiz için burada Ulaş Bey Devlet Bey'i harekete geçirecek. İyi Parti il teşkilatı var. Ulaş Bey, Kemal Bey. Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirecek. Evet. Ahmet Özgürek Bey. Ahmet Özgürek Bey, Devlet Bey'i harekete geçirecek. Öbür taraftan İyi Parti, Meral Hanım'ı harekete geçirecek. İnanın Sivas Demir Çelik konusu Türkiye'nin gündemine oturur. Çözülür hem de. Hemen çözülür. Çünkü yılların 15 yıldır 20 yıldır kangren haline gelmiş bir sorunu mutlaka, yani 20 yılın sorununu mutlaka bir el atılınca görülecek ki ha bu artık daha bu şekilde devam edemez veya benzeri yöntemlerle devam edemez. Bunun hemen
devletleştirilmesi lazım. Hemen buranın yenilenmesi lazım. Şimdi ve doğru düzgün bir işletmeciye satılması Mustafa lazım. Mustafa Bey, biz devletleştirme derken yani yanlış anlaşılmasın. Şimdi devlet el koyması lazım. Yani TMSF'ye devri koyacak. Diyecek ki kardeş ben buraya el koydum. Bu adamın borçları var. Tabii. Borçlarını karşılıyor. Karşılamıyor. Karşıladığı kadar. Adamın başka şirketleri de var. El koyacak. Ondan sonra diyecek ki şu hani pazarlıkla müteahhit çağırıyorsunuz ya. Sen gel. Evet. Verin fiyatı. Gelin bakın. İstediğinize veriyorsunuz. Satıverin. Doğru düzgün bu işi yapacak. Burayı düzgünce yapacak bir firmaya Kardemir'e mi veriyorsunuz? Satılması lazım. Başka bu işte sektörün içinde olan başka bir şeye mi veriyorsunuz? Arkası var. Evet. Tamam, onlara verin. Hiç değilse burada doğru düzgün çalışsın. Hem ekonomiye katkı sunsun. Hem Sivas'a. Hem Sivas'a katkı sunsun. Hem de oradaki çalışanlar neyse şeylerinden mağduriyetlerinden. Bir de Sivas'ın çelikhanesi de olsun. Yani o şekilde olursa gelen ciddi bir yatırımcı olursa ilave yatırım da yapar. Mustafa Bey, şu anda biz Altay Parkı'nı niye yapamıyoruz? Motorumuz yok değil mi? Evet. Bir de motorun haricinde çelik meselesi var. Evet. O tankın çeliği var ya, özel bir çelik. Tabii. Onun da üretilmesi lazım. Bunu işte İsveç'ten, Norveç'ten filan almak istiyorlar. Vermiyor adamlar. Tabii. Ya bir tane de stratejik çelik üreten yerin olsun. Tabii. Öyle bir yeri olsun burası. Mesela burası da öyle bir ihtisas çelikhanesi olsun. Aynen öyle. Değil mi? Aynen mesela. Öyle. Bakın çok güzel bir öneri işte. Çok yani. Güzel arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Demir çelik meselesine de girdik, temas ettiniz. O kadar mesaj var ki. Bunları okumam lazım. Sivas'ın 3 aylık suyunun kaldığı söylenir. Bu konuda bir çalışma var mı? O konuya gireceğiz biraz sonra. Geniş kapsamla gireceğiz. Evet, Sivas Ziya Bey, 2 gün önce ulusal medyada Sivas'la ilgili bir haber okudum. Sivas bekleyen 3 aylık suyu kaldı. Ona tekrar konuşacağız. Efendim bak, bu enteresan bir mesaj. Her şeyi resmi mercilerden beklemek olmaz. Halka eğitmek gerek. Mesela evlenen, boşanan, askere giden, askerden gelen, sünnet olan hep istasyon caddesinde kornalarla, davulla, zurnayla bu cadde sakinlerini gece gündüz rahatsız ediyorlar. Buradaki sakinlerin günahı ne? Git o gürültüyü kendi evinin önünde yap. Ama yine bir denetim veya ceza yok. Ne valilik ne de belediye cevap vermiyor. Neden insanlarımız bu kadar bilinçsiz, anlamak zor. Yani sorun çok ama çözüm hiç yok demiş. Ziya Bey, kuralları işletmek lazım. Bu kural. Hukuk, adalet. Yani insanlar bazı zaman eğitimden olur. Eğitimi yeterli gelmeyenler kurallara uymak zorundadır. Evet. Kuralları işletmek zorundasınız. Şimdi orada kuralları işletecek olan kim? Devletin güçleri. Polisi, zabıtası, şuyu buyu. Onlar da biz oy alıyoruz. Adam ne olacak? Geçsinler, korna çalsınlar. Hasta mı var, bilmem ne mi var derse, çünkü oy meselesi ya bu. Taviz getirir, kuralsızlığı getirir, düzensizliği getirir. Bu kadar Ali basit. Ali kardeşim Facebook'ta paylaşmış, çekmiş. Gördünüz mü bilmiyorum. Facebook'ta arkadaşınız mı? Şerbetçioğlu'nun o döviz büfesinin oraya bir Almancı hemşerimiz arabayı kaldırımın üzerine çekmiş. Orada bırakıp gitmiş. Geldiği yani, yerde bir olay anlatayım. Şimdi biz Hollanda'da ve Almanya'da böyle geziyoruz. Biliyor musun? Yeğenim kullanıyor arabayı. Kübra yeğenim. Çok da güzel kullanıyor. Ama bir ara şöyle bir için söylüyorum, emniyet güçleri, trafik ne kadar devrede onu anlatacağım. Şöyle bir ara navigasyona şu eliyle yandan, hani kullanırken şöyle yandan baktı. Ya nasıl bu kadar tesadüf mü olur? Yanımızda bir polis arabası belirdi, bir anda hareket halindeyiz. Bir anda böyle bir işaretler yapıyor bize, diyor biz niye acaba diyoruz. Sonunda biz anlamayınca hani yeğenim de dikkat etmedi. Durduldu, dedi ki elindeki telefonu hemen şey yap dedi. Yani neden dikkatsiz kullanıyorsun dedi. Böyle inanın, zannediyorsunuz ki hiçbir emniyet mensubu yok zannediyorsunuz. Ama kuralı ihlal ettiniz ya, hemen başınızda. Tabii. Şimdi 6 şeritli bir otobanda Hollanda'ya da gidiyoruz. Biz 3. şeritteyiz. Bakın ya, meğerse 6. şeride, hani şeritlerde hep son şeride geçmemiz gerekiyormuş. Yani normalde o zaten öyle. Ya birden birden biz o kuralı ihlal ettik ya. Hani bakın, son şeritte değiliz, 3. şeritteyiz. Birden
şeyle motosikletli bir trafik polisi. Böyle bir hafif eğilerek sanki bale yapar gibi eliyle şöyle işaretler yapıyor. Yani sağa yanaşın, sağa yanaşın, sağa yanaşın. Dördüncüye geçtik. Yine biraz sonra yine devam etti. Beşe geçin, hani o tarafa geçin, o tarafa geçin. Sonunda geçtik. Ama şöyle, bu ikisinde de bize ceza yazmadılar. Ama hemen derhal uyarı görevini yaptı ve biz de gereğini yaptık. Yani şunu demek istiyorum ya, nasıl oluyor burada o trafik, bak o trafik düzenine alışan, o kurala alışan vatandaşımız aynı yabancı o ülkenin plakasıyla buraya geliyor. İnanın bugün ben de dört yolda rastladım. Dört yol gibi daracık bir yerde yolu ortalamış, tam dört yolun ışığın önünde park edip şey tarafından eski vakıflar binasının onun önüne ışıkları dörtlüleri yakmış kocaman arabasıyla, lüks bir araç, böyle büyük yani 4x400 zannediyorum. Böyle yapmış, bırakmış, gitmiş. Yani bunu nasıl yapabiliyorsun? Yabancı ya? Plaka mı yerli? Yabancı plaka. Mustafa Bey, şimdi şöyle bir enteresan durum var. Bizde kuralları uygularken uyarıcı ve eğitici bir olay yok. Evet. Onu bir aklıma geldi şimdi size anlatınca. Deminki hep eğitici. Şimdi bizde ki polis tuzak kurar. Heh. Tamam mı? Uyarmaz. İkisinde de ceza yemez. Şimdi bizde yani, öyle bir şey orada, kültür, uyarı kültürü yok. Yakaladığım zaman öperim kültürü var. Doğru mu? Evet, evet. Hem de tuzak kurarak. Tuzak kurarak bir de. Şimdi bir defa hem devletin bu konuda kadrolarının yetersizliği hem de halkın yetersizliği var. Bu bir. İkincisi, sizin bahsettiğiniz o Ali kardeşimizin, gazeteci Ali Bey'in meydanda o kaldırımın üstünde arabayı park edip gitmiş resmi var ya. Ve sizin anlattığınız dörtlüleri yakıp dört yolda arabayı bırakıp gitmesi. Trafik lambasının önünde. Bunlar birer ibret göstergesi. Ya. O adam onu orada yapamaz yurt dışında. İşte. Şimdi buraya geldiği zaman hani birdenbire şimdi çok ağır tabirler kullanmak istemiyorum. Buraya geldiği zaman orada burnunu peçeteye atamayan, o trafikte kuralı çiğneyemeyen adam sigara izmariti atamıyor. Buraya geldiği zaman birdenbire her şey mübahmış gibi geliyor. Böyle bir şey yok. Bir de o şey neyle geliyor? Para çok. Ceza yazarsa diyor 100 euro veririm. Ne ki diyor. O güven de var. Evet. Tamam, o gün evet. Şimdi sana bana ceza yazsa 150 lira niye burada durdun diye bize zor. Yok, o adama, 150 değil, 500-600 liradan aşağı tamam, değil. Tamam, o adam için de 10 euro, 20 lira, 30 evet, euro para. Evet. Şimdi Avrupa'da gördün en evet, park evet, cezası 100 liradan başlıyor. Tabii, 100 tabii, eurodan başlıyor. Tabii. Şimdi onun için bizim yurt dışından gelenlerde böyle garip davranışlar var da tabii hepsini de aynı kefeye bir kısmında koyamayız. Bir kısmında. Demin Demir Çelik'le ilgili söylediğimiz konuda bir kıymetli ablam şöyle bir şey yazmış bana. Uyarıda bulunmuş. Cihan Paçacı başkanlığında bir heyet geliyormuş herhalde veya gelmiş işçilerle birlikte. İyi Parti'nin evet, bana da geldi. Bir de onlar ciddi düşünüyorlar. Bir de Habib Soluk beyefendi milletvekilimiz demir çelik sorunu çözdü diye bir daha öncelerden bir beyanat olmuş Allah herhalde. Ve diyor ki işte böyle bir beyanat oldu, şimdi hiç kimse sesini çıkarmıyor, hiç böyle konuşan filan yok filan. Nereye? TMSF'ye mi devredilmiş mesela? Yok evvelki evvelde problemlerde. Bir de geçenlerde yine bir şey okudum, hatta şey paylaşmıştı, Deva Partisi il başkan arkadaşımız paylaşmıştı, hızlı tren niye gelmiyor meselesiyle ilgili bir Sayın Bakan'ın, İsmet Yılmaz'ın bir hızlı tren gelmeden bir ay önce veya 15 gün önce hızlı tren 4 Eylül'de gelecek diye bir beyanatını böyle televizyonda yaptığı beyanatı gösteriyor. Yanına da tabii 4 Eylül'de gelmedi biliyorsunuz geçen sene. Akış, olmadı yani. Ertelendi. Hiç kimse açıklama da yapılmadı. Ondan 15-20 gün sonra tekrar yine gazetecilerin olduğu bir ortamda Sayın Bakan'a soruyorlar. Diyor ki bizim öyle bir tarif verdiğimiz bir şey yok diyor. Kim uydurmuşsa kendisi uydurmuş diyor. Yani ibretlik bir şey yani. Deva Partisi İl Başkanı Serdar Bey'in paylaştığı, onun internet, Deva Partisi'nin internet sitesine girerseniz orada görürsünüz. İbretlik ya. Vallahi ibretlik yani. Gülelim mi, ağlayalım mı? Koca koca insanlar bunlar ya. Bu şehri temsil eden insanlar ya. Hani demiş dememiş değil. Evet, evet. Bir önceki konuşması verdiği tarih. Tabii. Bir de ondan sonraki konuşması. Biz öyle bir şey demedik ki diyor.
Şimdi tamam. Bu biz de vatandaşta işte seçim var yakında. Ya öyle dediyse böyle dediyse vatandaş da umuyorum değerlendirir yani. Ziya Bey bu çerçevede beni sevindiren bir haber duydum birkaç gün önce. Şimdi Devlet Bey seçim kampanyasını 4 Eylül'de yani 2023 seçim kampanyasını Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimi kampanyasını Sivas'ta başlatıyor. Bu Sivas için bence çok önemli bir haber. Ben çok sevindim mesela. Bu haberi duyduğum anda, televizyonda izlediğim anda MHP yetkililerin açıklamalarını. Şimdi dedim ki ne büyük fırsat. 4 Eylül, 4 Eylül'de Sivas'a geliyor ve ilk mitingini Sivas'ta yapıyor. Hem de bu miting bölge mitingi oluyor. Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat illeri de bu organizasyona katılacaklarmış. Şimdi dedim ki hem bu Demirçelik konusu var, 6. bölge konusu var, Sivas'ın meseleleri var. Şimdi bir taraftan Ahmet Bey'i söylüyoruz. Zaten Ahmet Bey'e her zaman görev yüklüyoruz ve buradan isteklerimizi bildiriyoruz. Devlet Bey'in gelişini de 4 Eylül vesilesiyle çok önemli bir tarihte Sivas'a gelmesi bence Devlet Bey'in Sivas'a verdiği büyük bir kıymet. Sivas'a demek ki çok önemli bir değer veriyor. Evet. Şimdi Sivas'a gelecek, şimdi şurada kaç günümüz var? Diyelim bir ayımız var ortalama. Şimdi diyorum ki il başkanı, değerli arkadaşımız, dostumuz Özkan Turan Bey var. Özkan Turan Navruz. Ve MHP teşkilatı var, ilçe teşkilatı var. Ben Devlet Bey'in bu gelişiyle ilgili miting hazırlığı yaparken bir yandan hani kalabalığı toplayalım illerden, ilçelerden, bu bölge illerinden misafirleri ağırlayalım gibi bir organizasyon elbette olacak. Ama bizim genelde, partilerimizin genelde ihmal ettiği, inşallah bunu düşünmüşlerdir ve düşündüklerini düşünüyorum. Sivas'la ilgili mutlaka Devlet Bey bu ilk mitingi burada yaptığına göre Sivas'ın sorunları ve çözümleriyle en azından öne çıkan 4-5 konuyu, mesela 6. bölge konusu efendim veya cazibe iller. 6. bölge lojistik, hızlı trenin gelişi, işte demir çelik konusu. Yani bakın 4-5 tane konu. Çevre yolu. Evet. Yani böyle 10 tane madde diyelim. Evet. Bunları güzelce işleyen bir görsel de hazırlayarak Devlet Bey'e bir sunum yapılsa ve genelde birçok ilde genel başkanlar böyle ziyaret ettiği zaman gerek CHP genel başkanı, ana muhalefet partisi genel başkanı ziyaret ettiği yerlerde gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda AK Parti genel başkanı böyle kampanyalarda illere gittiğinde mutlaka şöyle bir organizasyon oluyor o ilde. STK'lar ve efendim parti teşkilatının ileri gelenleri, o ildeki STK'lar, önemli STK'lar ve meslek örgütlerinin başkanları bir araya getiriliyor. Önce şehrin sorunlarıyla ilgili bir sunum yapılıyor. Daha sonra da o ilgili genel başkan, diyelim ki Devlet Bey ya da Tayyip Bey ya da işte Meral Hanım diyelim, kalkıyor bunlar üzerine konuşma yapıyor ve bir takım vaatlerde bulunuyor. Gelin MHP teşkilatına, değerli arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Devlet Bey'in gelişi sadece yani Sivas'ta bir ilk miting, bir Sivas övgüsü veya 4 Eylül övgüsü elbette ki olacak. Milli mücadelenin efendim başladığı yer, bir kongre şehri Sivas. İşte Milli Mücadele Meydanı yapılıyor. 108 gün anıtı, 108 gün konusu. Bunlar elbette öne çıkacak ama şu en az bir 10 konuluk bir sunum yapılmalı. Ama orada mutlaka Sivas'ı temsilen de STK'lar ve meslek örgütleri bulunmalı. Gelin bu görevi ihmal etmeyelim. Devlet Bey'in gelişini bir fırsata çevirelim diyor. Mustafa Bey, tabii Devlet Bey kendi Milliyetçi Hareket Partisi açısından orada bir mesaj veriyor. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunun atıldığı bir yerden bir seçim propagandasına başlıyor. Tabii. Bu bir mesaj. Ama ilk miting yani. Evet, yani bu mesajı veriyorsan ve bu şehre gelip bu şehri, kongreyi, bu şey 108 gün bu şehirde muhafaza eden, yapılmasını evet. sağlayan bu aziz şehre, öyle diyelim. Evet. Gelip bunu yapıyorsan sizin dediğiniz gibi de kuru kuruya kurban olayım değil de şehrin meseleleriyle ilgili 10 tane mi 20 tane mi evet. neyse önüne dosyayı alıp bunların hakkındaki vaat geçti. Bu evet, saatten evet, sonra evet. vaat olmaz. Çözüm müjdelerini vermesi lazım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na bu bilgiler tahmin ediyorum ulaşmıyor sağlıklı olarak. Evet. Ulaşılamıyor. Bizim milletvekilleri de ulaştıramıyor. Öyle olsa
ulaştırılmış olsa biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanım burada miting yaptı. Bizden önce Sivas'ta üniversite var mı diye bir gafta bulundu. Demek ki yanlış bir bilgilendirme var. Ya işte bilgilendirmede bir yanlışlık tabii, var. Tabii. Yani şimdi siz hep yanınızda 3 kişiyle dolaşıyorsunuz. O 3 kişi size ne getirirse onu doğru kabul ediyorsunuz. Zaten yükseldikçe etraf yalnızlaşıyor bu insanlar. Belli kişilerle münasebet ve görüşme içindeler. Onlar ne derse ona inanıyorsunuz. Yoksa bizim sayın milletvekilimiz, eski bakanımız yani öyle yalnızlaşmış ki diyor ki Türkiye'de diyor ekonomik kriz yok diyor. Yani gel de çıldırma. Niye? Bunun hangi gerekçeye dayandırarak söylüyor? Diyor ki organize sanayiler hep dolu diyor. Hep çalışıyor diyor. Bizden sürekli yer istiyorlar diyor. Kardeş organize sanayilerin yarısı dolu, yarısı boş. Şu kadar fabrikanın temel atılacak yani sen, diyor belki de. Sen organize yani. Sanayilerinden, fabrikatörlerinden, senden yer isteyenlerden, onlardan bunlardan çok haşır neşir olmuşsun ki vatandaştan haberin yok senin. Burada gel de bir bana sor. Gel de bir bana sor. Gel. Evet. Bana bir sor. Senin çocuğun okuyor üniversitede. Veya işte öbür tarafta başka bir sıkıntın var. Nasıl geçiniyorsun? Benim nezdimde de bütün insanlar adına sana cevabını vereyim. Nasıl ekonomik sıkıntı yokmuş Türkiye'de? Nasıl yokmuş? Bir de bizim Sivas'ın teşkilatların böyle siyasilerin, yerel teşkilatlarda olanların şöyle bir korkusu var biliyor musunuz? Ben bu sorunları ya da çözüm önerilerini Sivas'ı temsilen STK'larla birlikte bile olsa sunarsam acaba kötü adam olur muyum? Gelecek tabii seçimde canım. De... Misal milletvekili düşünüyorsam acaba beni aday yapmazlar. Aynen öyle. Aynen halbuki öyle, aynen yani öyle. Taşın altına elimizi koyacağız. Mustafa yani. Bey bak şimdi biz yani benim aslında çok öyle sıkıntısı olan bir insan değilim Allah'a şükür. Niye? Mesleğim 35 yıldır yapıyorum. Sen de öylesin. Evet tabii tabii. Ziya Bey de böyle. Allah'a şükür yani. Ha şükrederiz de şükrediyoruz evet, da. Şükürler olsun. Ancak bu şükretmemiz bizim sıkıntılı olduğumuz anlamına gelmez. Bir. Bizim haricimizde etrafımızda akrabamız var, eşimiz var, dostumuz var, yeğenimiz var. Onların durumunu görüyoruz. İşsizlikten. Ya işsizlik bir taraftan. Yani. Hayat pahalılığı bir taraftan, geçim sıkıntısı bir taraftan yetiremiyor. Ya bu hele emekliler. Evet. Ya arkadaş adam yetiremiyor. Sen onların sosyal medyada kara sevdaya yakalanmış gibi yani o sevdanın şeyiyle. Gerçekleri göremeyen çok da insan var ama kardeş o da bir yere kadar yani neticede kara sevda da bir yerde bitiyor. Fakat sen evine girdiğin zaman evinde yumurtan var mı, yağın var mı, ekmeğin var mı, suyun var mı, evet. Elektriği, suyu, doğalgazı ödeyecek param var mı, çoluğun çocuğun harçlık istediği zaman verecek param var mı, onlar bir şey istediği zaman alacak param var mı? Gerçek bunlar ya. Nerede? Türkiye'de ekonomik kriz yokmuş Sayın Bakanım. Sen hep fabrikacılarla böyle yüksek politika şeydeki insanlarla görüşünce sana bunları söyleyen olmuyor demek ki. Sen de gidip Sayın Cumhurbaşkanı'na söyle. Bir düdük çalak mı? Çalalım abi. Evet. Yani eğer izin verirseniz bir iki tane abi, mesaj okuyayım. Yani izleyicilerimiz çok önemli bizim için. Evet. Arkadaşlar, Sivas milletvekilinin aldıkları maaşlar haram olsun diyor. Buradan Sivas halkı duysun. Habib Soluk, İsmet Yılmaz, İsmail Erdem, Tim Başkan İsmail Gülle, Gürün Osman Poyraz. Milletvekili hepsine ulaştım. Çocuğum için bir iş konusunda yardımcı olmadılar. İtirazı olan arayabilir. Ben hepinizi iyi akşamlar. Siz kimsiniz? Adınızı yazmamışsınız. Temel sorun işsizlik. Evet, temel sorun işsizlik. Evet. Demir Çelik'le ilgili. Yavuz Yıldız, Yavuzcuğum yüksek hızlı tren ne zaman gelecek? Taceddin Bey söyledi, aldın mı cevabını? Yani ne zaman geleceğini biz de bekliyoruz. Yüksek hızlı tren Ahmet Özdürek, Sayın Milletvekilimiz 29 Ekim'de dedi. Gelecek. En son olmazsa yılbaşına kadar dedi. O da başkalarının aldığı bilgi. Evet. Yalnız ben size konu bir daha gelmez yine söyleyeyim. Kayseri, Yerköy arası yani Ankara'dan bağlanacak hızlı tren hattının temeli atıldı biliyorum. Orada geçtim. Kesişiyoruz ya. Evet 143 kilometre Kayseri Yerköy arası hızlı tren yani daha doğrusu Kayseri Ankara arası hızlı tren hattının yapımına başlandı biliyorum. İhalesi yapıldı. Evet. Ve 143 kilometre muhtemelen bizden önce de başlayabilir seferle bizle de beraber başlayabilir. Tahminimi söylüyorum yani bir bilgiye dayalı olarak değil. Orayla ilgili bir de yabancı bir kredi buldular. Finansmanı da sağlandı.
Ve zaten Kayseriler çok müşteki bu konuda. Yani neden ÖSAS'ı çok sıkıştırıyorlar? Ben eğer bu taraf biraz daha gevşek davranır, Sivaslılar, Sivas tarafı böyle rehavete kapılırsak, ben inanıyorum ki bir veya iki yıl içinde Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı biter. Belki de bakın bu olursa sürpriz de olmaz. Ben mesela hayret etmem. Kayseri-Ankara hızlı tren hattı Sivas'tan önce bile açılabilir. Burada bir bilgi daha verelim. Düdük çalalım arkadaş. Böyle bir ihtimal dahi var. Burada bir bilgi daha verim, ondan yani sonra düdüğü çal. İstersen. Buyur, buyur kardeş. Şimdi yine bu hat üzerinde neresiymiş? Kayseri'de Boğaz Köprü Lojistik Merkezi'nin birinci etap işi ihale edilmiş. Kayseri Boğaz Köprüsü Lojistik Merkezi'nin birinci etabı. Kaç metrekareymiş? 620 bin metrekare. 1.8 milyon ton taşıma kapasiteli lojistik merkezi kurulacağını Sayın Bakan açıklamış. Ve önümüzdeki yıl Aralık ayında hizmete girecekmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. O adam atarımızın bir toprağı, evet, parçası. Oradaki İyi siyasileri de ben tebrik ediyorum. İyi de alınlarından öpüyorum. İyi de bizimki yani 2014'te atıldı. Temeli 2014'te lojistik yani merkezi. Bir geçmişi şöyle tarayayım dedim. Bizim giden Sayın Vali Salih Ayhan beyanat vermiş. Ticaret Odası Başkanı beyanat vermiş. Görüntüleri var. 2021'in yani geçtiğimiz yılın işte sonuna doğru açılacak diye. Ya daha ortada bir şey yok. Allah aşkına ya. Hiçbir şey yok. Allah aşkına ya. Bu nasıl bir iştir arkadaş ya? Bu nasıl bir iştir? Dün yani sahipsiz Sivas'a gençler sahip çıkacağız diye. Ziya Bey şimdi. Gerçek yani. Ziya Bey sen gerçek. Şimdi düdüğü çalmaya kıttın. Buyurun. Arkadaşlar. İzleyicilerimiz, yorumcu arkadaşlarım düdüğe fırsat verdiği zaman ben yorumlarınızı okuyacağım. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Toprak Gayrimenkul'ün katkılarıyla neler oluyor devam edecek. Ayhan Çelik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Turan Dere, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarı verdiler. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özürek, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Belçika Sivaslılar Birliği Başkanı Kadim Argu ve yönetimi Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Eğitim Birsen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Sivas Vadi Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı İlham Özata, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Mariposa, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Turalko Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şeker, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Melih Uçmaz, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağ, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Sivas Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Yıldız, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Şarkışla Lüks İnşaat, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Toprak Gayrimenkul, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler.
Türk Eğitim Sen Sivas Şube Başkanı Yüksel Yiğit, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Zeki Aral, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday adayı Adem Demir, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. 27. Bölge Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifi Birliği Başkanı Mesut Dursun, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. 58 Çelik Metal, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Esenoğulları Akaryakıt Yönetim Kurulu Başkanı, önceki dönem Hafik AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Esenoğulları, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Tuğra Kuyumculuk, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Vizyon 58 TV. Lüks İnşaat'tan dev bir proje daha. 1985'ten günümüze imza attığı her projeyle şehre değer katan Lüks İnşaat, Antalya'nın kalbi Kepez'de dev bir proje hayata geçiriyor. Size daha rahat bir yaşam alanı sunmak için başlatılan projede aynı zamanda ev bir yatırım imkanı sunuyor. Lüks İnşaat sizleri turizmin kalbine Antalya Kepez'e taşıyoruz. Projemiz şehir hastanesine 1,5 kilometre uzaklıkta olup havuz, otopark ve yüksek güvenliğiyle konforlu yaşam alanlarını ve Mazı Dağı'nda doğayla iç içe yaşama imkanı sunuyor. Her şeyin ötesinde Antalya'nın kalbi Kepez'de markamız kadar manzaramız da sağlam. Lansmana özel fiyatlarla satışlar başlamıştır. Siz de projemizde geç kalmadan yerinizi alın. Detaylı bilgi için irtibat numaralarımız 0346 512 12 02 0346 580 58 58. Türkiye'de ilk ve tek İmar işlemleri, tapu işlemleri ve parselinizin yapılaşmaya kadar gittiği tüm süreçlerde sizi bilgilendiriyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Plansor, kusursuz çözümler. Sivas'ta en uygun fiyatlı, en kaliteli, uygun ödeme koşullarıyla mobilya nereden mi alınır? Tabii ki Sivas Ceren Mobilya'dan. Yenilenen yüzüyle Park AVM, 6000 metrekare teşhir alanı bol çeşit ve uygun fiyatlarla sizin hizmetinizde. Beyaz eşya, koltuk takımı, yatak odası, baza, bahçe mobilyaları, tekstil ve züccaciye reyonlarımızda, şimdi Aksu ve Yenişehir şubelerimizde Sivas'a her gün kampanya diyerek hizmet sunuyoruz. Sivas Park AVM, tüm il, ilçe ve yurt dışına sevkiyatımız mevcuttur. Adres: Eski İmparş Yeri Kat 3, Şube 1, Eski Diyaliz Merkezi, Şube 2, Aksu 1. Etap Karşısı. Üreticilerimizin yüzü artık Halimoğulları ve Edeler Süt ve Süt Ürünleri ortaklığıyla gülüyor. 2020 yılında Şarkışla ilçesinde kurularak her gün gelişen işletmemiz Sivas bölgesinde birçok ilde üreticilerimize hizmet veriyor. Artık ürettiğiniz ürünleri nereye, kime, hangi fiyata vereceğim diye düşünmeyin, bizi arayın. Şarkışla ve çevre köylerinin yanı sıra Gemerek, Ulaş, Gürün, Yıldızeli, Altınyayla, Kangal, Uzunyayla ve Yozgat çayır alanı olmak üzere şimdilik 7 ilçede toplamış olduğumuz sütleri yaygın personel ağımızla aracı hiçbir firma olmadan sorunsuz bir şekilde hijyen şartlarına uygun olarak fabrikamıza ulaştırıyoruz. Halimoğulları ve Edeler Süt ve Süt Ürünleri üreticilerimizin yanında. Halimoğulları ve Edeler Süt ve Süt Ürünleri.
Bilgi ve irtibat için bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0545 466 63 60. Sivas'ın ulusal boya markası Laçin Boya. Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi 80. Yıl Bulvarı numara 98. Telefon: 0346 218 12 37. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler inşa ederler. Altınyayla ilçesinde bölgedeki vatandaşlarımızın rahat ibadet etmeleri için Altınyayla Büyük Millet Camii inşaatımız başlamıştır. Yardım ve bağışlarınız için irtibat telefonu 0544 246 0705 0535 625 1815 Ziraat Bankası İBAN TR 76 301 çift 016 6492 3882 5850 01 Bir tuğlada sen koy diyerek çıktığımız bu kutlu yolda yardımlarınızı bekliyoruz. Sivas'ın en canlı, en renkli televizyonu. Vizyon 58 TV. Ayhan Çelik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Turan Dere, Sivasspor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özürek, Sivasspor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Belçika Sivaslılar Birliği Başkanı Kadim Argu ve yönetimi Sivasspor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Eğitim Birsen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, Sivasspor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sivasspor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Sivas Vadi Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı İlhami Özata, Sivasspor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Mariposa, Sivasspor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Turalko Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şeker, Sivasspor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Melih Uçmaz, Sivasspor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler.
Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağ, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Sivas Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Yıldız, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Şarkışla Lüks İnşaat, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Toprak Gayrimenkul, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Türk Eğitim Sen Sivas Şube Başkanı Yüksel Yiğit, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Zeki Aral, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday adayı Adem Demir, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. 27. Bölge Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifi Birliği Başkanı Mesut Dursun, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. 58 Çelik Metal, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Esenoğulları Akaryakıt Yönetim Kurulu Başkanı, önceki dönem Hafik AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Esenoğulları, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Tuğra Kuyumculuk, Sivas Spor'a Süper Kupa finalinde başarılar diler. Toprak Gayrimenkul'ün katkılarıyla Neler Oluyor devam ediyor. Evet, yeniden karşınızdayız. Hayırlı akşamlar. Yorumlar, ifadeler, mesajlarla başlayalım. Para kendi sebze haline oradan kalkması lazım. 50 senedir aynı yerde, çocukluğum orada geçti. Orada trafik çok sıkışıyor. Ankara'dan İbrahim Tümsek. İbrahim Bey, biz bu konuyu daha önceki programlarda konuştuk. Evet, orada bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledik efendim. Yetkililerimiz de ciddiye alacaklardır umarım. Selam, saygılar efendim. Biz Sivas Polis lojmanları, TOKİ'de oturan vatandaşlarız. Evet. Süreyya Bey sensin herhalde. Bu mesajı bana sözlü yolda yakalamış, söylemişti. Evet. Diyor ki TOKİ'de polis lojmanları, TOKİ'de oturan hemşerilerimiz. TOKİ'de oturan vatandaşlarız. Belki de Suriyelilere bizden daha çok hizmet gidiyordur. Otobüs seferlerinden 3 senedir mahalle perişan olduk. Yaklaşık 3000 kişinin oturduğu bir mahalle neredeyse saatte bir araba var ve şu an 400 konut daha yeni vatandaş geldi. Şu an yeni bir araç otobüs konulmadı. Cumhuriyet Üniversitesi'ne giden öğrenci var. Çalışanlarımız var, hastamız var. Fakat otobüs neredeyse oraya hiç yok diyor. Evet, sayın yetkililerimiz, belediye başkanımız, ulaştırma işleriyle ilgilenen arkadaşım, buraya mutlaka bir otobüs koymanız lazım ve dikkate alın. Buyur Taceddin. Buna ilaveten bir dostum, arkadaşım bana programdan önce de aynı konuyla ilgili bir serzenişini ilave etmişti, söylemişti. Bunu bir araya sıkıştırırsanız demişti ama o mesele de önemli. O Muhit'ten şehir merkezine. Mimar Sinan Mahallesi'nden terminale hiçbir sefer yokmuş. Yani bu bölgeden terminale gitmek isteyenler Mimar Sinan'dan SSK Hastanesi'nin orada iniyorlarmış. Oradan yürüyerek terminale gidiyorlarmış. Buradan da biz ilgili arkadaşlarımızı bu konuda da uyarmış olalım. Yani vatandaşın çilesi yani bu. Yani bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Herhalde duymuyorlar. Ya da kendilerine sağlıklı bilgi gelmiyor. Hem TOKİ'den evet, hem de yine Mimar Sinan'dan terminale giden otobüs yokmuş. Yani bir adam terminale gidecek olsa SSK'da bavuluyla iniyor. Oradan yürüyerek terminale gidiyor. Bayağı da bir mesafe. Abi, ölecek olsak diyor, acil bir hastamız olsa vallahi burada ölür kalır. Taksi durağı yok. Ambulans yok. Ambulans aradığımız zaman
Bindere'den bin su getiriyor demiş bu arkadaşım. Evet, taksi çağırsanız ortalama 30-35 dakikada, 40 dakikada geliyor. Şehrin göbeğinde unutulmuş bir mahalle, atıl bırakılmış. 3 yılın sonunda okul şükür geldi, inşallah bekliyoruz, açılacak burası. Siyasetçilerin de genelde atıl bıraktığı bir yer. Tüm aramalara, tüm başvurulara, onlarca başvuruya rağmen karşılıksız cevap veriliyor. Yolcu sayısı bahane ediliyor. Başka türlü sayısız bahane ama belediye hizmet için var. Biz bir Kızılderili kabilesi değiliz. Gelip oraya yerleşmedik. Devlet bize imkan verdi, altyapı verdi. Hepimiz onlarca farklı bölgeden geldik ve yeni tokilerle gelmeye devam ediyoruz. İşin siyaseti olmayabilir fakat burası mevcut iktidarı destekleyen bir bölgeyken neredeyse tamamını muhalif hale getirdiler. Yani sevgili belediye yetkililerimiz bunu sanıyorum not alıyor. Suya geleceğiz, suyla ilgili arkadaşlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında planlama, koordinasyon gerektirecek hiçbir konu yok. Vah Sivas'ın vah demiş efendim. Sivas Demir Çelik, Ahmet'le Mehmet'le olmaz, yanlış düşünüyorsunuz demiş bir izleyicimiz. Yanlış değil de eksik düşünüyoruz diyebilirsin senin yorumuna göre değerli hemşerim. Evet, diyor ki olmaz, yanlış düşünüyor. Orada çalışan insanlarla birlikte Sivas'ın tümü yürüyüş yapması lazım. 200 bin kişi yürüyelim, bakın nasıl ses getiriyor. Biz de zaten ses getirilsin diye, herkes sorumluluk alsın diye buradan bahsediyoruz siyasetçilerle. Sivas'ın meselesi, işçinin meselesi. Sivas'ın meselesi, tabii. O mesele Sivas'ın meselesi. Evet, Sayın Sivas sevdalı yorumcular, her hafta iple çekiyoruz sizi izlemek için. Sorum şu, sorulan soruların önemine göre bir sonraki programlarda alınan neticeleri değerlendirme yapsanız, çözümlenen, çözümlenmeyecek de öğrenmiş olacağız. Örnek, 4 işletme DDY müdürü Sivas-Samsun tren sebep, tren yolunun sebep ve nedenlerini öğrenmiş olacağız. Hatta muhabir bu tür sorunlara ilgili müdürü kısaca canlı yayınla yapılabilir. Erdal Terekli kardeşim. Evet, o konuları takip etmeyi planlıyoruz ama o konuda hakikaten bir eksiklik olsa da yapabileceğimiz şu anda bir şey yok. Şimdi burada tabii ama, vatandaşımızın istediği şey gayet haklı bir şey ama bu biraz gazetecilikle ilgili, evet, medyayla ilgili bir evet, şey. Evet, tabii. Biz malum burada işte yorum yapıyoruz, gündeme getiriyoruz. Bunun takibi de yerel medya bağlı. Yani bir de yerel medya diye bir şey var. Yani değerli izleyicilerimiz, ya medyanın halini de gazetelerin halinde görüyorsunuz. Yani şu televizyon bile işte bir tane televizyon kaldı yani memlekette. Sesi çıkabildiği kadar diyelim. Ama dediğiniz doğru. Takip lazım. Evet. İstasyon Caddesi'ni okudum, İzmir'i okudum arkadaşlar. Evet, geldik. Sivas için önemli bir konu, su meselesi. Sivas'ın 3 aylık suyunun kaldığı söylenir. Bu konuda bir çalışma var mı belediyede? Bu konuyu da hakikaten Taceddin Bey bu konuda geçmişte Sibeski Müdürlüğü yapmış olması ve konuya vakıf olması babıyla önceki programlarda çok net hem kendi raporlarından bilgiler hem de teknik anlamda bilgilerle burada konuştu, bahsetti, söyledi. Fakat sonra o 12-13 kilometrelik kalan kısımdan su getireceklerini belediye başkanı açıkladı. Evet. Onu da ihale ettiklerini bahsetti. Ama Pusat Özen Barajı'ndan şimdi hakikaten şu bu durum ciddi bir sorun. Burada ben de bu izleyicilerimize ilaveten Taceddin Bey, siz daha önce dediniz ki Sivas Mereküm'den, Tavra'dan gelen su aslında Sivas'a yetecek kadar bir su. Şimdi burada da su kalmamış, %6'ya düşmüş. Ciddi bir kaçak kayıp var diyebilir miyiz? Tabii. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi kısaca şöyle bahsedelim. Sivas'ın iki tane ana su kaynağı var. Evet. Ana su kaynağının birisi, yani Sivas suyunun 1/3'ünü sağlayan yer Tavra Deresi dediğimiz
yeraltı kuyularında çekilen yer. Buradan ne kadar su alınıyor? 880 litre bölü saniye su alınıyor. Geri kalan eksik kısmını da biz barajdan, 4 Eylül barajından takviye ediyor idik. Oradan da 366 litre. Yani Sivas'a verilen su 1247 litre bölü saniye su. Fakat bu 1247 litre saniye suyun toplam yıl içerisindeki toplamı 40 milyon metreküp eşdeğer. 40 milyon metreküp yılda Sivas'a su veriliyor. Yani barajdan ve tavradan çıkan toplam su, şebekeye verilen su. Evlerimize gelen, iş yerlerimize gelen evet, toplam 40 su. 40 milyon metreküp su. Evet. Ancak bu boruların içine girdikten sonra ne oluyorsa bir hokus pokus bu suyun yarısı kayboluyor. İşte borular çatlak kayboluyor, borular kırık kayboluyor, başka bir şekilde kayboluyor, kayıp kaçak kullananlar var kayboluyor. Yani yarısı bu suyun kayıp. Biz 2 birim su üretiyoruz, 1 tanesini kullanıyoruz. Bakın bunu sürekli söylüyorum. Değerli yetkililer, evet şebekede kayıp kaçak oranı mutlaka olur. Ancak bunun oranı %25'i geçmemelidir. Biz kayıp kaçağı %25'e düşürdüğümüz zaman bizim baraja da ihtiyacımız yok. Çünkü bizim asıl su kaynağımız zaten tavra kuyuları. Fakat bu baraj kayıp kaçağı düşürmek için çalışma yapılması lazım. Burada avazım çıktığı kadar her 2-3 ayda bir detaylarıyla anlatıyorum. Diyorum ki belediye kayıp kaçağı önleyecek çalışmalar yapmak zorunda. Bunların üzerine düşmek zorunda. %50 kayıp kaçağı oranını %25'e kadar düşürmesi lazım. Ki bu evvelki tarihlerde düşmüştü. Şimdi barajda su %6'ya düştü. Yani barajdan takviye etme imkanımız şu anda kalmamak üzere. 3 aylık deniyor ama o bile zor bir şey. Sadece tavrıya kalacağız. Şimdi barajdan takviye yapamayınca geriye bir alternatif daha var. Pusat Özen Barajı'ndan Sivas'a su getirme. Bu da 2 alternatifli iş. Pusat Özen Sivas arası, 4 Eylül barajı arası 55 kilometre. Bu büyük iş. 600 milyon lira bir bütçesi olan bir iş. Şöyle yapılır, böyle yapılır ama bir günde yapılmaz. 2 senede, 3 senede, hele şu ekonomik şartlarda yapılamaz. Fakat bir pratik metot önerdim ben. Dedim ki bu pusattan tarımsal sulama için Hanzar köyüne veya da Seyfe Belinin dibine kadar bir hat geliyor. Yani büyük borularla hat geliyor. Oradan 4 Eylül Barajı'nın önündeki kolej depoya da 11 kilometre bir mesafe var. En azından o gelen borudan gelen suyu bir terfi ile 4 Eylül Barajı'nın önündeki kolej depoya aktarabiliriz. Onu planlamışlardı. Tabii biz burada konuştuk filan. Ondan sonra Sayın Başkan 1 hafta 10 gün sonra bunu ilan etti. Biz dedi bu evet bu ara formüldeki çözümü uygulayacağız. Ama acil esas çözüm. İşi de yapacağız. Tabii acil çözüm bu. Aslında. Evet. Devlet Su İşleri Pusat Özen'den buraya getirmek için boru ihalesine çıktığını Sayın Müdür ifade etti, ilan etti. Ancak o ihalenin süreci zaten en az 3-4 yıl. Biz bu kısa çözüm, pratik çözüm noktasında belediye ne yapabilir diye hala onu bekliyoruz. Bakın bu konuşmaları biz Aralık Ocak'ta yapmışız. Sonra Nisan'da bir daha konuşmuşuz. Ben gelmeden önce bir daha baktım. Fakat maalesef Hanzar köyünde yani Seyfebeli'nin önünden 4 Eylül Barajı'nın önündeki kolej depoya kadar olan o 11 kilometrelik yerde henüz hiçbir çalışma başlamadı. Hiçbir şey yok. Yani ne hafriyat var, ne kazı var, ne boru döşeme var, ne boru var. Yani bu iş karıncayla Ağustos böceğinin işine döndü değerli izleyiciler. Ya bu takışın biliyorsunuz ciddi susuzluk çektik. Yeni bir teknoloji çıkmış olabilir mi? Hemen pat pat pat. Bir ayda 15 günde pat eşilir. Vallahi yeni olsun. Bir teknoloji çıkmadı ama şeyhlerle şıklarla belki bu iş olabilir diyeceğim ama o da artık olmadığını bütün toplum fark etmiştir. Değerli izleyiciler, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Yetkililer, bakın şu anda Ağustos'a giriyoruz. O 11 kilometre hızlı bir çalışmayla
topyekun bir teyakkuz halinde çalışmayla 3 ayda o hat yapılır ve Sivas kışın susuzluk evet. problemiyle karşı karşıya kalmaz. Kayıtlara düşsün diye buradan söylüyorum. Bu hızdan, bu durağanlıktan, bu rahatlıktan bir yere varamayız. Rehavet. Rehavetten. Neticede hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Yani senin evinin de suyu kesilecek, benimki de kesilecek. Banyoya gireceksin, pat su kesilecek. Veya evinde kullanacaksın, su yok. Millet çeşmelerden su getirecek. Yani bu durumlara düşmeden lütfen bir an önce çok hızlı hareket edelim. Aralıktan beri bu iş yapılacak, edilecek, olacak, cek, cak, cuk. Ortada hiçbir şey yok değerli izleyiciler. İnanmayan gitsin. İşte o soğuk çelmik yolundan gittiği zaman o tepenin üzerinden şöyle bir baksın veya Seyfebeli'nden gittiği zaman bunları gayet rahat kendi gözleriyle de görebilirler. Tacettin Bey, bu konu mesela 4-5 ay önce biz o bu programlarda işlediğimiz zaman sizin de ayrıntılı bilgilerinizle diyelim ki Özbel sana bu konu acilen ihale edilseydi belki de şimdi buralar döşendiydi. Üstadım, Özbel sana ihale edilmiş, yani, Sidaş'a ihale edilmiş. Hayır, hani bir takım şeyler geri çekiliyor, yok işte enflasyon falan filan oluyor ya hani. Mustafa abi, belediyenin elinde bu işleri yapabilecek iki tane kuvvetli şirketi var. Şirketi var yani. Belediye buraları çok pratik bir şekilde ihale de sonradan gelir. Hı-hı. Şu cepten alıyorsun, bu cebe koyuyorsun neticede. Onu demek istiyorum ben. İş yapmak istersen bu olur. Bu işin bir kısmı. Bunun mutlaka yapılması lazım. İkinci kısmı da Ziya Bey'in söylediği kısım. Benim aylardır söylediğim kısım. Sen istediğin kadar para kazan veya istediğin kadar biriktir. Ya alt delik olursa, cep delik olursa orada para durur mu? Buradan korsun, oradan gider. Yani bir yandan da bu şebekenin %50 kayıp kaçak oranının %25-30'lara düşürülmesi lazım. Düşürülmesi lazım. Bunun için belediyenin kayıp kaçak teknolojik kayıp kaçak araçlarının ve aletlerin alınması lazım. Elemanın kuvvetlendirilmesi lazım. Gece bütün sokaklarda, bütün caddelerde bu aracın gezmesi lazım. Bu hasarlı yerleri, kayıp kaçak olan yerleri tespit etmesi lazım. Ve bunları baş üstü hemen onarması lazım. Bir yandan tasarruf yapacaksın. Yani cebi yama yapacaksın. Evet. Bir yandan da kalıcı olarak çözüm sağlamak için barajdan su getirme meselesini halletmeye çalışacaksın. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama bu rehavette, bu hızla karınca Ağustos böceği misali biz büyük sıkıntı çekeriz. İnşallah çekmeyiz diyorum. Gidişat öyle yani. Ben inşallah belediye yetkililerimizin bu konuda ciddi çalışmalar yapacağını bekliyorum. Umuyorum ve inşallah Sivaslı sizi susuz bırakmayacaklar. En azından 2023'ten önce bu iş çözülecektir diye düşünüyorum. Zira malum seçim yaklaşıyor. Seçimler var. Sivas'ta hakikaten önemsenmesi gereken bu seçimlerde önemli bir il. Bir evet siyasetçi adayı, geçmişte aday adaylığı vesaire bu konuda aktif çalışan Mustafa Bey, siz başkan olsaydınız suyu ne yapardınız? Bu iş hemen şimdiye kadar çözer miydiniz? Vallahi acil çözüm, yani şey için demiyorum da biraz önce de söyledik. Hazır Musat Özen Barajı'nın hani artık eskisi gibi açık kanalların olmaması da büyük bir avantaj. Kapalı kanal olması, yani borularla hazır Sivas'ın çok yakınına kadar bu suyun gelmiş olması ve bir yandan da suyun tükenme boyutuna gelmesi karşısında Taceddin Bey'in görüşlerine aynen katılıyorum. Oradan acilen yani işi ciddiye alarak herhalde şöyle de bir oluyor gibi. Ya nasıl olsa belki de işte kar yağar, yağmur yağar. Hani bir arada sık sık yağmur yağmaya başlamıştı. Bundan birkaç ay önce iyi yağmur da yağdı birkaç defa. Çiftçilerimiz oradan buğdaylarını kurtardılar mesela. O yağmurlarla ben soruyorum. Diyorlar ki işte o dönemde yağan yağmur bizim buğdayları kurtardı. Ama işte zannediyorum böyle bir şey vardır. Hani bizim şarkta bu genelde vardır ya. İnşallah bir şey olmaz. Efendim hele bir bakalım gibi bir gerçekçilikten uzak, bilimsellikten uzak bir yaklaşım olunca genelde bu işler yani inşallah bir şey olmaza varıyor.
Ben öyle bir şey söylüyorum. Çünkü çarşambanın, hani denir ya, perşembenin geleceği belli çarşambadan belliydi denir ya. Ya kardeşim, zaten dibe vurmuştu. Hatta belediye başkanı bizzat giderek şeyde inceleme yapmıştı. Barajda bir avuç su kalmıştı. Hatta o dibinde bir çukurda kalan suyu da pompayla nakletmek için oraya bir boru döşemişlerdi, pompa ile geri çekmek için. Bu kadar vahim olduğunu yöneticiler gözleriyle gördüğü halde neden böyle bir acil çözümü, yani Sivas'ta boru fabrikası da var. Yani imalatı da var, yani boruyla ilgili imalat da var. Acil bir çözüm üretilerek hemen Özbesan şey şirketleri de devreye konarak hemen acilen bu arıtma merkezine su nakledilirdi, ama bir yandan da şey takibi alınırdı. Yani Pusat Özen Barajı'ndan doğrudan nakil konusu da, boru hattı döşenmesi de, o çünkü birkaç yılın konusu, bir de düzgün bir para da ayrılmadı. Hani bu şeyde biliyorsunuz, Aralık ayında konuyu değerlendirdik, yatırım programına para ayrılmamıştı, düzgün bir para ayrılmamıştı. Ha, şimdiden söyleyelim, şu anda 2023'ün yatırım programı hazırlıkları, geçen bir programda gördüm, yatırım programı hazırlıkları devam ediyormuş. Şimdi Sivas'a geçen yıl ayrılmayan lojistik merkezine, işte bu boru hattına, şuraya buraya ayrılmayan paraların ayrılması için derhal girişimde bulunulması lazım. 2023'ü bari kurtaralım diyor. Sorunun sebebi olanlar, soruna sebep olanlar çözümün parçası olabilir mi? Daha önceki programlarda eğer yöneticiler çözümün parçası olamıyorsa sorunun müsebbibi olarak kalırlar dedik, söyledim. Sizce hakikaten bu sorunları biriktirerek çözmek mümkün değil, doğru mu? Belediyecilikte. Şimdi hem devlette bu mesele geçerli, devlet evet. kurumlarında, evet. devletin tamamında, belediyelerde. Bakın, belediyeler aslında pratik yaklaşımlar sergileme yeteneğine sahip. Çünkü bir meclisler var, bir başkan var, bir de encümeni var. Yani hepsi bu, karar mekanizması bu. Şimdi belediye başkanı aslında iyi bir ekip kursa, belediye başkanı sadece para peşinde koşar. Yani onun finansmanını gerçekleştirmek için, ekstra kaynakları getirmek için uğraşır. Hilmi Bey'in iyi bir ekibi yok mu demek istiyorsunuz? Ya şimdi iyi bir ekip olsa bu sorunlar olmaz. Anlatabildim mi? Yani ben, oradakilerin hepsi arkadaşım benim. Evet, hepsi tanıdığım insanlar. Şimdi ben arkadaşıma kötü diyemem ki. Fakat aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Evet, yani bu sorunun sen yaşamışsın. Çözüm yolları ortaya konulmuş. Niye yapmıyorsunuz ama? Sebep? Evet. Yapmaman için sebep ne? Şimdi başkan demek ki burada finansmanı sağlayamıyor. Bakın iş oraya geliyor. Onları bu tarafa korsan, finansmanı sağlayamayan bir başkan ve sayın başkanın ekibini iyi düzemediği anlamına geliyor bu. Bu bir gerçek yani. Gerek imar konusunda, bakın çok ciddi, ben sürekli bu piyasanın içindeyim, sıkıntılar var. Gerek bu su ve altyapı konusunda, gerek Özbesan şirketinde burada sürekli konuştuğumuz bazı sıkıntılar var. Bakın siz Aqua Park diye burada dedik ki aylarca, yıllarca. Ya burayı yaptınız, 4 yıldır boş duruyor. Niye duruyor kardeşim? Niye hiç kimse ses çıkarmıyor. Açılmış, fiyatlar çok yüksek. Şimdi orayı ne yaptılar? Bu işte vatandaşın tepkisiydi, şuydu buydu, artık bilemiyoruz. Evet. Bizim etkimiz var mı yok mu? Neticede orayı tuttular. Yine belediyenin herhangi bir şirketi işletmesi gerekirken. Tabii ya. Döndüler. Orada özel bir işletmeciye, yani AK Parti ile iltisaklı bir işletmeciye tuttular, orayı vermişler. Adam büyük 100 lira. Yani büyük dediği de 10 yaşından büyük. Giriş 100 lira. Yetişkinler 100 lira, evet. Ya 10 yaşından büyük. Diyor ki 0-6 yaş arası bir çocuk ücretsiz. Evet. Bir çocuk mu o? Tabii bir çocuk ücretsiz. Bir tamam. tane ücretsiz girebilir tamam. diyor. Yani geldiniz. Tabii. 6 ile 10 yaşındaki çocuğun giriş ücreti 50 lira. 10 yaşından büyük demiyor da yetişkin ücreti de 100 lira. 10 yaşına kadar bir tarife var. Ya ben soruyorum. Sıcak Çelmik'te baba iki de çocuğunu aldı, üç de çocuğunu aldı, gitti. Yani oraya 300 lira, 400 lira veya 250 lira nasıl verecek de girecek 2 saat, 3 saat oraya.
Sen şimdi hizmet mi etmiş oluyorsun belediye olarak? Hayır, belediye şirketi niye işletmiyor ya? Ya işte... Yani bunun bir açıklaması olmalı Mustafa ya. Mustafa Bey, kolaycılık. Yani. Nasıl otoparkı birilerine ver, değnek, resmi değnekçiler oluştur. Orada öyle. Yani sen kamunun parasıyla burayı yaptın mı? Yaptın. Evet. Hadi 4 senede boş tuttun. Tuttun. Peki kardeş, senin şirketlerin var. Ya de ki vatandaşa ben hizmet için burayı 10 lira 20 lira işte sadece şeyini karşılasın diye ben burayı işleteceğim. Vatandaşım eğlensin, vatandaşım deşarj olsun, vatandaşım buradan mutlu ayrılsın. Tabii, tabii. Ama sen ne yapıyorsun? Kafaya bak, kapitalist mantık. Sen dönüyorsun orada işte bir kendi partilin diyelim. Belki adam günahını da almayalım da neticede AK Parti'de görev almış bir kişiye, bir firmaya tutuyorsun orayı veriyorsun. Adam da fiyatını koymuş. 100 lira kardeşim diyor. Parası olan gelsin diyor. Parası olan. Belediyenin yaptığı, milletin parasıyla yaptığı bir tesise diyor ki parası olan gelsin. Sanki kendi cebine yaptı orayı. Amortismanını çıkartacak binanın. Böyle bir mantık olabilir mi? Şimdi hayır, sen rekabet açısından da uygun değil. Rekabet edecek bir şey yok, yok ki. Yok. Tekel. Hayır şöyle. Ha. Eğer denilen bir firmaya verildiyse daha önceki bir belediyede de Mustafa Bey oradaki formülü ne? Söyleyeyim sana. Oradaki formül şöyle. Belediye önce kendi şirketine veriyor. Kendi şirketi de ihale yasasına tabi değil ya. O da Mustafa Bey seviyorum ben diyor. Ona vereyim diyor. Tamam. Yoksa önce belediye şirketine verilmiş. Abi canım tamam. Bütün olaylar öyle zaten. Tamam. Şimdi burada Ziya Bey'in sorusu. Diyor ki Ziya Bey, belediye başkanı bir bakış açısı bak. Ne diyoruz? Hizmet edeceğim vatandaşı. Vatandaşı maddi külfete sokmayacak hizmetler götüreceksin. Az da olsa alacaksın ama külfette olmayacak. Bu bir. İki, belediye başkanı bu şehrine yatacak, bu şehrine kalkacak. İkincisi bu. Bu sorunları kendine dert edecek ve bunları çözebilmek için de kendisinin illa mühendis, mimar olmasına gerek yok. Olsa iyi olur da. Gerek yok diyelim. Etmeci. Teorik olarak hukukçu, avukat. O zaman ekibini iyi kuracak. O işten anlayanları bulacak. Tabii. Yani. Danışmanlarını iyi bulacak. Abi. Ben nerede yapıyorum? Sen şimdi biz 3 kişiyiz. Sağıma dönüyorum Ahmet, soluma dönüyorum Mehmet. Ahmet benden kötü, Mehmet benden kötü. Ahmet bunu böyle mi yapalım? Ha başkanım öyle yapalım. Mehmet ne diyorsun sen? Tamam başkan. Lan üçünüz de birbirinizi zaten bilmiyorsunuz ki. Yani danıştığın adamın ne olduğu önemli yani. Bir de ben şurada fiyatı merak ediyorum şey açısından. Hemen yakınında bir otelimiz var biliyorsunuz. Bir firmaya ait. Onlar aynı kişi. Tamam. İşte demin işaret aynı kişiye verildiyse diyorum. İş arkadaşı. Yok yok. Önemli değil. Ticari olay. Eğer diyorum bak onlar da benim tanıdığım insanlar. Aynı memleketteyiz. Aynı işletmeciye verildiyse şayet diyorum. Bu ben de olsam yanlış. Bakın ben şurada bir otel işleten birisiyim. Onun da havuzu var aynı şekilde. Yani bir şeyli havuzu var. Ne denir? İşte şurada da bir havuzu yine ben işletiyorsam bu arada bir rekabet olması gerekir. Yine özel şahsa, özel şirkete veriyorsak bile mesela birini Ziya Bey'e vermeliyiz, birini Taceddin Bey'e vermeliyiz ki arada rekabet olsun. Kime verirsen ver. Yani ben bir başka açıdan ele alıyorum. O da doğru. Yani burada bir rekabet de oluşmaz. O da doğru da ben diyorum rekabet ki belediyecilikte her şey kar demek değildir. Tamam. Belediye bu hizmeti vatandaşın parasıyla yapmıştır. Arkadaşlar bakın bir dakika araya gireyim. Diyelim ki verdim. Zaten gönül belediyeciliğine geçtik biz. Sosyal belediyeciliğe geçtik. Gönül belediyeciliği de parayı unutur. Para vatandaşa hizmeti öne çıkartmaz mı? Öyle olması lazım işte. Gönüle gerek yok. Yani doğru, belediyeciliğin temel o. Gönül, doğru olan bir şey belediye firması. Yani gönül belediyeciliği diye ayakkabı dağıtmak olmuyor yani. Peki de şu olmaz mı? Olmamış mıdır? Şöyle de düşünelim farklı bir pencereden. İhale edildi ama o ihaleye sadece bir arkadaş girdi. İhale edilme falan yok Ziya Bey. Öyle yok mi? Ben onu anlatıyorum. Belediyenin bir şirketi. Ona veriliyor. Belediyenin şirketi işletmeliydi. O da tekrar tutuyor, başkasına o da veriyor. Tutuyor, bir başkasına. Şimdi belediye halka ekmek fabrikası var değil mi? Evet. Ekmek dağıtıyor. Evet. O ekmeği kim dağıtıyor? Şirket işletiyor. Şirket işletiyormuş gibi başında işin. Fakat o ekmeğe dağıtan özel birileri. Ya arkadaşlar siz biraz farklı alana girdiniz.
Şimdi devlet şeker fabrikası işletmez. Devlet santral işletmez. Devlet efendime söyleyeyim ağır sanayi demir çelik işletmez. Devlet tersane işletmez. Devlet liman işletmez. Devlet türpaşı işletmez diye hep sattık. Şimdi siz diyorsunuz ki devlet havuz işletsin. Belediye havuz işletsin. O zaman desin ki yani bak bu şöyle, mantık bir paradoks hani değil mi? Zaten o zaman var. Devlet diyecek ki bak devlet işletmez. Doğru bence de. Akvapark işletmez. O zaman diyecek ki bir işletmeciye ben burada bir yerim var. Burada akvapark şu proje uygulanmasını istiyorum. Taliplilere ihaleyle verirsin. Adam da gelir kendi cebinde yapar. İşletir belli bir süreyle. Yap işlet devlet var yani. Ya o gerçekçi olanından bahsediyorum. Tamam öyle olması lazım. Ama ben bizzat yapıyorum belediye olarak. Tamam. Nasıl Sefa Oteli var? Belediyenin bizzat oteli değil mi? Evet. Banyo var değil mi? Peki evet. Orayı işletiyorsun burayı mı işletiyorsun? Hayır oteli kardeşim? Ve banyoyu bak Ziya Bey banyoyu işleten bir belediye yani bu şeyi mi havuzu mu işletemiyor? Arkadaşlar şimdi burada genel siyasete aykırı. Bakın yani, ben bu özelleştirmelerin bu kadar kayıtsız, şartsız, fütursuzca yapılmasına karşıyım. Devlet şeker fabrikası işletmeli. Elinde stratejik enstrümanlar olmalı. Stratejik. Devlet elindeki bütün stratejik enstrümanlarını satmış, yabancı şirketlere, yabancı kurumlara dağıtmış. Siz gelmişsiniz diyorsunuz ki Sivas'ta Aqua Park'ı belediye işletsin. Ya arkadaşlar... tamam belki Ziya mantıklı Bey. Söylüyorsunuz ama bu genel siyasete ters. Ziya Bey şimdi belki sen, o işletmeci şimdi, çok tecrübeli bu konuda. Ziya Bey aynı şey vermiş. Ziya Bey aynı bir şey demiyorum da burada bir rekabet hukuku diye bir olay var. Üstadım mesela ben o açıdan yaklaşıyorum. Şimdi, bu açıdan yanlış buluyorum. Ziya Bey'in gazeteciliği yani. Kabardı bizi tahrik edecek şekilde şey diyor da yoksa, ona gelmeyelim yani. Yoksa değerli işlem var yani. Sizin söylediğiniz bizim söylediklerimiz de doğru. Evet. Sizinkiler de doğru. Evet. Fakat ben şunu gördüm. Belediyede çalıştığım dönemde o Temel Bey'in döneminde o fabrika ekmek fabrikası o zaman yapılmıştı. Bizzat İstanbul'a gidip hamburger getirdim yani. Öyle o durumdaydık. Niye? Buradaki fırıncılar hamurkar vermediler. İstanbul'dan getirdik adamı. Şimdi burada mesele ne biliyor musun? Ben şunu gördüm belediyede ve devlette de böyle. Stratejik ürünlerde, stratejik konularda devlet mutlaka işin içinde olmalı. Elinde bulundurmalı. Tabii bugün ekmek, tabii. Belediyelerin ekmek, halk ekmekleri olmasaydı var ya, Türkiye'de kan köydeye götürüldü şu an. Niye tekrar et süt kurumunu tekrar tabii, açtık? Niye açtık peki? İşte bir iki tane açıldı. Çoğalması lazım. Tabii. Stratejik ürün. Halkın bir gıdası evet, beslenmesi. Yani, evet. Efendim ekmek halkın gıdası beslenmesi. Bakın su. Evet. Halkın en önemli ihtiyaçlarından biri. Sen bunu özelleştiremezsin. Evet. Hatta içme suyu kalitesinde ekstra yatırımlar yaparak vatandaşı o hazır paket sular var ya o nitelikte ya su vereceksin ya o paketleri sen üreteceksin. Orada da stratejik bir şey var. Ulaşım stratejik iç ulaşımı sen özelleştirebilir misin tamamen? Başıboş bırakabilir hayır, misin? Hayır. Stratejik. Belediyeler işte bir dönem ve devlet bunların kolaycılığına kaçtı. Dedi ki devlet şunu yapmaz, devlet bunu yapmaz, şöyle etmez, böyle etmez. İşi karıştırdı. Bir dönem bir hayali şeyler oldu yani. Ama görünüyor ki tabii şu salgın dönemi de ve ekonomik olaylar da gösterdi ki devlet bazı şeylerin başında olmak zorunda. Yani başka türlü olmuyor. Soft kapitalizm ya da bu acımasız küresel ekonomik pazar piyasası diyelim. Bunlarla bu işlerin gitmeyeceğini bütün dünyasında gördü. Onun için Atatürk'ün vizyonuyla tekrar o devletçilik ilkesi var ya evet. En az o kadar olmasa bile ona yakın bir ilkeyle bu ülkenin yeniden stratejik yerlerine kavuşması ve piyasaları kontrol etmesi lazım. Yoksa vatandaşın eline bu işi bırakırsan vatandaşta vicdan yok. Bakın bir vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir fetva için talepte bulunuyor. Diyor ki ticarette kar haddi nedir? Adam soru sormuş. Geçtiğimiz haftanın gündem konusu bu değil evet, mi? Evet, doğru. Diyanete soruyor. Ticarette kar haddi nedir? Doğru mu? Evet. Diyanetin verdiği cevapta da ne oldu?
İşte bir sürü sansasyonel yorumlar yapıldı. Konular çıktı. Diyanet açıklama yaptı. Şimdi biz döndük. Şunu öğrendik. Ben en azından şunu öğrendim. Yani benim anladığım bu fetvadan kar haddi diye bir şey yok şeyde. Ticarette. Yani oradan anladığım o. Oradaki yorum o. Orada anladığım o. Peygamber Efendimiz'e diyorlar müdahale et. Yok diyor ben edemem diyor. Çünkü aslında o günün şartlarına göre Medine pazarına gelen yani tüccarlar, pazarda şunlar, fiyat pazarda bunlar belirlenir gibi bir şey tabii yani. Ama bak şimdi o günün şartlarına göre söylenmiş bir cümle. Ya, o an için geçerli. Peki orada vahim bir durum olsaydı, piyasa karışsaydı, ne bileyim en temel gıdalar fahiş fiyatları yükselseydi müdahale ya, edecek. Derhal müdahale edilirdi. İşte ya. O fetvanın yani, yanlışlığı aslında orada. Allah Allah. Yani o günün şartlarına göre o fetva verilebilir. Yani, olaya göre fetva değişir. Evet arkadaşlar toparlayalım diyorlar. Türkiye'nin ve dünyanın aslında önümüzdeki yıllarda da göründüğü şartlarda devlet fiyatlara müdahale etmelidir. Gerekirse etmeli. Bunu da dine imana karıştırmayacağız. Tabii. Niye? Oradaki olay başka. Ekonominin kuralları var, coğrafyanın kuralları var. Şey dediniz de, ya nereye gitsem Avrupa'da musluktaki su içiliyor biliyor musunuz? Özellikle ne diyorlar biliyor musunuz? Musluktaki suyu için diyorlar, lokantada oturuyoruz. Şurada bir de musluk var, hemen karşımızda diyelim oturduğumuz yerin masaların hemen o civarda. Gidiyorsun oradan bardağını ya da sürahini doldurup getirip içiyorsun. Yani içilebilir su akıyor. Lokantalarda ekstra yani, içilen biliyorsun hep gazlı su büyük şişeler. Onun dışındakiler evet, içilebilir su. Aynen öyle. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar ben de Avrupa'ya gittim. Ya hayır yani... Vallahi en taze Mustafa Bey. Daha yeni geldim musluklardan. Zaten bizi izleyenler de. Musluklardan içilebilir su akıyor. Ama bakın arkadaşlar. Onlar da sanayileşmiş. Türkiye'yi Avrupa'yla kıyaslamayalım. Muhasır medeniyet seviyesi üstüne çıkacağız. Niye kıyaslamayalım? Biz şunun için kıyaslamayalım. Şimdi hem oranın coğrafi şartları, nüfus yapısı, alan büyüklüğü, hem bizim coğrafi yapımız, nüfusumuz, alan büyüklüğümüz ve jeopolitik konumumuz çok farklı. Ayrıca onun için biz musluktan su içmeyelim. Yok içeceğiz ya içeceğiz biraz sabredeceğiz. Avrupa aydınlanmayı yaşarken sokaklarında kan görmüşler, 30 yıl savaşları yaşamışlar, din savaşları olmuşlar, papazlarına itiraz etmişler. Bizi kandırmayın demişler. Ama bir seyircimiz köylerde diyor imam sorunumuz var diyor. Bunu da gündeme getirir misin? Camilerde imam sorunumuz var. Evet. Arkadaşlar burada çok önemli bir mesaj var. Bakın işte Türkiye'nin gerçeği bu. Evet. Avrupa'da var mı bilmiyorum. Karşılaştığını. Evet. Enteresan. Mustafa Turaç selam saygı. Didim'den Nihat Kazmalı Bey selam saygı teşekkür ediyoruz. Kuşkayalı İbrahim Ekici abi size de selam saygı. İbrahim abi benden özel selam saygı sana. İbrahim abinin özel bir daveti var Mustafa Bey, Taceddin ya Bey ama bir gün zaman o kadar çok arzu ediyor istiyor ki lütfen bir çay içmeye gideceğiz inşallah. İnşallah. Diyor ki Ziya Bey diyor iyi yayınlar diyor. Nerede o mesaj? Hayırlı akşamlar. Program İslam'ı seneye geçti. Evet diyor ki hayırlı akşamlar. 4 aylık devlet hastanesinde KBB doktoru gelecek arkadaşlar. Planlama yapmıyorum konularda. Geçenlerde siz yoktunuz. Onu da işledik. Bu randevu konusu felaket yani. İyi yayınlar. Ziya Bey'in mayınlı alan olur. Sayın konuklar iyi yayınlar. Çok önemli konulara değiniyorsunuz. Yüksek Mahkeme'nin açık bir kararı var yollardaki otoparklarla ilgili. Sayın Hilmi Bilgin de hukukçu diyor. Bu kurallara niye uymaz? Hukukçu olarak diyor. Mustafa Bey bu konuda ne düşünüyor diyor. Bu kararı yani, ben biliyorum. Mahkemenin kararı bağlayıcı değil mi diyor. Caddeler bağlayıcı mı değil mi? Yaparsan tabii, diyor. Tabii bağlayıcı. Şey alamazsın, paralamazsın. O zaman, meydan mı okuyoruz yasalara? Yani arkadan dolanıyoruz. Genelde işte bir yorum farkıyla bir açıklık var. Deniyor ki işte benim dediğim yorum da bazen yapılıyor. Ya işte böyle başıboş bir düzen verelim anlamında da bir yorum getiriliyor bazen. İşte problem arkadaşlar. Vallahi önemli bir problem.
Hayırlı akşamlar. Benim bir sorum olacaktı. Gençlerimize evlenmeyi tavsiye ediyorsunuz. Evet. Ama düğün masrafları inanılmaz. Gelinlik, düğün salonu, oturma odası, yatak odası, yemek odası, televizyon, beyaz eşyalar, perdeler hesap edilince 1 milyon TL oluyor. Bu gençler bu maliyetle nasıl evlensin? Evet, i̇şte, evlenme inanın var ya, evlenmek çok erteliyor insanlar. Problem. Gerçekten. Çok ciddi bir problem arkadaşlar. Bir de şu var, bu hem gibi değil, tam tekmil evlenmek gerekiyor. Böyle bir alışkanlığımız olmuş biliyor musunuz? Dar gelirli aileler bile diyor ki bütün bu dediğimiz ev eşyaları diziliyor. Yani adeta tam teşekküllü olarak yani ev dayanıyor, döşeniyor ya da onlar alınıyor. O şartla evleniliyor. Şimdi Mustafa Bey. Böyle bir şey gelişti Mustafa yani. Mustafa Bey, Ziya Bey, annelerimiz yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Yaşıyor. Mekanların için Allah rahmet eylesin. Şimdi annemle zaman zaman konuşurum. Anlatır, der ki oğlum der, iki tane yastık, halı yastık, üç tane yorgan, iki tane işte döşek. Evet. Neyse. Gelmişler. Şimdi bundan gelmişler. Şimdi biz tabii o günkü şartlarda annelerimiz veya büyüklerimiz, babamız, işte babalarımız. Evet. O günkü şartlarda şartlar buymuş. Evet. Fakat bunlar 60-70 yıl önceki şartlar. Şimdi şartlar dünya değişiyor. Böyle oldu yani. Dünya değiştiği için yaşlı olanlar diyor ki biz böyleydik diyor. Hı hı, evet. Gençleri kınıyorlar. Niye bu kadar istiyorsunuz? Niye bu kadar yapıyorsunuz diye. Anlatabildim mi? Bir kuşak çatışmasına giriyorlar. Evet. Onlar hani o tarafları gördüler ya. Biliyorlar, yaşadılar. Yani kendileri nasıl gelin olduğunu. Şu olmadan olamazdıklarını. Yani. Ama devir bundan 50 sene 60 sene önceki devir değil ki. Şimdi devir değişti. Dünya değişiyor. Her şey değişti. Bugün hangi aile evinde televizyon olmazsa evinde rahat oturabilir? Olmaz. Hadi bulaşığı geçtim. Çamaşır makinesi olmazsa kim kaç kişi evinde idare eder? Ya da internet. Edemez. İşte hadi internet. Hadi ne bileyim doğalgaz olmazsa nasıl olacak? Evet, onun için bu meselede vatandaşımız işin ekonomik boyutunu çok çarpıcı bir rakam vererek söylemiş. Bu şartlar altında Ziya Bey, evlenmek çok zor. Evlenenler de kendilerinin geleceğine en az 10 yıllarını borç ödemeye şekillendirirler. Eskiden şey de yoktu. Eskisi gibi dayanışma altında çok gelirdi, tabii, şu bu olurdu. Tabii. O da azaldı. O da azaldı. Dolayısıyla devletin, bak her şeyi devlete söylüyoruz ama bu sosyal toplumun sosyal yapısını bozacak bir şey. Tabii. Bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Onun için yani basite almasınlar. Yani kendilerinin tuzu kuru bilmem ne ama bugün bir vatandaş hadi 1 milyonu boşver 500 milyar lira para harcayacak halde nasıl düğün yapacak ya, akıl var mantık var yani ya. Sosyal onun için de 30 yıl 35 yaşında yani. Gençler perişanlık içinde. Hayır, yavaş yavaş. Başka sebepler oluyor. Başka sorunlar oluyor. Ziya Bey, evlilik yaşı inanın 40'a doğru gidiyor biliyor musunuz? Benim gözlemim o. Ya bir gün gelecek ki Avrupa'daki yani. Gibi ya evlenmeyelim birlikte yaşayalıma dönecekmiş. Ya. Olmayacak. Arkadaşlar bu bir fizyolojik, biyolojik ihtiyaç. Bu bir yaşamın olmazsa olmaz kuralı ve fıtratında gereği. Allah onu ona göre yaratmış. Biz denge hesabı ve bu Türkiye'nin hem sosyolojik açıdan hem psikolojik açıdan çok mühim bir problemi. Siyasetçiler artık hükümetin yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız, muhalif lider Kemal Kılıçdaroğlu, diğer liderlerimiz, Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Evet, evet. Hem gençliğin işsiz ve istihdam problemiyle ilgili gelecek kaygısı yaşaması, hem de o kaygı ve işsizlik içerisinde evlenmeyle ilgili problemler yaşaması ve bu problemler yarın bugün kabul etmediğin farklı eğilimlerin oluşmasına da zemin hazırlar. Sonra eyvah dersiniz. Sonra eyvah deriz. Sonra biz bir toplumu kaybederiz. Bir nesli kaybederiz. Lütfen istirham ediyoruz. Aileyi kaybederiz. Aileyi kaybederiz. Zaten Türk toplumunun ana
güçlü tarafı ne? Aile değil aile, mi? Evet. Aile olmazsa aile ne olacak? Aileyi yıkıyorsun ya. Oluşmuyor ki. Oluşamıyor. Genç kardeşim. Evet. Bu konuyu özel bir gün bir programda özel işleyelim isterseniz. Gerçekten çok önemli bir soru. Ben de hem sosyolojik olarak hem psikolojik olarak hem ailesel olarak bir aile danışmanı olarak meseleyi işleyelim, anlatalım. Hem problemlerini, sorunlar neler yaratabilir bunlardan bahsedelim demiş. Hayırlı akşamlar, iyi programlar. İstanbul'dan iki seneyi geçti, Sivas'a göçeli. Sivas'ımız güzide bir şehir. Ben tüm Sivaslıları Sivas'ta yaşamaya davet ediyorum. Sivas'ta su var, un var, şeker var, yağ var. Birlik olursak helva yaparız. Vadi Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı İlham Özata. Var ama işte onları bir araya getirecek kişiler lazım. Bir de usta lazım işte. Usta lazım. Evet, usta evet. Olmadan da helva olmuyor. İyi işte. Yayınlar. Yani diyor ki vadi tarafında sıkıntı yok diyor. Ben onu anladım. Ya aslında şey. Vadide yok diyor. Vadide yok da Sivas aslında şey bir şehir değil yani. Evet. Olan bir şehir. Doğru doğru. Sadece hepsi var. Helvayı yapacak bir tane atçı lazım. Evet, evet. İki tane atçı lazım. Üç tane atçı Ziya lazım. Ziya Bey, iyi yayınlar. Sivas Belediyesi'ne 2,5 ay önce abone olduğum halde inşaatıma su bağlanmadı. İnşaat bitmek üzere. Sivas'ta verilen ruhsat sayısı belli. Bu nasıl bir sorumsuzluk? Biz anlatamıyoruz. Siz gündeme getirirseniz sevinirim diyor. Biz de zaten zaman zaman gündeme getiriyoruz. O kadar çok mesaj var ki arkadaşlar. Rejiden de Bekir Bey diyor ki abi toparlayalım diyor. Efendim vallahi ben diyor Ziya Bey sizi hayretle dinliyorum. Bu Demir Çelik Devlet Bey'in işi değil diyor. Habib Bey'in, Ahmet Özüreğin değil. Diğerlerinin değil. Bu fabrika Sivaslıların. Bunlardan medet beklemeyin. Siz ekrandan çağrı yapın. 3000 kişi bir yürüyüş yapalım bakalım kim yamanmış. Siz Sivaslılar yürüyüşe davet edin bakalım. Sivaslılar bu konuda sorumluluk almaya varsanız evet hakikaten dediğim gibi susmak problemleri çözmüyor. Hayır, meslek örgütleri var, evet, sendikalar var, bu STK'lar konuda, var. Bu konuda niye varlar yani? Almalı. Sivas Demir Çelik Sivas'ın, Sivaslı yöneticilerin kızıl elması olsun. Bu konuyu mutlaka çözsünler ve siz de siyaseten karşınıza bu problemi çözmüş olarak gelenlere bir tercihte bulunur. Miting yapacaksa bunların yapması lazım. Evet, yani. Başıboş miting olmaz. Ama Sivaslılar olarak bu kardeşimin çağrısına ben de katılıyorum. Bir organizasyon olursa hay hay tabii ki Sivas'ın meselesinin yanında olacağımızı söylüyorum. Sivas'ın halledilmesi gereken sorunları nasıl halledilebilir? Sivas'ın bakanları mecliste ne yapıyorlar, uyuyorlar mı demiş, bilmiyoruz. Mecliste oturuyorlar, mecliste uyulmaz ki arkadaş. Yani lütfen. Selam Ziya Bey, iyi yayınlar. Çay boyu, pazar çalışma saatleri 4 saatte bir. Bugün dikili tam da eski buğday meydan yanında park alanında 30 otobüs yatıyordu diyor. Çay boyuna 4 saatte bir otobüs gidiyor demek ki. Bu mahalleden de bir otobüs ulaşım problemi var. Uzuntepe'de de aynı sorun vardı. Tabii tabii. Her yerde var. Hemen hemen birçok yerde bu sorun. Bir otobüs şeyini demek ki bir gözden geçirmek lazım. Yani şimdi 4 tane yolcu var. Ben oraya kadar mazot yakmayayım filan. Hani böyle hesap kitap işleri. Ama bu toplu ulaşım. Orada olmuyor işte. Ha, o sefer iptal olunca bu defa o hareketliği de sağlayamıyor. Evet. Salim Tek hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Sağlıkta bir operasyon için hastanemizde 3 aya gün veriliyor. Bir diğer bir hususta köylerde imam sıkıntısı var. Bunu da dile getirmek lazım demiş. Salim Bey dile getirdik. Köylerde imam sıkıntısı nasıl oluyor anlamadım. Var mı hakikaten? Belki köylerde nüfus olmadığı için 3-5 ailenin yaşadığı yere bir imam göndermek de hem imamları tembelleştirir, görevini yapamaz hale getirir. Hem de yazdan yaza canlanan köylerde imam istihdamı orada ne imam kadar hatip mezunu bir öne geçecek, Allahu Ekber diyecek. Fakat eğer canlı köylerde yani. Canlı köylerde güzel camiler yapılmış yani. İmam yoksa evet. Onu da buradan duyuruyoruz Diyanet İşleri'ne. Evet. Diyanet İşleri derken arkadaşlar geçen hafta ben Diyanet İşleri'nden bizim eski Türk Diyanet Sen Başkanımız Abdullah Vişne Bey'in yanına gittim.
Abdullah Hüsne Bey programımızı seyrettiğini ve çok beğenerek izlediğini söyledi. Evet, çok da selamlarını söyledi. Orada bir söz söyledi. Ben de dedim ki Abdullah abi ben bu sözü not edeyim de bunu programda ifade edeyim, söyleyeyim. Efendim evet diyor ki 6 Temmuz'da gitmişim arkadaşlar. Ne zaman ki bu toplum diyor at ile seyahat ederken Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer iniyor, kölesi biniyor düşüncesi olmadıkça hiçbir şeyin sahibi olamayacaktır diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir seyahatinde devamlı örnek verilen bir davranıştır. Beraber seyahat ediyorlar. Hazreti Ömer attan iniyor, kölesi biniyor. Efendim sırayla evet sırayla köle itiraz ediyor efendim diyor. Gibi hayır diyor. Adaletli olmak bunu gerektirir diyor. Hakikaten de yöneticilerin, idarecilerin sorumlu kalan herkesin Hazreti Ömer adaletinden mütedeyyin Müslüman toplumlar için diyorum bunu. Diğer toplumlarda da adalet çok önemli ve onların farklı inançlarıyla onu yerine getiriyorlar. Yalnız orada bir cümle söyleyeyim. Buyur. Artık dünyanın belli ülkeleri bunu artık sistemleştirmişler. Yani adil bir devlet düzeni kendi işlerinde oluşturmaya çalışmışlar. Hukuk devletini belli ölçülerde bina etmişler. Biz Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Benim naçizane kanaatim şu. Bu gelişmiş ülkelerdeki hukuk, yani hukuk devleti anlayışını aynen benimseyip üstüne bir şeyler koyacaksak onu koyalım. Evet. Biz yani yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek biz yok. Biz Hazreti Ömer'in yani kıssaları ya da yani rivayetleri ya da burada kurumsallaşmış zaten. Hayatıyla dini motiflerle bürünmüş bir alanın içinde tıkanmış kalmış bir toplum olduğumuzdan bunlar başımızda. Bunu hukukla taşlandırmadıktan evet, evet. sonra, eğitimle taşlandırmadıktan sonra lafı güzaf. Hazreti Ömer deriz, bugün deriz, 50 sene sonra yine deriz. Şöyle Taceddin Bey, ben şunu ilave edeyim. Arkadaşlar, din inancımız insanların yönetilmesinde, ben şöyle düşünüyorum. Cahil insanlar için din bir afyondur hakikaten. Cahil insanların kolay yönetilmesi için kullanılan bir afyondur. Akıllı insanlar için de bir rehberdir. Tabii hem dünyayı muhakkak, hem ahireti kurtarmak için bir rehberdir. Dini de kendi seküler yaşam, şeytani emeller için kullananlara fırsat vermemek lazım diyecektim. Ve hemen bir şey geldi. Geçen Selim Baş Ticaret İl Müdürümüz Burcu'ya oturduk. Hı hı. Burhan Arar falan. Evet, hatırlıyorsun. Evet, evet. Evet. Ticaret İl Müdürümüz. Evet, eski Yıldızeli Belediye Başkanı. Evet, izliyorlarsa selamlar. Programı hep izliyorum ve kaçırmadan takip ediyorum diyor. Sağ olsun. O da orada konuşurken bir şey demişti. Şimdi Mustafa Bey de siz de bu mihmalde bir şey dediniz. Selim Bey diyor ki bugünü herkes konuşur diyor. Mühim olan yarını planlamak. Tabii yarını evet. planlamak işte. Yani bugün herkes konuşur. Mühim olan yarını planlamak. Diyoruz arkadaşlar kapatacağız diyoruz ama gazeteci Sirel abinin bir mesajı olabilir. Sirel Doğan WhatsApp'a bak demiş. Hemen bakıyorum Sirel abi. Sirel abinin Sirel abim evet. izliyorsa bizi selamlar. Yani çok hukukumuz var çok geçmişte. Şimdi duayen gazeteci deyince herhalde bir Sirel Bey mi kaldı? Tabii tabii. Çok görüştük, yaşayan konuştuk. Yaşayan gazeteci. Yaşayan duayen. Yıllarını bu işe verdik. Evet, çok siz dertleştik. Yani evet. hatıralarımız çok. Sirel abi hakikaten Sivas için sorumlu kalan. Evet evet. Ve hep elini taşın altına koyan. Eleştiren yaklaşan. Eleştiren, sorgulayan. Gazeteci gibi. Gazetecilik yapan bir duayenlerimizdendi. Sirel abi. Evet, bu konuyu konuştuk aslında. bu konuyu daha önceki programda konuştuk. Tekrar sormaya gerek yok. Suyla ilgili size daha bir bilgi vermiş. Hmm. Arkadaşlar, reji diyor ki, Bekirciğim, abi toparlayalım. Evet, o kadar çok şey var ki, yorum var ki. Abi geçen sene Çelimk'te çadır kirası günlüğü 30 bin liraydı. Bu sene 125 lira.
Muhittin Bey hakikaten yarabbi Allah yardım etsin. Piyasa zamlanıyor. Ne yapacak? Belediye mecbur zam mı yapacak? Türkiye göre %74. Tamam o zaman. Ama buradaki hesaba göre %150. Tabii. O öbür şeyi esas almış belediye o zaman. ENAK. Diğer hatırlayamadım. ENAK. ENAK bağımsız enflasyon araştırma grubunun şeyi. Yani. Bazen öyle olabiliyor ya Mustafa Bey. Ekonomist, yani güvenlik uzmanı Sayın Turaç selamlarımızı söyledik. Kızım psikolog hanıma da teşekkür ediyoruz. Yorumlar yapmış. Güzel yorumlar. İnşallah onlardan da öbür programda bahsedelim. Arkadaşlar program hakikaten su gibi aktı. Teşekkür ediyorum. Dört Eylül meydanına girecektik. Ya, dört Eylül meydanına girecektik. Dört metrelik duvarlar var. Hiç değilse bir resim göster de. Yani Ziya Bey müsaade etmedi ki onları da anlatalım. Yani hayırlı saat değerli izleyiciler. Evet. Mustafa Bey sözüm sizde. Bekir Bey bir 10 dakika verir misin bize? Kafayı sallıyor. Veremeyiz diyor. Arkadaşlar hakikaten bizim milli mücadele meydanı ile ilgili. Gelecek şey ele alın yani. Evet, milli mücadele meydanı ile ilgili. Daha önce bize anlatılanla bugün imalat yapılan imalatın çok farklı olduğunu gördü arkadaşlar. Çok çok farklılaşmaya başladı. Bu konu oraya Taceddin Bey program arasında dedi ki oraya bir meydan, oraya bir park yapmadılar, oraya bir bina yapmışlar dedi. Önümüzdeki hafta bu programda yine onu konuşalım. Taceddin Bey teknik anlamda bu konuda bize izleyicilerimize bilgi verecektir inşallah. Son sözleriniz arkadaşlar. Evet ben şunu söylemek istiyorum. Gözümüzü yani dünyada belli konularda belli konuları aşmış olan ülkelere ve onların kurumsallaşmış yapılarına dikelim. Oradaki yöneticiler ne yapıyor? Oradaki kurumlar ne yapıyor? Oradaki işte hukuk devlet anlayışı, oradaki yönetim anlayışı, orada en ufak bir hatada istifa etme anlayışı, yöneticilerin sorumluluk anlayışı, onları ele alalım. Onları efendim şey esas alalım. Yoksa yani ben bakın bir imam hatipli olarak söylüyorum. Sadece menkıbelerden yola çıkarsak bir yere varamıyoruz. Menkıbeler söyleniyor. Yani menkıbeler söyleniyor, geçiliyor. Bir nostalji gibi ama icraata konamıyor. Ben bunu da bir Abdullah hocama da bir şey olarak söylemiş olayım burada. Taceddin İyi akşamlar Bey. Diliyorum, iyi geceler diliyorum. Ben de aslında önemli bir konuydu. Dört evet. Eylül Meydanı. O Dört Eylül Meydanı ile ilgili bu ana yukarıdan çekilmiş bir resim. Bir de o duvarın yüksekliğini ben göstermek istiyorum esas. Evet, şimdi değerli evet. izleyiciler, eskiden orada evinin yanından gittiğimiz sokak. Ya Allah aşkına o zaman 2 metreydi. Şimdi bu duvarlar 4 metreye çıkmış. Ya arkadaş olmaz olmaz. Ya belediyedeki mimar arkadaşlar, ya Erol Bey, Erol Genç, Mehmet Yazıcı, yukarıdakiler bilmiyorsa siz bu işlerin uzmanısınız. Arkadaş bu olur mu ya? 4 metre duvar olur mu? Kale mi yapıyorsunuz? O meydanla birleşik bir şekilde bir algılanacak bir alan olması lazım. Bu duvarları iş işten geçmeden bakın para harcıyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Şunu bir an önce görüşün belediye başkanıyla. Yani adam yani bu konularda çok bilgi sahibi olmayabilir sayın başkan. Ama siz gidin, siz de bu Sivas'ın adamısınız. Müracaat edin, ya bunun olmayacağını söyleyin. 4 metre duvar olur mu arkadaş ya? Yani siz park mı yapıyorsunuz, meydan mı yapıyorsunuz, arkada bina mı yapıyorsunuz? Anıt mı yapıyorsunuz? Yani hem anıt hem meydan. Şimdi burada işler biraz karışık durum. Ben bunu daha önceden de ifade etmiştim. Bakın 4 metre yüksekliğinde ben Moskova'da gördüydüm. Böyle yer altında müzeler var biliyor musun? Aynı onlara dönmüş. Teşekkür ediyorum Bekir Bey. Bizi kırmadın. En azından bu resimleri gösterdin. Haftaya inşallah bu konuyu ben biraz teferruatlıca tekrar burada olursam görüşmek istiyorum. Bizi izleyen değerli izleyicilerimize, sevgili Sivaslılara saygılarımızı sunuyoruz ve iyi geceler diliyoruz efendim. Evet ben de Mustafa Bey biraz önce hani küçük bir hatada istifa falan batıda işte Avrupa'da. Alacaksak. Bildim ya arkadaşlar. Ziya Bey çağdaş şeyleri. Ziya Bey niye biliyorsun? Ya Rabbi ya Allah Allah hakikaten.
güldürecek şeylerden bahsediyor. Yani küçücük bir istifa. Adamlar, şimdi sen şunu mu demek istiyorsun? Ben İsveç, Zürih'te gördüm. Maliye Bakanı bisikletten gidiyor. Evet. Yani sen şimdi... Önüne kalacaksak onları alalım diyor. Yani, yani vali, bakan, belediye başkanı bisikletten iş yerine gitsin diyor. Evet. Ya Rabbi, yok arkadaşlar, yok öyle şeyler olmaz. Yani bunlar, bunlardan bahsediyor. Hatta onları aşalım diyorum ben. Onları da aşalım. Siz geldiğinizde evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özlemiştik sizleri. Allah'a emanet olun. Tabii ki yarın Sivasspor'un zaferiyle hep birlikte meydanda sahipsiz bu şehrin biz sahibiyiz diyen o gençlerin sloganına biz de katkı sunacağız inşallah. İnşallah. Diyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Huzurlu kalın. Ömrünüz bereketli olsun. Toprak Gayrimenkul Neler Oluyoruz sundu.